Galatasaray-Kayserispor maçından sonra maç sonu programımıza hepiniz hoş geldiniz. Savaş Hoca hoş geldin sen de kardeşim. Hoş bulduk. Çok Evet. da hoş bulmadık aslında bu sonuçtan sonra. Ligin ilk haftası. Savaş Hocam, sezonu açıyoruz bugün. Yine Galatasaray sezon başlarındaki vasat futboluna maalesef devam ediyor. Ne Evet. düşünüyorsun? Galatasaray'ı nasıl buldun? Bir ilk 11'leri nasıl buldun? Bir genel bir yorum bekliyorum senden. Şimdi benim anlamadığım şey şu. Bizim ülkemizde böyle yeni transferler geliyor ya, takıma katılıyor. Evet. Bir onları bir yedek bırakma. Bu ilk transfer olan adam bir 2-3 maç sonradan giriyor. Çok sinir. Abi direkt ben de sinir oluyorum. Ya adam abi alındıysa ve yedekteyse hazırdır zaten. Yani madem Evet. hazır değil yedeğe almasın adama. Hani değil mi baktığın zaman? Hazır değildir yedeğe Yani almasın veya sakatlığı vardır yedeğe almasın adama. Ama mesela bugün atıyorum, bakan bu 10. dakikada sakatlandı. Sen Icardi'yi almayacak mıydın oyuna? Alacaktın. alacaktın. Yani gerek yok. Bu bakan bu örneğini de öylesine verdim, hani Hani başkası Icardi da olabilir. Veya Zaha. başkası. Bak Yani Zaha girdi. mesela. Oyuna girdi adam. Bir şey yapan, bir şeyler çabalayan bir adama yürü yürüye çalım attı adam. Yani hani pozisyon yarattı. Üretken olarak baktığın zaman. Evet. Yani bu adam hazırsa abi beklemez. Bu adam Premier Lig'de Manchester City'nin içinden geçmiş adam yani. Ya Barış Alper mesela diğer maç iyiydi. Bu maç leş abi yani hiçbir şey yapmıyor. Abi çıkarsana hocam neyi bekliyorsun Allah rızası için ya. 80 dakika oyunda kaldı. 80. dakikada mı çıktı? Ya vallahi 80'de 80 dakika oyunda çıktı. kaldı ya. Hakikaten 80 dakika oyunda kaldı. 83 dakika oyunda kaldı pardon. Ben not aldım 83 dakika oyunda kaldı abi Barış Alper. Barış Alper çıktıktan sonra spiker 83 dakika oyunda kaldı. 83. dakika falan dedi herhalde öyle hatırlıyorum. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Yani bu kadar eleştirerek başladık ama pozisyona da girdik. Şimdi pozisyona giriyoruz, atamıyoruz. Ya Mertens'in önüne top geliyor, ayağından açıyor. Barış Alper ayağından açıyor. Sorma Ya bunları ya. atacaksın ya. Orada tekte vuracaksın artık. Kontrol etmeye çalışmak saçmalık. Sonra da diyoruz ki kaleciler devleşiyor falan. Abi sen ayağındaki topu kontrol edemezsen kaleci çıkar alır, kaleci devleşmez. Sen kaçırıyorsun. Veya tehlikeli bir şey yapamıyorsan, şut çekemiyorsan kaleci tabii ki devleşir abi. Sen atamıyorsun ki. Evet. Pozisyon üretemiyorsun. Genel olarak kötüydük ya. Beğendiğim Berkan iyiydi. Böyle topladı bayağı arkayı. Ya stoperler Son genel anlamda iyiydi bence. Muslera iyiydi özellikle. stoperler iyiydi. Bir de yani Boya'yı biraz. Ben Muslera'yı beğendim şimdi. Hakkını yemeyeyim. Hep hakkını yerim Muslera'nın da. Hani çocuk iyiydi yani. Ya Yorumlarınıza zaten geçeceğiz abi. Bayağı bir kişi gelmişti. Hepiniz Muslera'nın hoş geldiniz. çizgi kaleciliği iyidir. Ayakları kötü sadece. İlk 11'i nasıl buldun Savaş Hocam? Bu sene bu arada Savaş Hoca ile devam ediyoruz. Galatasaray'ın FM23 hocası Evet. kendisi. Müthiş bir Bana hoca. soruyorlar maçtan önce. Nasıl taktikte çıkalım? Ben diyorum ki durun diyorum, ben FM23'te hemen bir deneyeyim taktikleri. Deniyorum. Çok da denemiyorum zaten. Hemen ilk maçta kazandığım için veriyorum taktiği. Ama ben bu 11 ile çıkmazdım. Abi Yani çok en başta kötüydü dememin ya. sebebi de o. Yeni oyuncu geldiyse ve ilk 11 oynayacaksa onu oynatırsın. Ya bir de hafta içi hani maç oynamışsın. Takım yorgun yani. Belli. Dili Evet. dışarıda geziyor herkes. Ben mesela ya Oliveira ile başlamazdım da şeyle başlardım, Kerem'le. Performansından, bugünkü performansından bağımsız konuşuyorum. Aynen öyle. Bakambu'yla başlayabilir miydim? Belki hani Icardi'yi Bakambu'yla da başlamazdım. Yine Icardi ile başlardım. Kerem'i forvet arkasına atardım büyük ihtimalle. Mertens'i de kesip Zaha'yı koyardım. Şu Zaha'yla da çok rahat oynardın yani. Yürüyerek adam geçiyordu adam. Yılan Evet. gibi kardeşim. Kıvrılıyordu böyle. Kıvrılıyordu yılan gibi. İşte ya, birebir de adam geçen öyle. Biz de açık alanda bulup ağır stoperin yanından koşunca çalım atan oyuncu diyoruz ama işte çalım atmak böyle bir şey. Ya herif City'nin içinden geçmiş. Liverpool'un içinden geçmiş. Biz de yedek bekliyor abi. Neye hikmetse, ne akla hizmetse. Yedek bekliyor. Hocam evlatlarını oynatıyor ilk baş. Zayi 80'den sonra maç bittikten sonra zaten rakip yerden kalkmıyor. Hakem de buna fırsat veriyor oyuncuların yerden kalkmamasına. Maç bitmiş. Zaha girdi oyuna abi. Zaha girdi oyuna, adam önüne top istiyor, ayağını atıyorlar. Ayağını istiyor, önüne atıyorlar. Herif de şey dedi, ben dedi nereye geldim ya dedi. O
Bir sürekli söylendi, fark ettin mi zaten fark onu? ettim. Pas Galatasaray'ın pas kalitesine görünce ben nereye geldim diye söylendi bayağı bir. Zaten yanındaki bu Kayserispor'un sağ bekinde oynayan çocuğa da gıcık oldu. Evet. Ya Onu da adam dövecek. ya ilk bir tane Kerem atamadı. Bir tane Halil bomboş herif artık koşmuş araya. Orada salsanın adamın önünde. Yok. Ya Halil gerçekten niye alındı bilmiyorum ya. Bu adamın Galatasaray performansı belli. Galatasaray Kötü bir performans. performansı belli. Kötü. Galatasaray'da iki kere denendi olmadı. Yani ne gerek vardı abi? Bıraksaydık Beşiktaş transfer çalımı koysaydı. Ne oldu işte transfer Yani. çalımı meselesine? Al sana transfer çalımı. Orta saha Ya. ihtiyacın varken, orta saha ihtiyacın varken 1586 tane kanat aldın. Al, orta sahayı gördük. Ya bu adam ya fundamentali zayıf bir oyuncu. Oyun zekası düşük. Topu ayağından ne zaman çıkaracağını, ne zaman çıkarmayacağını bilmiyor. Nereye pas atılacağını bilmiyor. Yani top tekniği iyi ama o kadar. Kötü bir oyuncu bu adam. Ya bu adam Galatasaray kalitesinde değil. 1,5 sezon Galatasaray'da oynadı. İstatistikleri orada, performansı ortada. Ya bu adamı sen niye aldın takıma tekrar? Ya bir de hani geçen seneki gibi değil abi artık lig. Yani Fenerbahçe ile Galatasaray yapmış olduğu transferlerle kadro kalitesiyle acayip büyük bir fark açtı. Bakıyorsun Kayserispor'un oyuncu değerlerine 20 milyon euro abi. Galatasaray'ın 250 milyon euro. Fenerbahçe'nin 200 milyon euro. Yani şimdi ufacık bir bile bir puan kaybı artık sene sonunda çok büyük önem arz edecek. Hani geçen seneki gibi değil bence. Yani ne Bence gerek de. var abi? Ya bizim Apo'nun liseden arkadaşı Kayserispor'un yedekteydi işte abi. Çocuklar vardı. Çoluk çocuk vardı Kayserispor'da. Transfer yasağı vardı Kayserispor'un. Evet. Bu arada pozisyona girdik ama Kayseri de girdi pozisyona. Yani maç 0-0 bitmeyebilirdi ya. 2-2 de bitebilirdi. 3-3 de bitebilirdi. Biraz yani kalecilerin becerisi, biraz hücum oyuncularının beceriksizliği, son pasları değerlendirememek. Ben ilk 11'le alakalı da bir şey söylemek istiyorum abi. Kazımcan şey maçında çok iyiydi. Avrupa maçında. Oyundan çıktı. Dubio da girdi. Daha da iyi olduk falan. Ama Kazımcan kadroya niye girmedi bilmiyoruz abi. Sakatlığı varsa sakatlığıyla alakalı niye bir açıklama yapılmadı bilmiyoruz. Peki Yani bugün Dubo niye çıktı? Dubio niye çıktı onu da bilmiyorum. Çünkü Sacha Boey mesela bence normal performansına göre kötüydü, bir de sarı kartlıydı. Hani madem Angelino'yu alacaksın oyuna, Dubio'yu atarsın sağ tarafa ki pas oyununu oynayabilen, ki pas oyunu oynayamadığımız bir maçta hani pas oyunu oynayabilen nadir bir adamım var. Bir Oliveira, bir de Dubio, ikisini de çıkarttın. İkisini de çıkarttın. Dubo niye çıkardı? Ben sana söyleyeyim mi? Bu şey girsin oyuna, Angelino. Orta açsın da kafa golü atar Icardi diye. Biraz şeyi kazansın, ritim kazansın. Zaten Kayseri'ye geriye yaslanır. Bunun da geriye dönmesine gerek kalmaz. Belki bir şey yapar da hafta ilk 11'e rahat rahat yazarım diye. Koydu ama yani hiç, o da hiçbir şey yapmadı. Performansı kötüydü. Yani giriyor, topu alıyor, yanına oynuyor, geriye oynuyor. Eğer rakip yarı sahadaysak içeri şişiriyor aldığı her topu. Böyle bir adamsa bu ve sen bu tarz bir adam istiyorsan niye bu adamı aldın? Caner Erkin boş değildi sene başında. Caner Erkin'i alsaydın. Ya madem hani yeni transferler oynasın diye oynuyor Angelino, yeni transfer olduğu için oynuyor. Hani performansından dolayı değil. O zaman diğer yeni transferleri de oynat abi. Niye Yani. bekliyor? Görüyorsun Barış Alper bütün topları ezmiş. Bu hani UEFA maçında, Şampiyonlar Ligi maçında iyiydi. Bir şey demiyorum. Fiziki olarak da iyiydi. Topları da doğru kullandı. Zaten asist yaptı Kerem'e. E baktım bu maç sıçıyor yani. Ortada yani. Çok hiçbir şey yaptığı yok doğru düzgün. Abi koy Zaha'yı. Kerem kötü. Çıkart abi Kerem'i. Koy Yunus'u falan. Yine bir dene. Ne bileyim. Başka birisini dene. Şampiyonlar Ligi'nde eşleştiğimiz takım da yani bizim ligde küme düşer bu arada. Onlar Doğru da bir galiba kıyaslama dene. sezona muhtemelen başlamadı diye biliyorum. Hazır değiller fiziki olarak. İlk maçlar herhalde onların da resmi olarak. Ya, bugünkü maç gerçekten ilk 11 de kötüydü. Bence değişiklikler de kötüydü. Özellikle Angelino ve Halil'in oyuna Abi girmesi sorma ya. Halil eksizdi. abi Angelino girdi bak. Hani dersin ki şey yapacaksın. Hani sol bek yedin yok. Kazımcan falan yedekte değil. Hani Saşa'nın da sarı kartı var. Ne olacağı belli değil. Kırmızı görebilir. Saşa'yı çıkartırsın. Hani Angelino'yu aldın. Dubois'u da sağ tarafa koyarsın. Hani ayağı iki tane bekin kalır falan. Hani onu bile anlarım da abi. Halil ne alaka girdi? Zaten orta saha yok. Orta sahada adam yok. Çok rahat geçiyor. Orta sahanın dinamizmi düşmüş. Konyaspor maçında da bu oldu geçen sene. İşte maçı verdik öyle. Gol atamıyoruz diye. İki tane forvet yaptı. Gomis Icardi'ye döndü. Hatırlıyor musun? 4-4-2'ye. Evet, bu maçta da verebilirdik maçı bu arada. Abi çok rahat verebilirdik. Şeye Hani katılıyorum. iş. Pardon sözünü de böldüm. Malibu İzim yazmış. 12 dakika falan oyun durdu dedi galiba. O tarz bir şey yazdı yorumlarda. Daha demin sinirden yorumları da okuyamadım. Kusura bakmayın arkadaşlar. Abi
bu kadar ya bizim hakemler kadar oyunu durdurmaya bu kadar izin veren hakem hatırlamıyorum dünyada ya. Abi sürekli yerde oyuncular zaten 45 dakikanın yarım saati oynanmadı abi. Ne evet. Gerek var abi? Nasıl hakem bunlar? Yani şu sakatlık bahanesiyle yere yatan ama hiçbir şey olmayan hani bak kafaya müdahaleleri anlarım durdurursun. Ama hani hayati bir müdahale olmadıktan sonra abi oyuncuların yere yatmasına bu kadar müsaade etmezsin ya. Vallahi bak bunları durdurmasınlar Türk hakemliği seviye atlar, klas atlar abi. Hepsi FIFA bence kokartlı olur. Ya ben çok yorum yapmak istemiyorum hakemler hakkında ya. Daha ilk haftadan başlamayayım. Ya ben bak hakemlerin normal kararları, kart kararlarıyla alakalı hiçbir şeyine bir şey söylemedim ki bence Barış Alper'in müdahalesi turuncu bir müdahaleydi. Kırmızı yiyebilirdi. Biraz riskli bir hamleydi. Hani bak bizim aleyhimiz olan bir şey söylüyorum. Ama abi hani genel anlamda Türk futbolunda hakemler oyunu çok durduruyor abi. Bu kadar durduramazsın ya. Vallahi rezillik ya. Top oynanmıyor abi. Top izlemeye maç açıyoruz. Tiyatro var. Sakatlık tiyatrosu var sürekli. Genel anlamda. Bütün takımlardan bahsediyorum. Sadece hani bu akşam oyuncuların yapmasından bahsetmiyorum. Evet. Şey sonra Okan Hoca'nın maç sonu açıklamalarını gördüm kardeşim. Ona da kuruldum. Yine hava durumunu ve nemi falan bahane etmiş hocam. Abi yapma gözünü seveyim. 250 milyon euroluk takımsın. 20 milyon euro karşında takım var. Çoluk çocuk oynuyor. Transfer yasağı var takımın ya. Canım hocam. Bir tek nem Galatasaray yoktu. Kayseri'ye de var. O çocuklar çocuklar nemi etkilemiyor mu abi? Onlar Türk olduğu için nemlenmiyor mu? Veya Kayserili olduğu için onlara nem komuyor mu? Yanlış 11, yanlış oyuncu değişiklikleri. Sen maçı verdin ya. Hocam kusura bakma maçı verdin. Bence de Okan Hoca'ya yazar bu maç abi. Direkt Okan Hoca'ya yazar ya. Şimdi Berkan kimin yediği? Torreira'nın yediği değil mi? Yanında da Oliveira var. Aynen öyle. Oliveira'yı ilk 11'de düşünüyor musun bu sene? Hoca'ya soruyorum. Bunu düşünmüyor. Oraya Kerem'i düşünmüyorum, koyacağım. Düşünmüyorum. Kesinlikle düşünmüyorum. Kerem'i koyacağım. Mesela bu maç niye Kerem'le başlamıyorsun? Başka yani bir şey daha. Başka bir şey daha. Sen söyleyince yine aklıma geldi, kuruldum. Bu Torreira hazır değilse niye yedekte? Madem yani yedekte niye oyuna girmiyor? Görüyorsun tempo düşmüş. Orta sahan çok rahat geçiliyor. Kontra yiyorsun sürekli. Bu Torreira niye yedekte abi? Yani bu adamın ne sorunu var abi? Geçen cırcır oldu falan dediler. Midesi bulanıyor dediler. Midesi bulanıyorsa kadroyu almasın abi bu adam. Ama kadrodaysa oyun alırsın abi. Orta sahan düşmüş senin yani. Adamlar vallahi atabilirdi yani. Yiyebilirdik. Bir puanlar olabilirdik. Mesela ayıksa, biz hani geçen sene işte kadro derinliği yok diyorduk. Oyuncu değişiklikleri biraz geç oluyor diyorduk. Ama bu sene yani şu maçta daha erken yapabilirdi. Daha doğru bir değişiklik. Ya bir de oyun durdu mu 5 dakika duruyor abi. Hani 1 dakika durmuyor ki. Sen en az böyle bir 55'te falan 3 tane hamle yapman lazımdı senin şu maçta. Çünkü çok duruyor oyun abi. Hiç oynanmıyor. Sen 70'te aldın adamı. Adam ısınamadı zaten. 85'e kadar maç zaten duruyor abi. 70'ten 85'e kadar. Hiçbir şey olmadan. Abi pasta atamıyorlar ki Zaha'ya. Pasta atamıyorlar. Önünü kudurdu adam. Atıyorlar, ayağını atıyorlar. Önünü, ayağını istiyor. Önünü atıyorlar. Arkasındaki oynayan bekin zaten pasta arası yok. Aldığı her topu şişiriyor. Kerem pas atmıyor. Halil pas atmıyor. Herif söylendi yani. Dedi ki ben nereye geldim ya dedi. Bu böyle mi olacak acaba dedi bütün sezon. Yani ikinci bir marka Kerem olayı yaşayabilirdik. Zaha birkaç kişi dövebilirdi sahada pas atamadı diye. Yani bu kadar pas özürlü olamazsın ya. Zemin bu kadar mı kötü? Abi Kayseri Spor nasıl pas yapıyor? İşte. Okan Hoca'nın elindeki oyuncuların profillerini de bilmediğini düşünmüyorum ben. E biliyor. Yani tercihler kötüydü ya. Mesela atıyorum işte Barış Alper Yılmaz ya. Fiziğini kullanan, hızını kullanan bir oyuncu. Oyun zekası düşük, top tekniği düşük. Bu adam yorgun savunmalara karşı iş yapar. Sen bu adamı ilk 11 başlatırsan fiziği ve hızı, yani kondisyonu düştükçe performansı da düşecek. 80 dakika sahada niye kaldı ki bu çok kötüydü bugün. Aynen öyle. Alper şey yazmış mesela, Zaha'daki bu sinir fazla hocam ama sanki bir tık demiş ama bence ben yararın olduğunu düşünüyorum Galatasaray'ın. Çünkü birisinin sorumlu kalması lazım. O sinirli olması da hani hoşuna gitmediği bir şey var sahada. Bunun düzelmesini istediği için adam sinirli. Çünkü adam lider bir adam. Maç kaybetmek istemiyor. Zaten Crystal Palace'dan o yüzden ayrıldı bu adam. Sinirli olsun. Bak, yani Dubio çıktıktan sonra yumruklamış falan şey gördün mü? Ya agresif bir topçu zaten. O Crystal Palace'da da öyleydi. Ben hatta çok kırmızı kart gördüğünü falan zannediyordum ama öyle değilmiş.
Ama sürekli böyle yani agresif rakip oyuncularla da didişen bir futbolcu kendisi. Çok iyiydi ya. Oyuna girdikten sonra bir Zaha iş yaptı. Ona da top atamadık ya. Onu besleyemedik ya. Evet. Ben şey de deneyeceğim bu arada. Bakan buraya da. Ya maçın içinde olduğu zaman bir katkı veriyor ama bazen çok kopuyor maçtan. Ya adını duymuyorsun. Sonra bir 20 dakika var. 15 dakika yine yok. Umarım yani fizik kondisyonla alakalı bir durumdur. Ya fizik kalitesi falan iyi ama maç içerisinde dediğim gibi çok kopuyor. Mesela geçen maç iyiydi ama yine Şampiyonlar Ligi maçında hani iyi olmasına rağmen yine belli aralıklarda yoktu sahada. Nerede olduğu belli değil. Icardi'ye Yok. bakıyorsun. Icardi 800 kilo. Ya Icardi'nin kilolu olması bence çok dert değil şu anda. Çok da kilosu yok bence ya. Abartmayın o kadar da. Yoram gelmiş. Yeni chat'e katılıyor. Abi ben Fenerliyim. Ener nasıl küfürle çalışıyorsa Kerem de dayakla çalışıyor. Yok ya geçen sene kimse dövmedi ki Kerem'i. Yani biraz hani çok şey yapıyordu ya, eleştiriliyordu ya, çok top kaybı yapıyor diye. Yine sezonu öyle açtı abi. Yapıyor. Geçen 10 oynadı Yapıyor. Şampiyonlar Ligi'nde. Hayvan gibi asist yaptı. Çok değişik kilit paslar attı. Bu maç yine 25 top kaybı ortalamasıyla oynadı abi. Keremcim. Kerem her zaman top kaybı yapacak abi. Bu adamın en iyi oynadığı maçta bile 15-20 top kaybı var minimum. Çok fazla dikine deniyor. Onun da bence oyun zekası çok yüksek değil. Arada bir yana oynamayı bilmek de lazım. Geriye Kesinlikle oynamayı, abi. haber yapmak lazım. Ya düz oynamayı, basit oynamayı bilmek lazım. Basit hiç oynamayı düşünmüyor. Evet. Mesela Kerem Demirbay da bugün çok fazla dikine dendi. Çok basit top kayıpları yaptı o da oyuna girdikten sonra. Abi bu arada hiç baskı yemezken top kaybı yaptı ya Kerem Demirbay. Evet. Abi ulan acaba dedim Kayserispor'da sarı kırmızı hani kafada öyle kalmış. Adam Almanya'dan gelmiş. Daha idrak edemedi hani hangi takım Galatasaray. Öyle mi? Çünkü o kadar boş pasları hiç bizim top futbolcunun olmadığı bölgeye attı ki. Çok şaşırttı abi beni. Lan dedim biz bu çocuğu niye aldık oyuna? Bakayım 25 top kaybı. Yeter. Yani Müzmin, Kerem Aktürkoğlu top kaybı sayısı abi. Yeter. 20'den aşağı yok zaten. Oliveira yoktu zaten maçta bir süre. Bir İkinci onun yarı dışında biraz sorumluluk aldı gibi baktı hocam iyi Oliveira biraz daha düzeliyor gibi çıkarttı oyunu. ya yemin ediyorum Oliveira'nın ben oynadığını 10. dakikada sağdan bir orta kestiler. O zaman fark ettim ya. Ya dedim bu ortayı kim kesti dedim. Uzun saçlı biri bu kim dedim. Oliveira'ymış. O kadar yoktu. Berkan topla beraber kötüydü. Defansta çok iyiydi bence. Defansif müdahaleleri iyiydi. Bu arada Oliveira'yı ben defansif müdahalelerde beğendim bugün de. Oyun kurulumunda hiç sorumluluk almadı yine. Ya da biz çok top diktik. Yani set oyunu oynamadık belki de bilmiyorum. O Ya yüzden olmadı. Okan Hoca belli ki şey istiyor. 6 numara oynayan işte Berkan veya Torreira topu yani stoperlerden veya kaleciden o alacak. Öbür 8 numara oynayan Oliveira veya Kerem biraz daha böyle merkezde konumlanıp orada topla buluşacak. Ya Okan Hoca'nın istediği bence bu. Ama ne kadar doğru bir tercih tartışılır. Abi hiç set oyunu oynamaya beceremiyoruz bir de. Kapalı savunmayı hiç açamıyoruz abi. Bak mesela Zalgiris maçı da böyleydi. Ama geçen haftaki rakip mesela biraz üstümüze gelmeye çalıştı. Geçiş oyununu iyi oynuyorsun. Ama kapalı savunmaya karşı ulan elinde imkan var, kadro kaliten var, kullanmıyorsun. Kapalı savunmayla pozisyona girdik bence. Ama yani koşular yanlış, son paslar ya top kontrolü rezalet. Bence pozisyona iyi giremedik ya. Biz geçen sene en az Oğlum nasıl 3xG ile oynuyorduk giremedin? abi. Yani 1.26 xG'miz vardı. Mertens'in arka direkte vuramadığı top var. Yani bir Yemin onu ediyorum hatırlıyorum. Bir de Icardi'nin bazı şutlarını işte kafa vuruşlarını. maçın başında yine Mertens'in vuramadığı böyle ıska geçtiği bir top var. Arkada Kerem koşsa boş kaleye yuvarlayacak. Barış'ın bir tane böyle ayağını dolandırıp son anda savunmanın araya girdiği bir top var ceza sahası içinde. Yani çok net Son pozisyon değil dakika. ya. Hani olgunlaşmamış ya. Tam böyle hani Aman şut Utkoncuğum. çekememişsin, şey yapamamışsın. Ya onu şut çekersen gol olur zaten. O yani onu bir şey diyemezsin artık. Pozisyon diyoruz burada yani. Kerem'in son dakikada vuramadığı Angelino'nun şey çevirdiği top var. Ya o topları tekte vursan kaleye gitse gol zaten. Penaltı noktasından pozisyonu sen ya vuramıyorsun ya ayağını dolandırıyorsun. Ya yanlış son Sıkıntı tercih orada. yapıyorsun yine. Sıkıntı orada zaten. Ya çok kuruldum ya. Yani böyle bir puan kaybı yani rakibinde liseli çocuklar oynuyordu abi. Bak işte Baran Ali'nin ehliyeti yokmuş abi oynayan. Takım genel olarak çok iyi değildi bu maçta. Rakip de iyi pozisyona girdi. Biz de girdik.
Ya büyük ihtimalle atan kazanacaktı. Son dakikada da bir tane kaçırdılar bu arada net. Net kaçırdılar, evet. Yani Yani bu noktada ben çok fazla yorumda bulunmak istemiyorum ilk haftalar. Ama çok da iyi sinyal vermiyor takım. Gerçi bu ileri dörtlüden sadece bir tek Kerem oynayacak. Hatta ileri altılıda oynayan işte Berkan Oliveira'yı da dahil edersek bir tek Kerem oynayacak sanırım. Yani beşi değişecek. ama abi beşi değişecekse niye o zaman abi? Senin o kadar ihtiyacın var, niye orta sahaya adam almadın abi? Senin bak, geçen sene baktığın zaman geçen seneki ilk 11'e sen ne istiyordun abi? Mesela düşündüğümüz zaman biz ne diyorduk? Mertens, Oliveira sanki 45 dakikadan fazla kaldırmayacak gibi konuşuyorduk, değil mi? Evet. Senin sağında Raşitsa vardı. Hadi Raşitsa gelecek bir gün, veya Tete'yi aldın onun yerine, veya Zaha var işte yedekte. Oynatabilirdin. Neyse. Ama senin bir tane orta sahaya net ihtiyacın vardı. Bir de işte Mertens dedin, yaşlandı bilmem ne. Mertens'in yerine de bir tane adam. İhtiyacın olan hiçbir adam almadın abi sen. Sezon başladı. İlk haftayı oynadık. İhtiyacın olan hiçbir tane adam ilk haftaya yetişmedi. Ben ne anladım abi? Çalım atmaktan. Çalım atmak bir şey fayda sağlamıyor ki. Saçma sapan çalım atma muhabbet. Yok Fenerbahçe'ye çalım attın, Zaha'yı aldın. Yok çalım attığın adamı da oynatmıyorsun. O da ayrı bir konu da. Yok işte bilmem Tete'yi aldın, çalım attın. Bilmem nereye aldın, çalım attın. Angelinho'yu aldın. İşte yabancı İspanyol Caner Erkin. Ben aya Angelino'nun oyun profilini gördükten sonra dedim ki ya sene başında yani Caner boştu. Caner'i alsaydık. Aynı çünkü ya. Aynısı ya. Bir farkı yok. Caner'in Hem bugün de yerli frikikten gol atmış, gördün mü? ya Büyük skora. performansından bağımsız konuşuyorum. Tamamen yani Ya dalgasını Caner söylüyorum ya. Erkin gibi çizgiye inmeden orta açan bir oyuncu. Savunması zayıf. Ya Angelino da öyle. Abi her topu orta açamazsın ya. Ya böyle oynayacaksa önündeki kanat oyuncusunun verimini de düşürür. Ki büyük ihtimalle Zaha oynayacak o Bir de bölgede. savunma zafiyeti de verdiriyor yani böyle oynayacaksın. Kazımcan'dan daha, çünkü Kazımcan ısırarak savunma yapıyor. Angelino uzak karşılıyor rakibi, hatta kaçırıyordu arkaya. Kazımcan kaçırmıyor mesela. Evet. Ya bir tık kadro planlamasında bence hata var. Yani sol bekte basit oynayan savunması kuvvetli bir oyuncu alınsaydı daha verimli olurdu Galatasaray adına diye düşünüyorum. Doktor yazmış. Nelson uzun top rolünü üstlenmiş gibi duruyor. Ben de onu diyecektim mesela. Stoperler çok uzun top oynadı bizim. Yani hani mesela geçen ki rakibe karşı onu yaptık. Hani önde pres yaptık. Rakip de paslı çıkmaya çalıştı falan. Önde presimiz etki etti. Ama Kayserispor mesela önde preste bizim ne kadar etkili olduğumuzu birkaç pozisyonda gördü. Top kaptırdıktan sonra. Sonra adamlar bir daha şey yapmadı, hani basite oynamadı. İleri şişirdi. Önde kaptığı toplarla şey yaptı. Sen de Söyle evet. ya sen bu kadar fazla uzun top oynayamazsın abi. Sen büyük takımsın. Senin set oyunu oynaman lazım. Set oyunu oynamayı öğrenmen lazım. Bir Diyecektim. de rakip Abdülkerim'i kapattı. Hani oyun oradan kurulmasın diye. Nelson da böyle pas oyunu bu kadar. Genellikle topu aldığında uzun oynamaya çalışan bir oyuncu. Yani Nelson zaten Kayseri kötüyse gelir 8 numaran, 6 numaran top alır Nelson'dan. Onlar oyun kurar abi. Ama işte yani 6'da dedim ya yani Okan Hoca büyük ihtimalle oraya 8'in gelmesini istemiyor. Oraya diyor 6 numara gelsin. Torreira yedek. Genelde Berkan veya Torreira oynuyor. Berkan'la Torreira neyse de Berkan da böyle pas yüzdesi çok iyi olan bir oyuncu değil. Veremiyorum. Soğukkanlı Ve değil. Vermek istiyorum, veremiyorum. evet her topu aldığında böyle önce bir dribling yapmayı deneyip ondan sonra tekrar geri oynadı. Mecburen oyun kurulumunda Nelson'a kaldı. Abi kesenize bereket. Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nelson'da yani çok risk almayı sevmeyen bir oyuncu. Genellikle uzun vuruyor. Kayseri tam Kayseri'nin istediği şekilde oynadık. Vallahi Adamlar ya. iyi çalışmışlar. Ne diyorlar? Saça boyayı nasıl buldunuz abi? Çok çizgiye inmedi. Sebebi neydi? Bence Mamadou Thiam'la alakalıydı. Çok çizgiye inmemesinin sebebi. Arkaya çok kaçırmayalım diye. Bilmiyorum ama ben beğenmedim. Performansı bir tık düşüktü ya. Yani Dubio bile olsa olurdu şu an. Bir de hani hiç pas oyunu oynayamadık ya. Belki Dubio kalsaydı sahada daha tatlı olurdu. Yani bence kötü değildi ama yani iyi de değildi ya ortalama bir performans verdi. Defansta iyiydi. Hücumda hiçbir şey yapmadı. Bütün topları ezdi. Orta açamıyor zaten. Kerem'in bir ortası vardı o geldi aklıma sağ kanattan. Ay. Ve gerçekten bugün ya bir yerden sonra alan orta açtı, o alan orta açtı. Saçma sapan bir şey. İçeride kafa vuracak bir tane Kimse adam yok. var. Vallahi ya. Bir tane adam var. İçeride 6 Kayserili var. Orta açıp durduk abi. Birazdan merkez, şimdi ben
Sene başından beri diyorum, dribling yapabilen orta saha lazım bu takıma. Ya bugün atıyorum Kerem'in yerine böyle dribling yapabilen bir orta saha olsaydı bir tane driblingle geçerdi bir oyuncuyu. Rakip savunmasının dengesini bozardı. Merkezden delerdin. Yani bence kadro kalitemizi doğru kullanmadı bu akşam Okan Hoca. Hiç doğru kullanmadı. Yanlış değişiklikler yaptı ve yine Çağdaş Hoca'ya Kayseri'de puan verdi abi. Verdi mi? Kayseri mi aldı? Bence her ikisi de ya. %50 %50. Bence Tamamıyla verdi. Kayseri de iyi hazırlanmış çünkü. Kayseri iyi hazırlanmış da Kayseri'nin bu kadro kalitesine şu puanı vermezsin bence ya. Bence küme bile düşer Kayseri. Katılıyorum abi Malibu. Sene başında olabilir bu tarz puan kayıpları ama bilmiyorum ya. O öndeki altılığını değiştiği zaman bakacağız artık. Ya böyle devam ederse takım yeni oyuncular da İlk 11 oynatmayı düşünürse Okan Buruk. Hangi Bakalım maça kaç hafta benzettim daha. biliyor musun kanka bu maçı? Hangi maça? Geçen sene Fenerbahçe'nin hani şey maçı şeyle alakalı diyorum hani bunu Ümraniye maçına benzettim. Hani küme düşecek bir takıma puan verdik abi. O anlamda söylüyorum. Yoksa hani gollülük anlamında Belli söylemiyorum. olma. Belli olmaz ya. Bence çok kompakt oynadı Kayseri. Kontra atağa çok iyi çıktılar. İyi hazırlanmışlar. Ama yani şu kadro kalitesine iyi hazırlansalar bile puan vermememiz lazımdı. Ya ben kadro kalitesinin çok konuşulması taraftarı değilim ya. Şimdi biz bu kadroyla şeye çıkacağız. CL'ye çıkacağız. Atıyorum orada karşımıza Real Madrid gelecek. City gelecek. Direkt yenilgi mi yazacağız? Ya tabii ki yenilgi yazmayacağız da abi senin 30 tane oyuncun var artık. Hani kadronda sürüşlü oyuncun var. Hani madem yorgun takım değişiklik yaparsın, oynamayan oyuncularını O oynatırsın. zaten doğru ya. Ya çok ya değişiklik 45'te yapmıyor ya hoca. Abi Yenilir 70'te yapma, bunları. 80'de yapma artık. 80'den önce yap artık şunları ya. En erken 60. 60'ta aldığın adam da bak böyle oyunu soğutan takımlara karşı, yerden kalkmayan takımlara karşı işe yaramıyor işte. Bir daha maç Yani gidiyor. 45'te mesela Barış Alper çıkıp Zaha girmez miydi oyuna? Çok rahat girerdi. Baktın 10 dakika bir şey olmadı. 55'te de şeyi çıkartırdın. Mertens'i çıkartıp Icardi'yi alırdın. 4-4-2'ye dönerdin. Bakan bunu zaten alınma amacı yani Icardi çıksın bakan bu girsin değil yani birlikte oynasınlar diye bazı maçlarda berabere giden maçlarda. Aynen öyle. Ama hani dedin ki baktın orta saha dinamizmi mi bitti? Orta saha Torreira'ya alırsın. Bir şey yaparsın. Yani orta saha bizde Kerem Demirbay girdi abi orta sahaya. Tam kötüydü belki ama yani madem takım yorgun dinamizmini kaybetmiş değişik bir kadroyla başla abi gerek yok. Dediğine katılıyorum yani. Başlat Kerem Demirbay ile başla. Torreira ile başla ne bileyim. Orta sahan çünkü senin dili dışarıda geziyordu. Ya sen zaten bu adamlarla oynayacaksın. Bu adamları böyle 45 dakika oynayarak hazırlayamazsın ki maçlara ya. Oynayacak 60 dakika oynayacak. Skoru al. 60. dakika kadar ya sen yeni transferlerinle çık maça. 60. dakikaya kadar skoru al. Sonra çıkart adamları dinlendir. Haftaya mesela kim oynayacak bu oyunculardan? Öndeki altılıyı bahsediyorum. Hiçbirinin garantisi yok bence. Haftaya Trabzon'la oynuyorsun. Bence hiçbirinin garantisi yok. Haftaya Zaha Bence ile başlar. de Zaha Icardi oynayacak. Zaha kesin oynar da Icardi'yi bilmiyorum. Icardi çünkü o göbeğiyle ne kadar oynar bilmiyorum. Bu adamın oynaması lazım. Oynaması nasıl kazanacak Eritemez. maç Aynen temposu? kazanamaz. Oynaması lazım. Oynatır inşallah. Ama yani bir değişiklik lazım yani. İnşallah haftaya kadar da bir tane adam gibi 8 numara alırız da direkt oynar bu arada alındığı gibi inşallah. Hani yok tempo kazanması lazım yok bilmem ne falan olmaz abi. Direkt alacaksın koyacaksın. Bak bugün Harry Kane'i aldı adamlar kadroya koymuş direkt. Daha adam dün uçaktan indi falan herhalde Bayern Münih'e. Avrupa'da öyle zaten. Adam alıyorsa oynatmak için alıyor. Bizim gibi İhtiyacı var diye alıyor. bizim hocalarda şöyle bir şey var. İşte ben geldim. Senin kadrodaki yerin garanti değil demeye getirtiyor adama. Böyle bir hani nasıl söylesem. Ulan adama ihtiyacın var diye alıyorsun. Adamı kadroya yazdırmamak veya işte adama şey yaptırıyorlar hani psikolojik olarak. Bak sen iyi değilsen oynamazsın. Ya abi öyle şey mi var? Bu Ya adam üstünü ihtiyacın var diye kurmaya alındı. çalışıyor. Üstünü kurmaya çalışıyor bir Hani nebze. takıma Ama saygı yetmiyor. göstersin. Hani takımdaki şeye, abiciliğe, bilmem neciliğe saygı göstersin diye. Çıkartırsın, oynatırsın abi. Oynayamayacak durumda Veremiyorum. bizde.
Vermek istiyorum, veremiyorum. Icardi'nin hani göbekli möbekli diyor herkes ama ya bir tane pozisyona girdi. Attı vurdu kafayı, olmadı. Ama olabilirdi yani. Kesene evet. Bereket Cansızcığım, çok teşekkürler. Sanırım sadece oyuncu hazır değil, olayı Türkiye Ligi'nde var. Oynat Zahi Icardi'yi. Baştan ölüsü bugün 3 puan alırdı. Yazık oldu benim görüşüm o, demiş Ergün. Okan Hoca Doğru. yazar. Ya Kesin al. abi. 60'a kadar skor alamazsan geçen seneki oyuncularına dön. Skor alırsan da çıkart adamları dinlenir dedim. Yani 10 abi. dakika 20 dakika oynayarak Zaha nasıl maç temposu kazanacak ya? Sana bir şey söyleyeyim mi? O hocam muhtemelen Zaha'yı Avrupa'daki önemsiz olan maçta oynatır. Çünkü zaten ilk maç 3-0'dı ya. Şimdi orada oynar bunlar. Trabzon maçında da oynamazlar. Ben sana söyleyeyim. O da Trabzon yapabilir. maçında bence oynatacak ya. Mecbur oynatacak. Hafta içindeki maçta kim oynatacak peki sence? Onu Hiçbir da fikrim düşünüyorum. yok. Bence hafta içindeki maçta da oynatacak. Trabzon maçına hazırlık olarak bakacak. Peki iki maçta oynar mı Zaha? İki maçı kaldırır mı sence? Kaldırır ya. Hafta içinde 60 dakika oynar. Trabzon maçında da oynar yani. Ya bu adam Premier Lig temposuna alışık. Ya Türkiye'deki tempoyla bir de hafta içi oynayacağımız maç da bence çok tempolu olmayacak. Zaten 3-0 avantajımız var. Ya Ben ben hafta içinde mesela Angelino'nun da oynayacağını düşünüyorum. oynatsın zaten abi. Oynamamak için mi aldı bu adamları? Madem aldın oynat. İyi değilse oynatmazsın, kesersin, biter. Ama bir 10 hafta bir görelim yani oyuncuları. Aldığın oyuncular, ilk 11'i düşündüğün oyuncuları bir oynat yani. Kerem kötüyse Kerem Demirbay'ı da oynat. Ama oynat yani. Bir farklı bir şey görelim orta sahada. Orta saha yok. Torreira yedek zaten. Orada kanım böyle beynime sıçradı kanım ya. Torreira yedek gördükçe beynime sıçrıyor. Kamera sürekli Torreira'yı gösteriyor oyunu alacakmış gibi. Torreira'nın yerinde Berkan Kutlu vardı. İyi de oynadı bence defansif olarak ya. Abi Ya Okan'ı, bence. ben Oliveira yerine bile alırdım Torreira'yı. Veya işte Mertens'i çıkartırdım, Torreira'yı falan alırdım yine. Hani dinamizm kazanırdık, top bizde kalırdı falan. O kadar çok kolay top kaybettik ki maçta. Topu hiç tutmadık ayağımızda. Veya çok yanlış kullandık. Veya çıkamadık pasla stoperden. Hep uzun oynadık. Çünkü bak Barış Alper'in pas yeteneği düşük. Kerem'in öyle. Berkan'ın öyle. Bir tane Oliveira var. Bir de Mertens biraz. Oliveira formsuz O da zaten hani baktığın zaman. zaten maçta yok gibi bir şeydi ilk yarı. Bu üç oyuncuyla da bu kadar pas yapabiliyorsun. Sürekli top kaybı yaparsın tabii ki. Dubio'yu da çıkarttın. Hani pas Dubois'u da yapabilen bir çıkardın. bekim vardı. Angelino da öyle çok yani pas oyununa katılan bir oyuncu değil. Genellikle dediğim gibi yani rakip yarı sahada topu içeri gönderme peşinde. Açtı ortalığı Bu iyiydi ama oyuncularla yani nasıl pas sürekli orta yapacaksın? açamazsın yani. Ya o kadar orta açtı. Oliveira'nın ortası daha etkiliydi bence mesela. Adam iki tane orta açtı. İkisi de etkiliydi. Ya kilit pas atan adam yok demiş mesela Cansın. Bence pas atan adam da yoktu abi maçta. Basit pas atamıyoruz ki kilit. Yani. Ya diyor, Zaha gidiyor. Önü boş. Kerem atmıyor. 5 dakika sonra Halil atmıyor. Barış atmıyor. Bilmem ne atmıyor. O atmıyor. Bu atmıyor. Hiçbiri pas atmıyor adama. Adam kudurdu. Zaten Kayserispor'la oyuncuya kudurdu, kuruldu. Bizimkilere daha fazla kuruldu ondan sonra pas atmıyorlar diye. Ben dedi nereye geldim? Ellerini açtı havaya. Rabbim dedi beni nereye getirdin dedi ya. Hayır o Zaha'yı kontrol eden adam da maça galiba şey başladı ya forvet başladı. Tam hatırlamıyorum. O tarz bir şey oldu. Hani oyuncu sakatlandı. O adamı yani sonradan giren bir Zaha büyük ihtimalle top önüne atıldığı zaman alacak arkasına sırtına yürüye yürüye içeri girecek atmıyorlar. Peki başka bir şey soracağım Savaş Hocam. Sor. Sence burada kötü oynayarak galibiyet almayı mı tercih ederdin? Bu tarz bir puan kaybı takımda daha mı olumlu hava yaratır? Hani Her korkudan. türlü galibiyet. Her türlü galibiyet ya. Her türlü galibiyet mi dersin? Yani 3 Yani puan 3 puandır. mesela bana şey gibi geldi bu maç birazcık da. Hani geçen sene şeyde Beşiktaş maçını mı kaybettik? Yok, hangi maçta bir puan kaybı yapmamız serimizi bozan bir maç vardı ya hani böyle galibiyet serimizi bozan bir maç. Ya. Bence orada bozuldu, iyi oldu abi galibiyet serimizin. Hatta yenildik, puan kaybı yaptık sağlam. O maçta mesela takım bir kendine geldi. Haddini bildi be. Ulan hani top oynamadan kazanılmıyor maç. Ona döner mi acaba? Hani bizim kadromuz kalitemiz iyi. Biz her türlü maçı alırız nasıl olsa. Ya buradakiler haddini bilsen olur bilmesen olurdu. Yarısı oynamayacak ki bunların sene içinde. Bilmiyorum. Yani Galatasaraylılardan hangisi acaba ilk 11'de şu öndeki altılıyı koyar ya? Hangisi oynar mesela? Kerem oynayacak işte. Bir Kerem.
Mertens eğer yerine 10 numara oynam alınmazsa Mertens de oynar bu arada, ben sana söyleyeyim. Ya ben öyle olacağını düşünmüyorum ya. Tete geldi. Tete'yi oynatacak sağda. Hı-hı. Solda Zaha'yı oynatacak. Forvet arkasında Kerem'i çekecek. Forvet'e de Icardi'yi atacak. Ya bir şey söyleyeyim mi? Mesela şey maçında, Şampiyonlar Ligi maçında Kerem falan çok iyiydi. 10 numara mevkinde de oynadı. Orada da çok iyi oynadı ama ya sanki Kerem'in top kontrolü yüzünden, o first taşı yüzünden 10 numara olmayacak gibi, olamayacak gibi geliyor bana. Çünkü topun kıymetini bilmiyor. Çok çabuk kaptırıyor. Maç boyu işte 25 tane ortalamayla top kaybı yapıyor falan. Bir 10 numara oyuncusu bu kadar basit top kaptırmaz veya bu kadar basit top kaybı yapmaz. Belki Zaha'yı koyar forvet arkasına. Ama yani Kerem'in oynaması biraz zorunluluktan. Yani 3 tane yerli oynatacaksın. Büyük ihtimalle işte Abdülkerim. Orta sahada Kerem Demirbay oynayacak. Bir de Kerem Aktürkoğlu oynayacak. Bugün yedeklerde mesela hani Torreira'yı mesela koydun ama oynalınmayacak gibi, sakat diyelim. Mitchell'ün evet. Yoktu abi. Bilmiyorum. Zaniolo da bayağıdır yok. Transfer oldu diyorlar. Abi transfer olacaksa transfer dersin abi. Sakat demezsin ya. Evet. Ya da dersin ki ya adam transfer olacak. Transfer görüşmesi yapıyor dersin. Sakatlanmasın bir maçta diye. Risk etmek istemesin. Risk etmek istemedik dersin. Ya yani Micho gidecekse de Micho ile alakalı da bu durumu söyleyebilir. Ama şöyle bir şey var. Micho gidecekse bile sen orta sahaya transfer yapmadıysan ve bu adam hala senin resmi oyuncun gitmediyse, bu adamı kadronunda tutarsın abi. Çünkü orta sahaya alınabileceğin adam yok. Bak Torreira yedekte almıyorsun oyuna. Demek ki hazır değil bu adam. Alamıyorsun. Ama hazır değilse niye bu adamı kadroya koyuyorsun? Torreira'yı. O zaman Micho'yu koy kadroya. Lan sakatsa adam işte, koymayacak abi kadroya o zaman. İlk yedeğe koymayacak. Nasıl sakat ya? Nasıl sakat? Berkan 10. dakikada sakatlansa, 15. dakikada sakatlansa Kerem mi girecek oyuna? Orta saha iyice boşalır. Demek ki hazır ki yedeğe koyuyorsun Torreira'yı ama oynatmıyorsun İhtiyacın olduğu maçta. Veya Micho'yu almıyorsun ihtiyacın olduğu maçta kadroya. Bakıyorum kadroya. Kaan'ı bile alırdın ya şu orta sahaya. Evet, Halil'i almak yerine. Halil'i almak yerine Kaan'ı bile alırdın ya. Zaha'yla beraber. Ya dönerdin canım Kaan'la. 4-3'e dönerdin en kötü. Ya bir de mesela kapalı takıma karşı hani Kanada mesela Barış Alper, Kerem yerine Yunus da Zaha gibi dripling yapabilen veya topla çalım atabilen adamları koyarsın. Hani rakibi açabilecek adamları alırsın. Hani kontratakta nasıl arkaya kaçabilecek Kerem'le Barış Alper'i oynatıyorsun mesela geçen şeyde Şampiyonlar Ligi maçında olduğu gibi. Ama Kayseri Spor kapanıyor. Kapalı takıma Valgris'e karşı da açamadın mesela. Kayseri'yi de açamadın. Yunus'u alırsın mesela. Hani şey alanda, dar alanda çalım atabilecek adam. Zaha'yı alırsın. Ama Yunus'un performansı da çok kötü ya. Kötüydü ama şu Barış Alper'den oynardı yani. Şu rahat top kaybı yapan Barış Alper'e göre çok rahat oynardı. Kerem'e göre de oynardı. Evet, son dakika Abdülkerim'i forvete attı. Evet, öyle bir şey de var. Yani bir tane değişiklik hakkı var bu arada 83'te. Yine yapmadı onu da. Yani 83'te bir değişiklik hakkı var. Onu yapıyor, Abdülkerim'i de ileri atıyor. Yani o da çok garip. Çıkması yok. Madem ona göre değişiklik yap. Hani değişiklik yaparken. Yani sen arkada madem ya Berkan'ı çekeceksin veya atıyorum tek stopere döneceksin. Çıkar o zaman stoperlerden birini. Bir tane daha hücumcu al ya. Barış'ı niye çıkartıyorsun? Madem doldur boşalt yapacaksın değil mi? Evet. Ya Barış zaten kötüydü performans. Çok önce çıkması lazımdı da. Ya madem Abdülkerim'i öne atacaksın. Veremiyorum. Stoperlerden birini çıkartırsın. Vermek istiyorum, veremiyorum. Tek stoper kalır geride. Bir tane daha hücumcu alırsın. Zaten adamlar kapalı oynuyor yani. Hani doldur boşalt döneceksen o tarz bir şey yap. Hani Angelinho'yu da aldın. Doldur boşalt yapacağım belli. Ya hani derim ki maç 70'te işte 1-0 öndeydik. İşte 83'te 1-1 yaptı adamlar. Biz de o sırada değişiklik hakkımızı yaptık. Artık şeyimiz yok. Mecburiyetten attım deriz de. Yani 83'te değişiklik yapıyorsun. Abdülkerim'i de forvete atıyorsun. Ona göre bir değişiklik yap. Ya sorma değişiklik ya. Değişiklik saçmaydı. Dizilişte Abdülkerim'in önüne çıkması da saçmaydı. Valla saçma olmayan hiçbir şey yoktu şu an maçta, bu akşam. Hiçbir şey anlamadım abi ben bu maçtan. Hiçbir şey anlamadım. Yani en kısa zamanda yeni transferlerin oynaması lazım düzenli olarak. Yani birbirlerini tanımaları gerekiyor. Fikret demiş, Kayseri o kadar zor durumda ki forvet baştan Gökhan Sazdağ maçı sağ bekte bitirdi. Ve Galatasaray bu takım, evet, savaşta onu söyledi.
Bu takımı yenemedik abi işte. Abi diyorum ya, Zaha koşuyor. Yanında da maçın başından beri oynayan bir adam var. Sağ beke geçmiş. Forvet başlamış maça. Önü atmıyorlar ya. Önünü atsan iki kere oldu bu. Biri Halil, biri Kerem. Zaha girecek oradan içeri. Yardıra yardıra girecek zaten. Arkası bomboş. Birinde Halil döndü. Bambaşka bir yere gitti yani. Baktı o tarafa, tamam mı? Dedim herhalde atacak. Bir anda döndü bu tarafa doğru gitmeye başladı. Ters kanada doğru gitmeye başladı. Ya sorma Kerem ya. Sen, o pozisyonda atmadı Kerem. Ondan sonra çok zor bir pozisyonda Angelino'ya atmaya çalıştı. Saçma sapan tercihler. Ya oyun zekası düşük olunca ne kadar yetenekli olursan ol bir faydası olmuyor. Veya ne kadar fizik gücün yüksek olursa olsun maça etki edemiyorsun. Rotasyon oyuncusundan öteye gidemezsin bu şekilde. Son dakika transfer haberi veriyorlar. Apo da yazmış. Malvizim falan da yazmış. Talişka ile görüşmelere başlamış Beşiktaş. İlginç. Abi stat sponsoru yok bu adamın, nasıl Talişka alıyor ya? Helal olsun. Eğer alırsa büyük transfer. 15 Beşiktaş gole için. Katkı verir. Beşiktaş için. Çok büyük transfer, helal olsun. Ama ben bu takımların birbirlerinden etkilenerek transfer yapmasına çok yanlış buluyorum abi, onu da söyleyeyim. Hani yok şu kadar yıldız aldı, biz de yıldız alalım. Yok şöyle böyle yıldız alalım, işte Fenerbahçe'nin elinden alalım. Fenerbahçe almasın o adamı falan muhabbetinden. Abi sen ihtiyacını al önce ya. Orta sahan yok senin ya, Galatasaray. Ey Galatasaray, orta sahan yok. 8 numaran yok abi. Bir ihtiyacını al ya. 1586. kanadını aldın ya. 8 numarayı alsan da sol bekte o zaman Angelino oynamayacak, mecbur yerli. Kerem'i keserim. İşte kadro planlamasını yanlış yapıyorsun abi en baştan. Ya da kaleye kaleci alırsın, Uğurcan'ı çekersin. Yerli hani kaleciden oynatırsın. Ona göre yaparsın yani planlamanı. Ama planlamayı yanlış yapıyorsun abi sen. Angelino'yu aldın, nasıl oynatacaksın abi? Hem bu performansıyla oynayamaz birincisi, hem de yabancı sınırından dolayı oynayamaz. Yani acaba ya Kerem kesilip 4-3-3'e dönüp Berkan Torreira Kerem Demirbay yapılabilir mi? Bence olmaz abi. Berkan bu düşük yaratıcılığıyla abi orta sahada Berkan oynamaz bence. Arkada, yani. Arkada oynayacak 6 numara. O zaman belki. Ama Kerem Demirbay da bana çok iyi gibi gelmedi durum. Öbür türlü Kerem Aktürkoğlu'na kalıyorsun. O da 25 top kaybı yapıyor. Benim dediğim sistemde top biraz daha bizde kalır diye düşünüyorum. Basit top kaybı olmaz diye. Angelinho zorunlu opsiyon mu satın almak için diyorlar. 20 maç galiba. Oynarsa evet. Zorunlu satın alması var. 20 maç oynarsa. Bu şey gibi, Seferovic muhabbeti gibi. Ya bence bir 10 maç falan performansına bakılacak. Ondan sonra çok forma şansı bulur veya bulmaz. Galatasaray Salih Özcan'ı alsa olay biter diyorlar. Sen ne diyorsun? Ama alamayız abi. Gelmez. Alamazsın yani. Adam Dortmund'da oynuyor. Geçen sene şampiyonluğu kaçırdı. Adam şampiyonluğun en büyük mimarlarından birisi olacaktı. Getiremezsin yani. Yani bu şimdi bu durumda en mantıklı tercih kaleci yerli yapmak, ama Muslera'nın performansı da ortada yani, bu adamı kesemezsin. Kaptanlığından dolayı da kesemezsin. Bir de o da ayrı bir konu. Yani kaptanlığını geçtim. Ya bu kadar iyi performans verebilen bir yerli kaleci yok ya. Yok abi. Mecburen diğer mevkilere bakacaksın. Yapacaksın sol abi. Bek yani. Ya sol bek. Ya orta saha Berkan oynayacak. Şey Hakan ya oynayacak. Ya orta saha Berkan oynayacak. Ya başka bir şey yapamıyorsun. Yabancı sınırın olması sadece Galatasaray değil, bence bütün takımları etkiliyor da. Apo şey demiş, Galatasaray'ın orta sahaya ihtiyacı varken belki eğer Tarışka'nın Beşiktaş'a gelme durumu varsa Galatasaray Tarışka'ya da girebilir demiş. Ne düşün, sence girer yok mi? Yok be, ne alaka. Abi bize hiç Mertens olmadı. Yerine falan. Abi bence gerek yok. Zaha var, Teten var artık. Yani artık yeter 10 numara değil, bir 6-8 alalım Allah rızası için. Ne olur 3 golü orta sahanın abi ya. Bak abi vallahi bak. Becerikli olsa zaten atacaktı yani. Yani bir de Tarışka'yı aldığımız zaman bugün yediğimiz pozisyonun iki katını yeriz herhalde ya. Ne olur ne olur 8 alın, kurban oldum. 10 numara istemiyorum. Bak vallahi 10 numara istemiyorum. 6 numara 8 numara fark etmez. 10 numaraya da ihtiyaç yok. 8 lazım zaten. Ama 2 tane alsınlar 8 oynayabilen oyuncu. Bence. Bir tane alırlar. 2 olsun abi. Oliveira'dan da çıkalım. İkincisi gelmez ya. Oliveira'dan çıkalım, 2 tane alalım abi ne olur. Bana ne diyorsun oğlum, ben mi alacağım transferi? Gelmez kardeşim. Bir tane alırlar salırlar. O da yani oynar mı oynamaz mı? Bu kadroda nasıl yer bulacak? Onu da artık Okan Hoca düşünsün. Ama lazım. 38'lik Modric alın. Pas atsana oğlum. 38'lik Modric Real Madrid'de top oynuyor. Bu maç yine Zaniolo niye satılmamalı anladık demiş Dejavu gibi. Katılıyor musun? Bence alakası yok, yok ya. Yok ya. Ya bu maçta Zaniolo olsaydı büyük ihtimalle o da kötü performans sergileyecekti. Yalnız Tete olsaymış Zaha da, Tete de Zaha etkisi yapardı bence bu kapalı savunmaya karşı.
Kapalı savunmayı açabilecek yok. Oyuncular. Adam ne durumda geldi hiç bilmediğim için. Zaha bence daha çok açık alan topçusu. Kapalı oynadıkları için Zaniolo görüşüne katılmam yani. Satılmamalı görüşüne. Abi satacaksın, parasını kazanacaksın. Ya parası geliyorsa ya satarsın oraya. Roşit'sa çekersin yedek olarak. Çünkü yedek kalsa da bence sıkıntı yaratacak bir topçu değil. Rashica da as oyunu oynar, oynar yalnız. Evet oynar. Bir de 8 numara. Bitirirsin transfer dönemini. Ama 8'i alalım lütfen. Rica ediyorum 8 alalım abi. Ne olur bak. Ellerimi açtım. Semaya. 8 istiyorum abi. 8. 8. Alo. Erden tamam. Timur. Tamam. Ya kardeşim rüyamda 8 numara görüyorum artık ya. 8 istiyorum ya. Bu takımın geçen seneden beri bak 4 ay oldu bak. Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos. Ağustos'un kaçındayız? 13'ündeyiz. Hatta geçen Ocak ayından beri 8 numara ihtiyacımız vardı. Ben Ocak'tan itibaren saymak istiyorum. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos. 8 aydır 8 numara. Bak 8 aydır 8 oyuncuya ihtiyacımız var. 8 aydır 8 numara ihtiyacımız var abi. Abi 8'li yani gelsin de kimi keseceksin? Sol beki mi kestin? Yok abi ya Mustera'yı bile keserim. 8 istiyorum ben. Abi Mustera kesilir mi? Bugünkü performansını görmedim. Ya İspanyol Caner Erkin'i keserim abi. Sürekli orta açan İspanyol Caner Erkin'i keserim abi. 8 numara istiyorum ya. İşte bak yani gidiyorsun Angelino'yu istiyorsun falan. Dolaşıyorsun peşinde aylarca. Adamın oyun profili de belli. İzlemişlerdir. İzlemeden aldıklarını düşünmüyorum. Abi yani Caner'le benziyor yani. Git Caner'i çek. Yerli rot olsun ya sol bekin. Orta sahada bir tane yabancı 8 koy. Abi bu attığınız videodaki 8 ne abi? Allah rızası için ya. Bilmiyorum abi. Çok net dinamo. Dribbling yapabilen bir 8'e ihtiyacımız var abi. Topla beraber çıkabilecek bir 8'e ihtiyacımız var yani. Top taşıyan. Ndiaye tarzı. Çok net yani. Top taşıyabilen oyuncumuz yok. Berkan top kontrol ederken şey hani ulan acaba topu kaptırır da selam okunur mu? Kafasında düşünce var yani. Rahat top kontrolü yapamıyor adam. Veya pas ya veremiyor yani. Belli yani. Kilit pas atamıyor adam. Dikini oynayamıyor. Bu adam sağa oynuyor, sola oynuyor. Sağa oynuyor, sola oynuyor veya top kapıyor yani. Top kapmak dışında bir yaratıcı bir şey yapamıyor yani. E Oliveira desen bu sorumlu kalmıyor. 45 dakika çıkartmıyor. Oliveira'nın maaşı da çok. Çok. Gelirken daha dedik 3,5 milyon euro 3 seneden sözleşme yapamazsın abi o adama sen. 4 sene mi? 4 sene mi verdik? Senedi. Bir de 4 sene mi verdik kardeşim? 4'tü sanırım. 3 de ne olur. Bir 4 vardı ya sanki. Ya maaşı 4'tü ya da sözleşmesi 4'tü emin değilim. Bak kardeşim senin oyuncun hat-trick yapmış bugün. Ozan Tufan yerli sınırda varken. 8 ya al sana 8. 6-8 neyse. Ben Ozan Tufan'ı çok beğendiğim bir oyuncu. Ama işte bu sosyal hayatı, taraftarların üzerine gitmesi falan bitirdiler bence. Ama yine bile çekerdin şu yerli sınırı varken. Yani çeker miydim bilmiyorum ama o tarz bir oyuncu lazım bize. Yani topla beraber çıkabilecek ki Fener'de de yapıyordu bunu. Oynardı bence. Rotasyonla iş yapardı diye düşünüyorum. Abi yaş ortalamamız bile 28.8 abi. Bu kadar 8'le alakalı bir şey olamaz yani. Söylesinler Acun'a versin Ozan'a. Ozan'a bizi verir mi Acun? Vallahi bilmiyorum da kanka acil orta saha ne olur. Da Dominguez mi? Gravenberch mi? Paradis istemiyorum. Ben o yüzden dedim bak zaten Fred Galatasaray'la anılırken yani dedim Fred bize olmaz. Yok abi bize 8 numara lazım. Ben şey Endombele de istemiyorum yani onu da söyleyeyim Savaş kardeşim. Ya Endombele tarzı bir orta saha lazım bize. Yani topu aldığı zaman yaracak gidecek. Ndiaye gibi yani Getson gibi. 3 senedir ortalama 2000 dakika maça çıkmamış adam istemiyorum abi ben 8 numaraya. Ben de tam onun için gelmiştim. Sorayım hazır gelmişken. Nasıl bir profil lazım sizce Galatasaray'a 8 numara? Abi istikrarlı 2000-2500 dakika her sene oynayan, dinamo, top taşıyan, top süren, orta sahada sıkıştığımız zamanlarda top sürerek alanı yaratan, alan açan, oyunu iki yönüyle de oynayabilen bir orta saha lazım abi. Esnek çalışma saatleri olan, iş ilanı mı veriyorsun oğlum ya? Abi iş ilanını Norveç'e atmak istiyorum bu arada. Norveç'ten getirebiliyorsak Danimarka'dan. Kuzeyli olursa kim da olur. Var ki oralardan? Kim var yani şöyle ismi? Valla Molde'de Mansverk var işte. Molde'de miydi Mansverk?
Molde'de de. Şeyde Bologna'da Domínguez var. İtalya. Domínguez de dribling atıp yapmıyor ki. Ya abi Domínguez hayvan gibi ama abi ya. Her şeyi yapar. Abi bu takıma iş yapmaz o tarz oyuncu ya. Bu takımı diyorum dribling yapan orta sahada. Tamam Gravenberch'i al. Madem öyle Gravenberch'i kiralayalım kardeşim. Bayern Münih'e söyleyelim ne kadar kiralarlar artık ya. 3 milyon kiralama bedeli. 15 milyon 20 milyon da satın alma opsiyonu. Abi versinler kirada oynatalım ya. Ya vermesinler opsiyonla koydurmasınlar. Ne olur bir sene salak olarak versinler oynatalım abi. Form kazandıralım adama. Ya şimdi burada 8-8 diye ağlıyorsun da profili de yani söyle yani Ndiaye gibi de top alacak dribling yapabilecek diye. Oliveira gibi Domínguez gibi daha çok pas oyununa yatkın oyuncu değil. Ya ben Domínguez olursa Domínguez'i de isterim de ama Gravenberch'i tabii çok istiyorum. Domínguez'i unut sen. Mansberg getirsinler o zaman abi. Molde'den. Ya, Molde zaten bir bok yok. Belli mi sence? Hı? Ne vereceği belli bir topçu mu Mansberg? Evet. Ne kadar maçını izledin de bu kanıya vardın peki? Abi Baturin'e getirirsin o zaman ya. Tam 10 numara ama topla beraber çıkabilen bir adam yani ve 8'de oynayabilen bir adam. Ben Baturin'e de isterim de Savaş Hoca yok diyecek şimdi. Hocam bence Galatasaray'ın Baturin'in maçını izledim ben. Ben Baturin'in maçını izledim abi. Köpek gibi yani izledim adamı. Hiç izlemedim bir adam ama yani bu adam 10 numara oynuyorsa gelip 8 yaparsan affedersin yeni çıkal daha olur. Hocam fiziği de yok öyle fazla onu da söyleyeyim yani. Genç olduğu için. Abi o zaman Simanski'yi alacaktın Erden Timur Başkan'ın. Fenerbahçe'ye kaptırmayacaktın. Demeyecektin ki biz işte şu kadar maaş şeyimiz var demeyecektin. Angelino'ya 2.8 vermeyi biliyorsun. Oliveira'ya 3.5 vermeyi biliyorsun. O zaman sen de vereydin 2.45 Fenerbahçe gibi Simanski'yi alsaydın 8 numara al sana 8 numara işte. Topla da driplingi var. Fransa Ligi'ne gidiyorsun. Evet. Orta sahadan bir tane oyuncu çekiyorsun. Kim peki hocam isim var mı? Dribbling. Yok ya isim falan lazım değil. Dribbling olsun yeter. Bak Badou Ndiaye lazım demiş. Yandan çarklı 31. Hoş geldin kardeşim. Oradaki zaten çoğu oyuncu orta sahada dribbling yapabiliyor yani. Topla beraber çıkabiliyor. Fizikli oyuncular, hızlı oyuncular. O zaman isim vereyim mi bir tane? Ver. Fofana! Fofana gitti hocam Arabistan'a. Yapma be. Jesus'un takımına gitti. Diğer bir tane daha Fofana vardı. Ona ne oldu? Monaco'da mıydı neydi? Datro Fofana'yı mı gördün? Chelsea'de değil mi o ya? Bir tane Fofana Chelsea'de daha vardı sanki. O Chelsea'de. Dur neredeki Fofana lan? Bir tane daha Fofana vardı Fransa'da. Dur bakayım. O Lens'teki Fofana Arabistan'a gitti işte Jesus'un takımına. Monaco Fofana'yı 15 milyon euro karşılığında transfer etti falan muhabbetleri dönüyor. Yani Yusuf Fofana var Monaco'da. Evet onu diyorum ben de. Tamam onu diyorum ben de. Doğru Fofana'yı istiyorum. Ya Saul Niguez falan istemiyorum abi ben. Ben çer çok istemiyorum. Satış yapamayacağım oyuncu istemiyorum ben. Satış yapılacak oyuncu istiyorum. Benim satış yapma fetişim var abi. Bu adam gelecek. Biz de 2 sene topunu oynayacak. Ondan sonra 15-20 segmentine satacaksın abi. Bu kadar. Bir de Allah rızası için satış yapalım. Rica ediyorum abi Galatasaray. Ali Koç'tan eğitim mi alırsanız işte 8 haftalık kurs mu olur? Veya işte satış yapıp sportif başarısız mı olalım kanka sportif açıdan? Yok. Sportif başarımız yine Galatasaray gibi olsun. Ama Fenerbahçe'den de satış yapma eğitim alalım abi. Neyse artık parası verelim abi. 2000 lira ise 2000 lira. Eğitimlere gidelim. Satış yapabilme becerisi alalım abi. Abi. Çok yapmıyorum bu satma konusunda. Biz yani Boyan'ı da Nelson'da satamadık. Şampiyon takımı stoperiyle sağ bek. İkisi de taş gibi oynadı. Gelen teklifler komedi. Peki. Sence teklif gelmediğinden mi satmadılar yoksa takımda tutmak için mi satmadılar? Bence istenilen teklif gelmediğinden satmadılar. Bence teklifler çok çok düşüktü bu arada. Baksana abi adam senin Zanyolo'na 35 milyon serbest kalan maddesi olan Zanyolo'na işte şey açıkladı. O neydi? Muhabir 15 milyon takipçisi olan İtalyan. Neydi Dimarzio o? Mu? He? Dimarzio mu? Dimarzio değil ya diğerinin adı neydi? İtalyan dedim yanlış söyledim. Fabrizio. Adam açıkladı işte Aston Villa senin 35 milyon euro serbest kalan maddesi olan İtalyan Wonderkid'in 10 numarasına 3 milyon ki opsiyonu kiralamalı 20 milyonluk teklif yapıyor. Satın alma opsiyonu koyuyor ve zorunlu satın alma da değil. Monchi seninle goy goy geçiyor. Gırgır geçiyor. Bildur geçiyor. O Monchi'ye ben 35 verse de satmam ayrı bir konu. Monchi çok şerefsiz bir adam ya. Zaten marka olayından tilt olduk kılız. Bak marka götünü toplayamıyor adam sakatlandı. Galatasaraylıların ahını aldı. 13'e mi gitti 12'ye mi gitti ne kadara gitti bilmiyoruz. Ya ben sıntı hala şeyden oluyorum bak Talişka ihtimalinden. Hem Fenerbahçe hem Galatasaray için. Biz de iş yapmaz Talişka ya. Çok net diyorum. İş yaparını yapmazını tartışmayacağım da. Hani Beşiktaş'a gelme ihtimali varsa eğer iki takımın da devreye gireceğini düşünüyorum ben.
Girmesinler, ne gereği var? Ya Fenerbahçe. İhtiyaç yok. Ben istemem. Ya rakipten örnek vermek istemiyorum ama vereceğim yani. Bir sene top oynamamış Bruma'yı sattı adamlar ya. Lisansı çıkmamış adamı sattılar abi. Al terörist hocam, dedikleri Rossi'yi sattılar abi. Kaça sattınız lan Rossi'yi? Rossi'yi 6.5'a mı 5.5'a mı ne sattık? Ya siz bu adama neler diyordunuz abi ya? Bak ne satabiliyorsunuz yani. Hocam her şeyi geçtim. Atilla Zalai örneği var önünde koskocaman. Markao'dan daha pahalıya sattık. Ya hocam. Atilla Zalai'yi hakikaten Markao'dan daha pahalıya sattınız ya. Bak Kimi zaten saymıyorum. Kimi Jey zaten şu an Bayern Münih'te falan yani hani. Evet. Ya Atilla Zalai'yi sattık biz yani. Markao'dan daha yüksek. Ve Atilla Zalai'yi şampiyonluk verdirdi yani bu sene. Hatırlıyor yani musun taştan gelen pozisyonu? Offside'i bozdurdu galiba. Hatırlıyor musun evet, abi? İstanbul Spor maçında. Ya bu adam pozisyon bilgisi zayıf olan bu adamı kaça sattınız abi Atilla Zalai'yi? 17'ye mi? Hemen yok hocam 17 değil. 13 müydü öyle bir şeydi? Ya 13 milyon euroya sattılar ya. Kimi la? Ya ben bu arada bu akşam yine Saniye Elmas'ı andım abi. Kusura bakmasınlar. O Gerson Fernandes transferinden dolayı. Kimi? Zalai'yi. Maşallah. Zalai. Allah bereket versin ne diyeyim. Satan satıyor abi. Ama Fener de alma konusunda kötü bence be. Bu sene Allah var alma konusunda da iyi. Yok oluyor ya abi. Cengiz'e kaç verdiniz? Hocam 5 taksitle 8 civarı bir para diyor. 8.3. E iyiymiş o zaman. Cengiz'e az vermişsiniz ya. Ben 15 falan zannediyordum. 15 sanıyordum. Yok, bonuslarla 12 mi ne buluyorsun? E Fred'e 15 verdiniz galiba. Mesela Fred mesela pahalı Fred'e bir transfer. Fred'e 10 artı 5. İşte o pahalı bir transfer ama kaliteli adam da bir daha satamayacaksınız hani o yüzden diyorum. Gerçi siz satarsınız hocam, onu da Arabistan'a satarsınız siz onu da. En kötü Arabistan'a satarız Fred'i. Zalai Kim Mijay ikilisi izlediğim en iyi stoper tandemi demiş. Asafa Bubakar. Valla bence Kim Mijay çok iyi topçu olduğu için Zalai de yardımcı stoper olarak sırtmalı yanında. Tam onu diyecektim ben de. Kim'in hem pozisyon bilgisi hem de stoper için çok hızlıydı ya. Ya ben kaç kere... Ya Atilla'nın arkasından kaçıp böyle hani kaleye paralel yerden top keserlerken araya girdiğini hatırlıyorum Kim Mijay'ın. Ya çok hızlı bir stoper, pozisyon bilgisi de çok iyiydi. Adam zaten Bayern Münih'e gitti lan. Herif iki sene önce Fener'de oynuyordu. Bir sene önce Fener'de oynuyordu. Bayern Münih'e gitti. Vallahi öyle. Bugün de kesmiş bir tane top maç 3-0'ken sonradan oyuna girmesine rağmen bir tane top kesmiş gördüm bir pozisyonunu da. Bayern Münih'in de Allah belasın. Bir kere ayrı dokunmadı ya. Hocam Harry Kane loserlığı derim ben ona. Bak şimdi. Maç sonu açıklamalarına geçiyorum yavaştan. Hemen bakayım. Maç Okan sonu. Dur daha geçme ya. Geçmeyeyim. Bir tane top attılar. He? Herif kaleden dikti. Degaj dikti resmen ya. Stoperden bir top attı ya Kayseri Spor. He. Bizim sol bekle sol stoperin arasından top yürüye gitti. Oyuncu karşı karşıya kaldı ya. Ya sorma ya. Musun? Ya sorma ya. Hatırlıyorum ya. Maalesef hatırlıyorum. Ya. Unutamadım. Ya. Saçma sapan bir pozisyon. Bu kadar basit pozisyon verir mi bu takım? Hoş geldin Ceylan, selamlar. Aklıma geldi, sinirlendim ya. Sorma kanka ya. Ya kanka halı sahada oynarken kaleci degaj diktiğinde öyle pozisyon vermezsin ya. Yani kaleci mi attı, stoper mi attı bilmiyorum ama çok geriden attılar topu ve iyi de bir top değildi bu arada. Peki ben o pozisyonda kimi andım biliyor musun kardeşim? Hangi pozisyon aklıma geldi sence? O pozisyonda. Hangi pozisyon geldi? Senin çok sevdiğin stoperimiz, değerli genç stoperimiz. Emin mi? Emin Bayram aklıma geldi. Degaj'dan ya, pozisyon vermişti. Emin'in pozisyonu apayrı bir şey. Ya. Apayrı değil de. Düşürken arkasını, önüne düşürdük topu arkasına düşürmeyi başarmıştı ya. Vallahi ya. Müsaaden sinirim olursa geldi. Okan Buruk hocanın açıklamalarına geçmek istiyorum abi. Geç. Ben bir oku hocam, ben bir şey diyeceğim o açıklamalardan sonra. Ben de çok bir şey, büyük şeyler söylemek istiyorum o açıklamalardan sonra. Tek tek oku, her cümlesine ayrı cevap vereceğim. Ben de aynı şekilde yapmak istiyorum kardeşim. Bir müsaadenle bulayım tekrardan. Dur bakayım. Ulan Demarke düzgün vermemiş önce ya. Önce ondan başla hocam istersen. Google Okan Buruk açıklama yaz. Direkt şeyden buldum. Heh buldum. Buldum. Heh. Hemen başlıyorum. Heh. Bak çok güzel. İlk cümle. Zor bir hava şartı vardı. Evet, iki takıma da zor. Sana da zorsa rakibe de zor. Hocam şu an yanımızda olan Savaş kardeşim. Kayserili Abdullah. Bu çocuğun liseden arkadaşı Kayseri Spor kadrosundaydı abi. Bu çocuğun Kayseri Spor lisesinden arkadaşının içinde aynı hava durumu var. Galatasaray'da 10 milyon euro maaş alan Icardi için de aynı hava durumu var abi. Rica ediyorum ya. Sen ilk 11'i doğru çıkart. Değişikliği doğru yap. Deriz ki yani ya pozisyona girdik atamadık. Rakip çok iyi oynadı atamadık.
Senin 11'in yanlış ya. İlk değişikliklerin yanlış. Ya sorma ya. Yani bu, yani burada hava şartını değinmek ya, rakibe de zor. Abi sana vallahi zor. İkinize de zor. Yani tek seni etkilemiyor ki. Hem saçma bir açıklama bu. Hem hocanın kendi hocalığına saygısızca bir açıklama bence bu. Hem de bence şampiyon olmuş kadroya saygısızca bir açıklama abi. Yani canım hocam, bunu bahane etme artık ya. Gözünü seveyim ya. Ya hava durumu karşı tarafa da hava durumu abi. Sanki bize mi hava durumu? Ulan kışın da o zaman kış şartları zor diyeceksin. Yazın yaz şartları, kışın kış. Fatih hocamın açıklaması gibi. Şeye kadar Ocak ayında transfer dönemi bekliyoruz. Ocaktan sonra yaz yapılanmasını bekliyoruz transfer için. Okan hocamın da açıklamaları hava şartları abi. Yazın nem, kışın kış, zeminin kötülüğü. Zeminin karşı tarafı da kötü abi. Ah, ikinci cümleye geçeyim mi? Geç. Bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Neyin? Hava durumunun mu? İlk cümledeki hava durumunun altını özellikle çizmek isterim. İkinci cümle bu. Ne diyeyim abi, yani çıkma o zaman maça. Allah Allah ya. Ya hava, sen yani fikstür önceden belirleniyor. Sen de ona göre bir tempoyla başlat. Bu arada koyulmuş olan fotoğraf da çok güzel bir fotoğraf. Tam böyle Okan hocamın hava durumundan bunalmış fotoğrafı vardı. Onu göstermek istiyorum chat'e, şu fotoğraf. Hakikaten yani havadan kaynaklanıyor. Baksana. Gösteriyorum. Hakikaten hava durumu yani. Evet. Müthiş. Diğer cümleye geçeyim mi? Bir dahakine kapalı halı sahada oynasınlar ya. Kışın falan. Klimalı bir halı saha varsa abi. Evet. Mümkünse. Abi. Üçüncü cümleye geçiyorum. İki takım için. He. Bu. Cümle bu. Devrik bir cümle. Abi, cümle olmaz lan. Devam vardır. Bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Üçüncü cümle devrik bir cümle, iki takım için. Hani. He. Kendin söylüyorsun işte, iki takım için aynı şey. Evet. Dördüncü cümleye geçeyim mi? Geç. Okan Buruk hocamın dördüncü cümlesi sıcaklık çok yüksekti. Ne zaman maça geçeceksin ya? Vallahi maçla alakalı daha cümleye geçemedik ha. Maçla alakalı kadro tercihi, işte oyuncu değişiklikleri, oyun anlayışı falan, daha hiç onlara gelmedik abi. Dördüncü cümlede sıcaklıkların etkisi. Sıcaklık çok yüksekti. Biz şimdi böyle toplansak, bir halı sahaya gitsek, ama böyle onun öncesinde de 3-4 haftadır maç yapıyor olsak böyle. Sen 45'te şey tıkanır mısın ya? Böyle hava durumundan bunalır mısın? Performansın ne kadar etkilenir? Abi şeker rahatsızlığım var muhtemelen işte. Şekerim düşüyor halı sahada. 2 senedir 3 senedir top oynamıyorum. Ben geçen hafta tıkanmadım abi. İşte. Profesyonel mesleğim ya. Değil. Sağlık sorunum var. Tıkanmadım işte geçen hafta. Ya dersin ki ulan havada amma sıcak ya falan dersin. Aynen, Fikret yazmış. Adana deplasmanında ne olacak peki? Ya geçen sene biz Antalya deplasmanıyla başladık ya. Onda da bok gibiydik bu arada. Çok bok kötüydük gibiydik. O maçta da. Ya şansa mansa yendik. Kazanmasını bildik yani. 90'da attık. Ya Okan hocanın arkasındayız abi. Biz de destekliyoruz Okan hocayı ama ya böyle hocam bu bahanelerle gelme yani. Ya ilk, ya dediğim gibi ilk 11'in kötüydü. Değişiklikler kötüydü abi. Sen maçı bu yüzden kazanamadın. Sıcaklıkla falan alakası yok. Zugz gelmiş. Zaha nasıl oynadı demiş. Adam sinirlendi ya. Vallahi oynardı yani. 90 dakikada oynardı bence. Son 10 dakika oynattı canım hocam. 15 dakika aldı oyunu, oynattı. Zaten son 20 dakika aldı. Ya da 15 dakika kala falan aldı oyuna. Oyun durmaktan oynanmadı zaten. Bir de top atamadık hiç. 5. hafta kaçması yok mu Zaha'nın? İnşallah kaçmaz. Ribery gibi kaçırmayız umarım adamı. Şimdi diğer cümleye geçiyorum. 5. cümle. Hazır mıyız abi? Evet. Zaman zaman oyunu engelledi. Yine neyi anlatıyor burada canım hocam? Sıcaklık çok yükseklikti. Bak önceki cümle bu. Sumolasından bahsediyor. Zaman zaman oyunu engelledi. Sıcaklık olunca sumolası oluyoruz ya, bence ondan bahsediyor. Bu da önceden belli bir şey aslında. Abi bu bak. Bu arada geçiyorum ya. Bu arada şu cümlelerin hepsi hava durumuyla alakalı. Yemin ediyorum bütün hepsi hava durumuyla. Bak. Tekrar geçiyorum. Çok fazla oyun durdu. Bak buna mesela katılabilirim. Hani hakikaten çok fazla oyun durdu. Bu 7. cümle falan. Hani sıcaklıklar bitti. 7. cümlede oyunun çok fazla durduğunu hakikaten söyledi hocam. Sonunda iyi bir cümle bence. Direkt Türk futbolunun en büyük sorunlarından bir tanesi hakemin oyunun çok fazla durmasına müsaade etmesi.
Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Ya bence pozisyona girdik atamadık ya. Oyun rakip çok duruyor. Atamadık. Durdu tamam da yani. İkinci yarı tempo düştü. Top bizdeyken de basit top kaybı yapıyorsun. Biraz da sen yardımcı oluyorsun oyunun durmasını. Bak yandan çarptı. Atarsan ne olacak abi? Oyun duracak tabii ki. Yani. Yandan çarptı 31 kardeşim yazmış. Bu arada çok güzel ismim varmış, beğendim. Adam sinir küpüne döndü. Gökhan Sazdağ'ına falan sataşıyordu sağda diyor. Hani o kadar top alamadı ki. Ya o Gökhan Sazdağ aslı santrafor olan. Santrafor olan adam sağ beke geçti. Onunla hani didişiyordu adam sinirden. Eli ayağı titredi adamın top gelmeyince ya. Önü boş adama pas atamıyorlar. O kadar da sinirli olmaz. Tamam sinir iyidir de o kadar da değil ya. Bak, haklı bence. Haklı. Aydın da şey diyor. Adam nasıl takıma düştüm diye düşünmüştür maçı. Vallahi düşündü. Yemin ediyorum düşünmediyse ne diyeyim. Ama yani o kadar da bence sinire gerek yoktu. Ya sumolosa verirsin abi. Sumolosuna bir şey değil. Ama sakatlıklar o hiç sakatlık olmayan sakatlıktan dolayı oyunun durmaları çok saçma abi. 100 kere sakatlık oldu sahada. Hiçbiri hani hayati tehlike içermiyor. Hepsi oyuncuların tiyatro vari yeri atıp zaman geçirmek istemesinden dolayı ve hakem bunlara izin veriyor abi. Durum bu. Hocam tiyatro dedin. İki oyuncu kendini yere attı. İkisi de oyundan çıktı ama. Oğlum onun dışında 15 kere daha oyuncular yere attı kendisini. Ben değişiklik olan sakatlıklardan bahsetmiyorum ki. Ya abi dikine top atıyoruz. Topu avuta atıyoruz. Oyun durur tabii ki ya. Bizim basit top kayıplarımız durdurdu. Daha demin de dedim. Top ya 50 kere şu pozisyonu izledim ben. Dikine oynuyoruz. Top tıngır mıngır şeye gidiyor. Stöder bizim hücum oyuncusuyla topun arasına giriyor. Topun çıkmasını bekliyor. 10 saniye orada kayıp. Kalecinin topu oyuna sokması 15-20 saniye. Bu şekilde oyun tabii ki durur. Bu kadar basit top kaybı yaparsan nasıl tempolu bir oyun oynayabilirsin ki? Bak spor çok güzel yazmış abi. Demek ki neymiş? Gereksiz transferler yapıp hunharca para harcamaya gerek yokmuş. Doğru bir teknik direktörle, doğru bir planlama ile transfersiz de oluyormuş. Üstelik Kayseri Spor çok derinde yaparak ya da zamanı oynayarak puan almadı dedi. Spor öyle demiş. Yani doğru oyuncu tercihleri, doğru planlama, rakibine transfer çalımı atmama, doğru ihtiyacın olan transferi alma. İhtiyacımız olan bunlar. Bu arada Uğur Karakulukçu'ya çok yüklendiler. Yok Tete'ye ne gerek vardı? Ya Uğur Karakulukçu hafta içi şey açıklaması yaptı ya. Ulan Tete'den önce bir orta saha alın önce hani falan gibisinden. Evet. Adamı yerin dibine soktu Galatasaraylılar. Adam haklı. Yani sonuna kadar haklı. Yani altına imza mı atarım abi? Uğur Karakulukçu'nun. Şimdi şöyle bir şey var. Sene başladı işte. Biz dedik ki. Yani 10 numarayla 8 numaraya bir adam. Hatta 10 numara da değil 2 tane 8 alalım bu takıma. Aynen öyle. Yani 3 daha iyi olur. Torreira tek önlü bir daha rahat eder. Yanına da önüne de işte 2 tane 8 numara. Oyunun 2 önünü de oynayabilen. Bir tane Sergen daha bile defansif. Torreira'ya da daha çok yardım edebilecek tarzda. Sağ kanada Raşistan'ın bonservisi alınsın. Forvet'e de işte Icardi'nin bonservisi alınsın. Bir de bunları yedekleyecek oyuncular. Yani Torreira'nın yediği Berkan'dı. Atıyorum işte öndeki 2-8'den birinin yediği Mütçü. Diğerinin de Mertens olacaktı büyük ihtimalle. Oyuna sonradan girdiğinde 4-2-3-1'e dönecektik. İşte Kerem Barış'ın Barış Kerem'in yediği işte Raşitsa'nın yediği Yunus Akgün işte Icardi'nin arkasına da bir tane şey yedek forvet. Bir de sol bek. Yani çok fazla bir transfer ihtiyaç yoktu ya. Sene başladı. Kanada şeyi çektin, Tete'yi çektin. Zaha'yı çektin. Tamam hadi Zaha neyse. Fırsat transferi. Tete de Zanyola gidiyor diye alındı büyük ihtimalle. Ama abi senin Zanyola'm var, Yunus'un var, Barış Alper'in var, Kerem'in var. Zanyola gitmesen olacak. Zaha'yı almışsın, Mertens'in var, kanat oynayabilen. Yusuf Demir'in var, Morutsan'ın var. Abi senin kanadın var, önce bir ihtiyacını al. Kurban olduğum 8 numaranı al. Ne olur Allah razı olsun. 4 ay olmuş abi. Abi ne olur be. Vallahi bak dilenci değilim. Ne olur 8 numara istiyorum ya. Dilenci değilim diyorum bak. Bence Dubois'u da göndermeyeceksin. Niye Angelino'yu çektin? Aynen. Dubois'u madem göndermeyeceksin niye Angelino'yu çektin? Abi bu, onu da söyleyeyim. Dubois bence bu günkü tepkisinden dolayı daha takımda kalmaz abi gider. O adam diyor ki ben oynamayacaksam niye haklı bu mı takımdayım? Anladım ki ben yani. Niye haklı çıktı? Adam. Niye çıktı belli değil. Ne yaptı? Ne yaptı abi yani? Gayet iyi oynuyordu Dubois yani. Niye çıkardın ki?
Abi bak ben TT ile Zaha'nın alınmasına kızmıyorum. TT biraz lüks oldu falan demişler de. Ben TT ile Zaha'nın alınmasına kızmıyorum. Bak bu fırsat transferlerini yaparsın. Ama bu fırsat transferlerinden önceki iyi transferler, kaliteli transferler. Hani boşta bonservisi elinde çok güzel transferler abi. Hiç sıkıntı yok. Müthiş. Bunu alkışlıyoruz abi zaten. Sıkıntı yok. Ama senin zaten 9999 tane kanadın var, tamam mı? Senin geçen seneden beri ihtiyacın olan mevki 8 numara, 6 numara. Alan veriyor, Mertens 10 numara. Hani şarkıyla mı söyleyeyim, nasıl söyleyeyim bilemiyorum. Sırası var hani transferin. Orta saha ihtiyacın var abi. Orta sahanı al kurban olduğum. Yine sen yine kanadını al. Hani fırsat transferini al yine. Hani Zanyolu'nun satışını yaparsın tamam ama sen orta saha transferini Zanyolu'nun satışına bırakmazsın. Hani Zanyolu'nun satışını yapayım da ondan sonra orta sahayı alayım. Ona bırakmazsın abi. Sen önce orta sahanı alırsın. Zanyolu'nun satışını yaparsın. Ondan sonra ihtiyacın olmayan fırsat transferlerini yaparsın. Ama sen önce ihtiyacın olanı alırsın abi. Demek ki para yok kulüpte. Bonservis verecek para yok Lan demek. bonservis elinde Van de Boman vardı sene başında. Ne almadılar? Ya Almadın. da, ya da adam gelmedi. Ya Ya da büyük ihtimalle o parayı Icardi'ye beklettiler. tamam abi, bonservis elinde başka adam mı yoktu abi? Bak nasıl getirdin şeyi. Bu neydi forvetimiz? Cedric Bakan bir başka hiç mi? Abi dünyada hiç mi orta saha yok? Biz bakıyorduk Transfermarkt'tan işte. Bonservis elinde orta sahalara kanka. Sene başında. Ulan hangisini alabiliriz? Hani para yok tamam. O bonservis elinde orta saha çekelim diyorduk işte. Kanka şunu söylüyorum işte sene başladı Paredes'tendi bir ay Paredes'in peşinde dolaştın. Ben buradan bütün Türk kulüplerine sesleniyorum. Bir adam sizi 2 haftadan fazla bekletiyorsa siktir edin almayın aman okuyayım ya iş yapmıyor yani. Ya bu adam Böyle. senin ilk tercihin değil demek ki. Onu seni ilk def tercih etmeyecek yani bu adam. İstemiyor seni. Evet. Seni ikinciliğe koymuş. İkinci tercihine, üçüncü tercihine koymuş seni. Yani adam seni takmıyor abi. İplemiyor. Aynen Gagliardini vardı abi Inter'de. Gagliardini de sözleşmesi bitiyordu. Yani. Almadın. Kanka işte Paredes'i bekliyorlardı. Ha oldu ha olacak. Bir ay bekledin yani adamı. Gerek yok. Gelmek istemiyor demek ki. İkinci bir adama yönel. Yani squad listesi yok mu ya? 30 tane adam vardır listede. Muhtemelen İkinciyi çek. vardır. İkinci olmazsa üçüncüyü çek. Bu ne ya? Bir ay, yani bir adam mı bekledin? Ve beklediğin adam da öyle bulunmaz Hint kumaşı değil. Ya abi orta sahada hani diyorum ki bak bak elim ayağım titriyor. Yine almadın bak hiçbir şey de almadın tamam orta sahada almadın. Abi Torreira sakat değilse ki yedek de sakat değil muhtemelen oynayabilecek durumda ki yani diyelim ki Oliveira veya Berkan sakatlandı. Kim girecek abi? Kerem Demirbay ile Torreira girecek değil mi? Bu adam demek ki kadroda ise oyuna girebilecek durumda. Bu adam oyuna girebilecek durumdaysa bu adam niye almıyorsun abi oyuna ya? Ya da oyuna girebilecek durumda değilse bu adam niye yedekte abi 18 kişilik kadrodan hiç şu değil? Gözünün kurban oldum hocam ya. Evet. Haklısın. Sonuna kadar hak veriyorum. Vallahi kuduruyorum ya şu bu tarz olaylara. Emre Bey hoş geldin canım bu arada. Kusura bakma biraz atarlı geldim. Okan Hoca'nın açıklamalarını bitiremedik ya. Nemli havayı konuşmaktan. Torayla diyorsun. He? Devam et. Torayla olayına. Ya bu adam geçen hafta dediler ki sıçamıyor diyecektim. Hani cır cır bu adam dediler. Hani midesini bozdu. Hani şey sakat mide ne derler? Bağırsak enfeksiyonu mu diyorlar bu cır cır hastalığına? Bu Evet. hani böyle dediler. Tamam abi sakatlığı var falan. Ama bak kadroyu alabildiğine göre yedekteyse bu adam oyuna girebilecek demek ki yani. Yeni sözleşme istemesinden dolayı vesaire demişler de bazı yorumcular. O zaman kadroyu Yok alma ya. abi. Yok ya öyle bir şey olduğunu Yükselen zannetmiyorum. maaşlarının dolayı menajeriyle beraber kendisine daha yüksek maaşta bir sözleşme istemiş. Reddedilince Öyle. de Abi öyle bir şey varsa satarsın veya hiç kadroya almazsın Şey, ya. böyle bir şey olduğunu zannetmiyorum. Varsa da adama dersin ki bak işte seneye Mertens gidecek ondan gelen maaşı seneye senin zam yaparız. Yani Öyle gerek yok. yazmışlar yani o yüzden şey yaptım da. E sene başında kaçırdı ya sakatlandı ya çok maç da oynayamadı. Osman Büyük geldi. ihtimalle diğer oyuncular gibi maç temposunun düşük olduğunu düşünüyor. Okan Hoca o yüzden oynatmadı. Osman'ın sana sorusu var kanka. Osman geldi. 92. dakikadaki Angelino'nun ortasını sana soruyor. Ne Ben diyorsun diye. Angelino'ya hiçbir yorum yapmıyorum yani. Caner Erkin gibi aldığı her topu şişirsin içeri, doldursun. Madem Ama onu yaptın Caner Erkin'i alsaydın. ya onu dedim ben de işte. Aynı tarzda oyuncu ikisinin En de azından defansı yendin. kötü. Ya önündeki kanatla ya şeyi görebiliyor musun kanka? Önündeki kanada kaç tane pas atmış? Bakayım mı? Bakılabiliyor mu ona? Angelino'nun paslarına mı bakacağım? Evet ya zaten kaç 40 dakika falan oynadı herhalde bugün ya. 40 dakika da az bir süre değil. 25'te 22 dakika, şey 56'da girmiş oyuna. 40 dakikaya yakın oynamış evet. Öndeki kanada
attı yani Zaha ile veya Kerem'le olan paslaşmasını görebiliyor musun? Onu göremiyorum ama 25'te 22 pas isabeti var. 2 kilit pas atmış. 4 orta açmış. İkisi isabetli. Uzun pasından 3 taneden bir tanesi isabetli ama top kaybı 6. Bence fazla top kaybı beke göre. Çünkü hani beklerin daha az top kaybı yapması beklenen. Hani Kerem mesela atak yapan adam. Hani hep kilit işler deniyor veya hep gol için deniyor dikine oynamayı. Top kaybı bir yapabilir. Bakayım. Ama bek için fazla bence. Bir de ne vardı? Şurada bir şey görmüştüm. Nerede o? Ben bakayım ya kaç tane pas atmış bulabilirsem. Sen konuşmaya devam et. Asist beklentisi 0.37'ymiş mesela. Top çalma bir, pas arası bir. Kaç tane arkasına kaçırdı yazmamışlar mesela. Bence kaç tane arkasına kaçırdığını da yazmalar lazımdı. Bir iki tane kaçırdı yine arkaya. Bilmiyorum gördün mü? Sonra Okan Hoca'nın açıklamalarının devamını da getirmek istiyorum ben. Daha bitiremedim. Bu ilk kurmuş olduğu cümlenin tamamını bitiremedim abi. Hocam ondan ziyade bir tane facia bir açıklaması var Okan Hoca'nın. Onu söyler misin ya? Çok fazla oyun durdu dedi. Sonra sıcak hava ve sakatlıklar oyuncuların üzerinde olumsuz etki yarattı. Bir sonraki açıklaması da buymuş abi. Sıcak hava ve sakatlıklar oyuncular üzerinde olumsuz etki yarattı. Abi karşı tarafta Apo hangi lisede okudun lan Kayseri'de? Fevzi Çakmak'ta. Ne Çakmak? Fevzi Çakmak Lisesi. Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi'ndeki adam karşı tarafta bu çocuğun liseden arkadaşı kadrodaydı abi. Kayseri Spor transfer yapmadı bu sezon. Bu adamlara karşı da sıcak hava ve sakatlıklar olumsuz etki yarattı. Senin 250 milyon euroluk kadrona da. Senin bir senedir transfer yok Kayseri'de. Ya senin 250 milyon euro değerinde kadro bütçen var abi, tamam mı? Yani bu açıklamalar abi bahane bunlar ya. Yakışmıyor ya. %86 nem seviyesi falan. %86 değil bu arada. Maç saatinde %57 idi. O konuda yalan söylüyor. %86 nem Kayseri'de imkansız. Sen hangi açıklamasını dedin çok kötü diye? Ben okuyayım mı hocam o dediğin açıklamayı? Sen oku. Dediğini oku. Daha oraya gelmedim muhtemelen. Bundan sonraki haftalarda Galatasaray takımının oyunun kalitesi, isteği, arzusu ve maç kazanma tutkusunu göreceğiz. Görmezsek zaten oyuncular bizle beraber olmaz. Yani burada oyunculara gereksiz yöne şey yapmış. Yani çok sıkıntılı bir açıklama bence. Oyuncuları gereksiz yere öne atmış abi. İlerleyen dönemde olası bir kaos ortamında oyuncular yiyebilir yani Okan'ı bu açıklamadan dolayı. Bu ne açıklaması biliyor musun abi? Ben sana söyleyeyim bu ne açıklaması. Her şey için teşekkürler Okan Hocam açıklaması abi. Yani çok gereksiz sakat gerek yok yani. Sezonun başındasın. Yani biraz amatörce olmuş. Dersin, falan bir şeyler dersin. Yumuşatırsın ortamı geçersin ama oyunculara direkt böyle yüklenmek. Hani ilk hafta dersin başında, bu tarz kayıplar olur. Daha hani şey hazır bulamadık. Hazır değiliz dersin bir şeyler dersin. Yeni katılanlar daha yeni yeni başlıyor dersin vesaire ama bu kadar da gereksiz fazla yüklenmesi. Ya oyuncuları öne atmazsın bence. Oyunculara hiçbir zaman şey atmamak lazım. Basın açıklamalarında. Mesela şeyde de yaptı geçen onu. Okan Hocam. Galiba Zalgiris maçından sonra. Bu oradaki maç. Oradaki maçta kaç bitmişti maç? Zalgiris'te. Beraber mi bitmişti? 2-2 miydi? 2-2. 2-2'den sonra Nelson öne atmıştı. Nelson işte hata yaptı falan gibisinden diye. O tarz bir açıklaması vardı. Hani Nelson kendine yakışan bir şekilde oynamadı mı dedi. Bir şey dedi. Tam hatırlamıyorum açıklamasını. Orada da mesela Nelson'u hani basının önüne atmıştı. Bence oyuncularla alakalı açıklama yapmasına gerek yok hocanın ya. Hani formda değiliz. Daha işte lig yeni başlıyor falan. Ritim bulacağız. İşte daha istekli oynamalıyız falan gibisinden der ama hani işte bu formayı hak etmeyen oyuncular buradan gider falan gibisinden birinci haftadan bismillah hocam ya. Nelson için bak çok en kötü maçını oynadı demiş geçen o Zalgiris maçından sonra. Çok sakat açıklamalar ya. Tecrübesizlik bence de. Okan hocam ama tecrübeli olması lazım artık. İki kere şampiyon olmuş hocasın ya. Canım hocam. Biz burada hani bilmiyorum. Ya ben hani Fatih Terim'i çok severim de ben yine de Okan hocamın kötülüğünü istemem abi. Yani ne kadar Terimci de olsak. Bak Uğur Karakullukçu. O kadar transfer yaptı Galatasaray. Takımın en hazırı 37 yaşındaki Muslera. Bir tane bile hazır transfer olmaz mı? Katılıyorum abi. Icardi 900 kilo abi. Bak 3 ay Icardi bekledim 900 kilo. Ben niye Icardi istemiyorum? Bu yüzden istemiyorum abi. He. Alındı mı alındı ama hiçbiri hazır değil yani oyuncuda. Zaha geldi. Belki hazırdı adam oynatmadın. Torreira hazır değil. Oliveira hazır değil. İşte bakıyorsun. Ne bileyim. Victor Nelson hazır değil. Mertens hazır gibiydi ama hani yorgundu falan. Oynadı. Veya işte takım yorgundu diyelim. Şampiyonlar Ligi maçından sonra niye aynı kadroyla başladın?
Benim anlamadığım Kazımcan mesela neden kadroda yoktu? Hiç onunla alakalı bir tane Galatasaray muhabirine soru sormadım ya Kazımcan'la alakalı. Bir bakayım hemen. Sormamışlar galiba, hiç denk gelmedi çünkü sende. Dur bakayım ya. Ulan bir tane kendisine muhabirim diyen Kazımcan nasıl sormaz ya? Dur bakayım ya. Kazımcan Karataş Kayserispor maçı geniş kadrosunda yer almadı. Yok. Açıklama Tamam, bir göremiyorum. açıklama vesaire yok. Soru da sormamışlar galiba onunla ilgili. Hakikaten sormamışlar mı ya? Niye sorsunlar oğlum? Çok şu an konuşulacak konu o değil ki. Ya bence Galatasaray konuşulacak konu kaybetti. abi. Yani şundan dolayı Nasıl abi. konuşulacak konu Kazımcan'ın, kardeşim? ya şunu soracak abi. Kazımcan'ın hocam sakatlığı mı vardı hani kadroda değildi? Yoksa sizin tercihiniz miydi? Soru Abi bu. bunu niye sorsunlar ki? Abi 50 nasıl tane sorsunlar? soru var. Kazımcan değerli bir oyuncu. Caner Erkin Ya mi o... oynasın İspanyol? Ya abi adamların o umurunda değil ki. Galatasaray Kazımcan'ı niye sorsun? Oradan bir şey çıkartamaz ki. Adamlar kaos soruyor. Oraya giden adam. Yani futbol değil de böyle bir kaos arıyor yani. Adam diyecek ki Icardi niye geç girdi bu kadar kilolu döndü. Torreira niye işte geçen mide bulantısı vardı bu maçta oynamadı. Zaniola nerede diyecek. Zaha'yı niye geç aldın diyecek. Puan Öyle kaybettik sorular da biz de. yok. Niye şey yaptın? Ya onları sorar öncesinde Kazımcan'a gelene kadar onu diyorum. Ya tamam da abi, şimdi takımın eksikliği hissediliyor. Kazımcan oynadığı zaman dinamizm katıyor sol beke. Ayrıca genç oyuncu, potansiyelli oyuncu. Yani bunu sorması lazım abi. Hani Galatasaray'ın iyiliğini Sorması isteyen bir lazım. Galatasaray muhabirinin sorması lazım. Sorması lazım ama yani ona gelene kadar Kaos yani arıyor. transferler sorulur genellikle. Hocam şöyle transfer çalımı attık mı, böyle transfer çalımı attık mı, her gün açıklama yapmasını biliyorlar abi. Yok Galatasaray'ınki transfer çalımıydı, yok Fenerbahçe'ninki transfer çalımıydı. Onları konuşmayı biliyorlar abi. Asıl meseleleri konuşsunlar abi. İhtiyacımız olan şeyleri sorsunlar. Galatasaray planlamayı en başından bence yanlış yaptı. Bizim 2020-21 sezonunda yaptığımız devre arasındaki İrfan Can transferi hatası gibi. Takımda santrafor eksikken gittik İrfan'a 7 milyon euro verdik. Aynı parayı o sene Bupenza'ya versek Fenerbahçe o seneyi şampiyon bitirecekken çalım ayağına gittik İrfan'ı aldık. Ne şampiyon olabildik o Hocayı sene. da Hala da İrfan değiştirdiniz. elimizde patladı. Hocayı değiştirdiniz. Tekrar o hoca yerine eski hocanıza geri döndünüz abi. Yani İrfan'a verilen parayı Bupenza'ya verse o sene şampiyon olacaktı. Erol Bulut bile şampiyon yapacaktı yani o takımı. Ama biz gittik mal gibi İrfan Can aldık aynı paraya. Hem İrfan elimizde patladı hem elimizdeki iki tane oyuncudan olduk. Satış yapabileceğimiz tarzda. Hem de bir tane şampiyonluğu kaybetmiş olduk. Kerem 25 top kaybı Böyle yaptı diyoruz da. mantıklı şey olur mu ya? Galatasaray'da Belhanda'yı göndermeseydi Galatasaray şampiyon olacaktı o zaman bu mantıkla. Hocam artık orasını ben bilemem ama Galatasaray bu Yani. sene bence en önceki eksiklerini tamamlamadan elinde en fazla oyuncuya sahip olduğu kanada transfer yapması bana mantıksız geldi. 8'e de adam aldık bu arada. Yani 8 istiyoruz da biz aslında söylediğimiz şey oyun profili olarak yani bize uymayan bir oyuncu. Yani 8'e de transfer yapıldı. Geçen Kerem seneden beri Demirbay. eksik hocam bura. Kerem Kerem en son gelen Demirbay. transferde mi? Tamam Kerem Demirbay'ı aldın ama. Aldın da En oynatmıyorsun ki. başta alacaktı Yapmıyorum. bence Galatasaray onu. Canın atası zaten de yani aldın yani sonuçta Kerem Demirbay'ı aldın. Ben o yüzden diyorum yani buraya kim bir tane daha 8 alınmayacak diye düşünüyorum ben. Alınırsa da maksimum bir tane daha alınır ama oynatamazsın diyorum. Bence alınması lazım. Galatasaray'da çok net eksik çünkü. Kerem Demirbay da Kim istenilen profil keseceksin? değil. Ya şey demiş Heidel. Tamam da biz iki kanada bonservissiz aldık ve orta saha transferi yapacak. Abi tamam, biz zaten bonservissiz alınan kaliteli topçulara bir şey demiyoruz ki. Biz diyoruz ki ihtiyacın olan asıl bir mevkim var, tamam mı? Hani bağırıyor. Böyle Orayı alan veriyor. doldurmadan orayı doldurmak Ay ay diye mantıksız diyorum. alan veriyor abi. Orada orayı dolduracaksın abi. Ondan sonra ihtiyacın olmasa da fırsat transferlerini yaparsın. Ama orası alan veriyor abi. Önce alan veren yeri doldururuz. Geçen seneden beri alan veren bir yer var. Kanka ama o bölge yerli oyuncu düşünülüyordu. İşte bak. Sizin bu anlamadığınız kısım bu. 3 tane Hocam yerli Türkiye'de de yok oynatacaksın. ki. Tamam işte Türkiye yerli olmadığı için Kerem Demirbay'ı beklediler. Adam çıktı zaten dedi ki Leverkusen tarafında sıkıntılar vardı. Halledemedik çabuk dedi. Yani belli ki oraya Kerem Demirbay'ı beklemişiz. Sol beki Angelinho çekmeden Kazımcan oynasa, stoperde Abdülkerim oynasa, üçüncü türkü bence Kerem'le vesaire, Barış Alper'le vesaire çözebilirdi Barış Galatasaray. Alper bugün boğuk gibi oynadı. Barış Yani Alper Barış çok Alper'e. kötüydü ya. Nasıl 80 dakika oynadı bilmiyorum abi. Bak 90 dakika daha oyuncusu değil ya. ona bile gelemedik daha yani. Nasıl 80 dakika oynadığını konuşmadık ve bugün en konuşulması gereken şeylerden bir tanesi Barış Alper'in 83 dakika oyunda kalmasıydı abi bence. Biraz bencil oynadı Bunun ya. için bir 2 saatlik program yapılmalıydı abi bizim Savaş'la beraber. Barış Alper neden 83 dakika oynadı diye 2 saatlik bir program yapmamız lazım bizim abi. Bütün topları ezdi. Bütün topları yanlış kullandı ve bu adam 83 dakika oyunda kaldı. Bence şey Çete bakıyoruz. olmasaydı yabancı sınırı kalkmış olsaydı daha çabuk biterdi transferler.
Çünkü bak geçen seneden beri diyoruz yani işte ikinci ya iki tane yerli belli. Kerem'le Abdülkerim. Ama mesela üçüncüsü yok. O yüzden 8 numarayı önce bir yerli düşündüler. Türk 8 numara kim var Ya peki İlkay'ı abi düşündüler takımındaki? muhtemelen. İlkay Barcelona'ya gitti. Sonra şeye döndüler işte. Kerem'e döndüler. Kerem'e İlkay'ı döndüler. düşündüler mi bilmiyorum da bence yani Düşünmüşlerdir. Kerem'i beklediler uzun süre. Leverkusen'le de anlaşamadılar. Çünkü onu yabancı 8 çeksen tamam bugün Berkan oynardı. O yabancı 8'le birlikte oynardı ama bir sonraki hafta Berkan oynamayacaktı. Yerli olarak kimi koyacaktın? Kazımcan. Emre gelmiş ilk defa takip almış. Sizce Fred Galatasaray uyar mıydı demiş. Yanına bir adam da alınırsa uyardı. Bence uymazdı. Ben top taşıyan Ndiaye tarzı bir 8 istiyorum abi. Ben Fred'i istemezdim ya. Yanına bir tane top taşıyan adam alırsa Torreira, Fred bir de işte top taşıyan 8 de uyardı Yani 4'ü hani işte. 3 2 tane Ya orta sağlayacaksan bir tanesi Fred olurdu bence de. Hani eğer bir tane alacaksan. halamın bıyığı olsa amcam olurdu abi. Yanıma benim istediğim tarzda oyuncular alınacak. Adamdan verim almak için. O zaman niye onu alayım? Öbür tarzda oyuncu alırım. Ya bir de şu var abi. Mesela senin Icardi'nin 30 yaşında, tamam mı? Muhtemelen bir daha transfer yapamayacak. Mertens 35 yaşında. Muhtemelen bir daha transfer yapamayacak. Oliveira 32-31 yaşında bir daha transfer yapamayacak, tamam mı? Bakıyorsun işte başka kim var abi bizde? Abdülkerim bir daha transfer yapamayacak. Muslera bir daha transfer yapamayacak. Abi lütfen satış yapabileceğimiz bir oyuncu alalım orta sahaya. Dinamizmli, Kanka genç. yok. Senin satış yapabileceğin 50 tane oyuncun var kanka. Bir tane de satış yapamayacağın olsun. Abi tamam da işte Örneğin satamıyorsun ben. işte şeyi de satamayacaksın. Abi tamam yani ağzın adamı da satamayacağım belki. Abi Yani işte satış bir güzel adam alacaksın. İyi adam alacaksın abi ona göre. abi elindeki oyuncular kötü mü? Boey, Nelson, Torreira, Elindeki işte genç oyuncular bunlar kanka zaten. Tete 4 tane oyuncu var. Zaniolo. Zaniolo var 5. Hadi Kerem'i de 5-6'ya Barış Alper var gönderirsin işte. abi. Yunus Akgün. Barış Alper çok var yani artık satış yapabileceğin oyuncu değil verim alabileceğin oyuncu lazım. E tamam da Bir iki verim üç tane alabileceğin sat. oyuncu da almadın işte ama. Ama bak mesela şundan dolayı diyorum. Hani ben yine de Fred'i almazdım çünkü 30 yaşında, 31 yaşında abi. Hani Ya Fred'i ben de oyun Fred tarzı konusunda diyorum diyorum ki ben. ben. Yani Fred topla beraber böyle çıkıp Ndiaye gibi yaralara gidebilecek bir adam değil. Ben Bize mesela orta saha lazım. Paredes'i de almazdım. Ndombele'yi de son 3 sezondur top oynamıyor diye almazdım. Oyun profil yani profil olarak bize böyle topla beraber çıkabilecek adam lazım ya. Sırtı dönük oynadığı zaman birden topla beraber dönüp presi kırabilecek bir orta saha lazım. Çünkü pasla kıramıyoruz. Belli ki oraya Fred de gelse ne yapacak? 6 numarada alacak topu, stopere dönecek. Stoper kaleciye dönecek. Herifler Fred'i kapatacak. Dikeceğiz topu. Top yine rakipte kalacak. Fred Gerek yok daha yani. çok dönen topları tamamlayan bir oyuncu bence. Dribling atan değil de orta sahada top toplayan oyuncu. Zaten bizde Torreira var ya onu yapabilecek. Gerek yok yani. Ya bize Fred olmazdı onu söyleyeyim. Ve Fener'de daha uygun. Fener'in kadro yapısına daha uygun bir oyuncu. Simanski'yi alsaymış olurmuş yani. Ben onu söylüyorum 8'de. Ben kıskandım yani Fenerbahçe'de Şimanski abi. Ya ben o Fenerbahçeliler kulüpte şanslı. 8 oynamaz diyordum ama Oynar abi. Oynamış ki adam. Avrupa mı? İstikrarlı Oynadı oynamış yani. yani. Kendisi Ya oynamış zaten. seviyesi yüksek bir maçta görelim ondan sonra yorum yapalım bence. Ya tabii canım orası öyle de. Hani gördüğüm kadarıyla oynardı yani bizde de. O gün Maribor maçında oyuna girip toplayan adamdı ya Zayt'tan sonra. Ama rakip Moribor işte. 4-2-3-1'de 8 oynamaz. 4-3'te oynar Fenerliyim demiş. Hakan Halimoğlu hoş geldin kardeşim. Nasıl oynamaz ya? Fred için diyor Yok galiba. Fred için diyor. 4-3'te oynar diyor Ha. hani. Evet ama 2 tane alman Zaten lazım işte 4-3-3 adam. oynayacağız. 2 tane alacağız zaten işte. Yanına Ndombele tarzı bir tane yine dribling yapabilen bir 8 alınacak. Fred için mi demiş onu? Aha. Fred için diyor. Yüksek ihtimalle onun için demiştir yani. Şimanski için Şimanski demiş. için Şimanski demiş. için demiş. Oynar. Ya oynar tabii canım oynar. Feyenoord'dayken de zaten Orkun'la beraber çift 8 oynadılar ya. İşte Feyenoord'u şahlandırdılar. İkisi de transfer yaptı abi. Ya belli olmaz ya 4-2-3-1'de de oynayabilir bence. Kimler kimler oynadı abi bu ligde? Orkun'un asistini gördünüz mü? Çok özür dilerim sözünüzü bölüyorum ama Hocam bu hafta. sanki 4-2-3-1'de fiziği yetersiz gibi. Abi yapmayın gözün. Oğuzhan oynadı lan. Oğuzhan Özyakup oynadı. Vallahi İrfan Can oynadı. Kahveci oynadı Başakşehir'de. 150 milyon euro AMK diyorduk abi Oğuzhan Ya işte. de sizin maske de oynar bence. Niye Bence de oynayamasın? oynar. Fenerbahçe Simanski'yi de bu arada 20-25'e satar. Ben size söyleyeyim bir iki sene oynatıp. Ama Zaten yanındaki oyuncu önemli işte. işte 6 numaramız şu anda çok net bir 6'mız yok bence Fenerbahçe'de. Niye? Fred'i aldın işte. Fred de bence net 6 değil ki.
Bence o oynar biraz ya. Şey ya. Regista tarzı oynar bence. Regista o. Fred biz Szymanski olmayabilir gibime geliyor, bilmiyorum bakalım. 4-3-3 oynayacağımız için Tadiç yanına bir orta saha almayacak kanadı şimdi. Tadiç Sol kanadı. kanat zaten hocam. Kent'i mi keseceğiniz? Ben Evet. Size bir şey söyleyeyim mi? Yabancı kuralının kurbanı. Abi Tadiç'le Dzeko bence aynı anda oynamaz abi. Defansif olarak çok pozisyon sıkıntı oluyor. Ben size söyleyeyim. Tadiç'le Dzeko aynı anda oynamaz. Batshuayi'yi de satmayın bence abi. Elinizde bir tane Batshuayi'yi zaten forvetimiz satmayacağız var. Dedi. İsmail Kartal astronomik bir teklif gelmediği sürece. Astronomik teklif ne kadar? 10 milyon 15 Şu anda milyon 10 mu? Milyon verdiler zaten de 10 milyona satmayacağız diyor işte. Bence satmasın zaten. İşte abi Fener'in de şu an böyle bir avantajı var. Sattı oyuncuları. Yani çok da satmasına gerek yok. Paraya ihtiyacı yok. Galatasaray'da durum öyle değil. Adam satmadı bu sene Galatasaray. Ya Tadiç Dzeko'yu besleyebilir zaten Foyerac'um da. Benim demek istediğim ikisinin oynaması bence Fenerbahçe'ye savunma zafiyeti yaratıyor. Onu söylüyorum. Yani işte orta sahayı sağlam tutacağız o yüzden. Ben Planlama o yönde. Tadiç ile Dzeko'nun birlikte çok performans vermeyeceğini düşünüyorum. Ben ya. De öyle düşünüyorum abi. Tadiç bu arada Batshuayi'yi acayip besler. Yani Batshuayi olsa Tadiç'in önünde bence çok deli bir ikili olurlardı. Dzeko'yu şöyle şey yapıyorum. Geçen bir videoda da gördüm YouTube videosunda. Bir Twitter sayfasında analiz yapan bir Twitter sayfası. Çok fazla top almak için geriye geliyor. Zaten o yüzden olmaz. İçeride dursa gelen topları atan bir tarzda profilde oyuncu. Inter'de de yanında Lautaro falan oynadı. Yani onun için Cengiz ve Tadiç kanatları uygun bence. Tek forvet oynaması için. Onun dışında ben hala Fenerbahçe'nin çift forvet oynamasını düşünüyorum. Batshuayi de tek forvet oynayacak oyuncu değil, Dzeko da. Abi ama şu an geçen seneki gibi yaratıcı olmayan kanatların yok değil yani. Şu an yaratıcı kanatların var abi artık. Hani tek forvet oynar bence Fenerbahçe. İşte onu diyorum. Cengiz ve Tadiç o yüzden oynamalı Fenerbahçe. Her türlü ki oyuncakları yani, gibi duruyor. Öyle tek forvette oynarsın bence Dzeko'suz. Öyle oynarsın. Şey... Ama onun türlü İrfan falan oynarsa olmaz o iş. Batshuayi tek forvet oynasa kaç atar? 15 atar. 15 o atar. 15 de bence Tadiç atar. Cengiz atar abi. Cengiz 15 atar mı bilmiyorum da 10 atar. Cengiz totalde 15 katkı verir. Gol Tadiç, asist de. Tadiç var ya 20 bile atar ben size söyleyeyim. Duran toplarla penaltılarla Tadiç 20 bile atar abi. Yani şöyle bir baktığımızda 30-40 gol falan diyelim. Üçlünün gol katkısı. Ya bence kurtarır ya. Bence de kurtarır ki orta sahalar Szymanski falan da çok gol atar ben size söyleyeyim. Ama sıkıntı da yaratabilir. Galatasaray'da mesela geçen sene Icardi'ye yardımcı olabilecek. Çok gol katkısı veren bir oyuncu yoktu bence. İşte bir Gomis az çok işte. Bir Gomis. O da yani dedem. İlk haftalardan sonra o da yok. Dedem ondan sonra hocam ayakları tutmadı. İlk haftalar sayesinde şampiyon oldu bence Galatasaray ya. O dönem. Evet ama rahat bir 5-6 maç var. Yedek forvetin zaten amacı o. Yani girecek maç kurtaracak arada. Abi şeye çok güldüm. Fener'in kadrosu 41 kişi hocam. Ordu gibi böyle planlanma olur demişti. Abi gönderir ki. Gönderiyor satıştan Fenerbahçe. Satıştan geliyor şimdi yavaş yavaş. Gönderir ya. Gönderiyor Fenerbahçe vallahi. Öyle ama gönderiyor ya. İşte Fener bugün birini 3 atsın. Ona satar yarın ya. Arao gidiyor işte 8 milyon euroya. Arao'yu 8'e mi satıyorsunuz lan? Evet. Şey abi ben böyle bir şey görmedim ya. Ya yok artık ya. Ya ayaksız Arao'yu bile adam 8'e satıyor. Baksana nasıl kudurmayayım ben ya. Gustavo Henrique'yi de 2 küsür yazıyorlardı Brezilya takımına. Arao'yu 8'e satıyorlarsa ne diyeyim yani. Ya Arao gibi bir balonu 8'e nasıl satarsın ya? Vallahi helal olsun abi. Vallahi yetişin abi ya. Vallahi yetişin. Satış ya. Konusunda Allah var bak. Ali Koç'u sevmediğimi ikiniz de çok iyi biliyorsunuz. Ama yani satış konusunda adamın hakkını vereyim yani. Yapıyor satışı. Nasıl yapıyor, nasıl ediyor bilmiyorum ama satış konusunu başarıyor. Vallahi helal olsun abi. Tebrik ediyorum. Büyük iş. Kayseri harika takım ya demiş. Nimp Rex. Vallahi helal olsun abi. Kayseri tam hoca takımı oldu Çağdaş Atan. Hocaya ya, yazar net bir şekilde. Çağdaş Hoca zaten iyi takım top oynatıyordu da transfer esas takımda kalacağını zannetmiyordum ben ya. Vallahi helal olsun. Bugün kötü sonuç alınsaydı yine istifa edecekti de. Kötü sonuç alınmayınca duracağını sanıyorum artık ya. Vallahi var ya Okan hocam seviyormuş demek ki Çağdaş'ı. Vallahi. Sırf istifa etmesin diye. Geçen hafta, geçen sene de verdi. Ama geçen seneki maçta Emrah'a yazar hocam. Emrah Başsan ne yapmıştı o maçta ya. Ya zaten bizim gönderdiğimiz adamları bize karşı oynatmama sözleşmesi koydurmamız lazım abi Galatasaray. Vallahi bak öyle bizim şampiyonluk da verdik biz. İşte hatırlıyorsunuz Adem Büyü'yü bilmem Semih'i, Kaya'yı. Harbiden Adem Büyük ne? Abi sözleşmeye koyacaksın satıyorsak.
İşte Emre Kılıncı mesela Samsun'a bedava verdik, Taydan'ı bilmem neyi. Sıfır euro. Madem sıfıra vermeyi biliyoruz, sözleşmesine Galatasaray'a karşı oynamayacak maddesi ekletmeyi de bileceksin. Profesyonel futbol dünyası abi. Bu adamlar bize karşı psikolojik olarak kendilerini iyi hazırlıyorlar, mental olarak. Galatasaray'da çünkü hani başarılı olamayıp da yangını olup topçu gelip oynuyor. Bak Yunus Akgün'e iki tane sapladı. Bizde ayağı tutmuyor. Gol atamıyor. Ya Yunus'un da gitmesi lazım ya. Yunus'u da yani göndermek lazım. Morutsan da var. Mesela Morutsan bugün niye maç kadrosunda yoktu? Bilmiyorum abi. Niye o zaman hazırlık maçlarında oynattın falan? Onu da bilmiyorum abi. Madem düşünmedin. Abi yani. Kaç kere denedin ne, abi? 100 kere denedin. Ya. Şampiyonlar Ligi'nde oynadı adam ya. Bak sene başında. Bak sene başında abi. Arif iyi topçu ya. Kadro yani sezon bitti. Kimin geleceğini biliyor bunlar değil mi? Ya adım gibi eminim Okan Buruk Morutsan'ı falan kadroda düşünmüyor. Morutsan kadroda hiçbir şekilde oynamayacağını biliyor. Niye deniyorsun? O zaman niye oynadı yani bu adam? Ne gereği vardı? Ya ben her sene diğer takımları ben çok takip etmiyorum hazırlık döneminde de Galatasaray adına konuşuyorum. Sene başında böyle gönderilecek, kiralanacak adamların Galatasaray'da 50 tane hazırlık maçına çıktığını biliyorum ya. Ne gerek var değil mi? Ya her sene aynı. Her sene. Ya mesela Halil Dervişoğlu'nu ilk sene denedin abi. Bu adam bir şey vermiyor. Sen bu adamı niye aldın? Niye aldın? Niye oynatıyorsun hala? Neyi deniyorsun? Bak girdi denedi ne yaptı? Bir şey yaptım hatırlamıyorum abi. Zaha kuduruyordu niye geldim diye. Ellerini açmış Mevla'ya dua ediyordu. Allah'ım beni nereye attın dedi ya. Ya ayağımı pas atamayan takımı nasıl şampiyon oldu bu takım diye sormuştur muhtemelen Mevla'ya. Ya biz niye Beşiktaş'a transfer çalım atıyoruz abi? Bana hayatı niye sorgulatıyorsunuz burada? Biz niye Halil Dervişoğlu'yla alakalı Beşiktaş'a transfer çalım attık? Ya Halil'le bir çalım atsan ne olur, atmasan ne olur ya? Ya Alper çık konuş ya. Gel şuraya Discord'a ya. Niye almadınız abi Beşiktaş'ı elimizden? Beşiktaş'ı elimizden almadınız diyorum. Niye Halil Dervişoğlu'nu almadınız? Gelelim şimdi. Konuya gelelim. Okan Buruk diyemedim ben Halil'i istemiyorum diye. Abi Halil Dervişoğlu'nu Fatih Hoca da oynatıyordu. 13. olduk işte. Halil Dervişoğlu, yani, Morutsan, Berkan'ı Fatih Hoca da oynatıyordu abi. Fatih Hoca gitmeseydi o zaman. Yöneticiler çalım fırsat transferi diye aldılar. Okan Buruk diyemiyor mu ben Halil'i istemiyorum diye. Ben Halil'i geçen hafta gol attığı maçta da istemiyordum. Yani hemen yediniz diyorsunuz da abi. Zaten onunla da bir şey yapmıyordu bence. Şansa bala gol attı. Ne hemen yedisi? Abi 1,5 sezon oynadı bu adam bizde zaten. Ne oluyor ya? Lan gel hoş geldin. Lan siz niye almadınız lan Halil'i? Ulan uçak parasını da vermişsiniz. Niye almadınız abi Halil'i? Niye almadım hocam ben Atomçu'yu? Ya bu Şenol hocam onu forvet yapar da Burak Yılmaz'ı forvet yaptığı gibi ya. Abi yapardım bu arada. Metroda basacağım. Beşiktaş'a kadar yolu var ya. Yapardım bu arada. Abi Belotti gelmiş, yeni takip etmiş. Adem büyük, büyüktür Halil Dervişoğlu. Abi çok net. Bu sorgulanamaz bence. Ben sana söyleyeyim Abdülkerim'in golcülüğü Halil'den fazla. Abdülkerim Bardakçı'nın. Ben bu arada bayağı koptum muhabbetten, Talişka muhabbetinden sonra ya. Gerçek hayda mi acaba? Yok be adam, yeni sözleşme imzaladı. Yağız yazmış haberi, bilmiyorum. Bilmiyorum hocam. Beşiktaş yönetimi de Beyaz TV'ye bağlanıp açıklama yapmış. Zor transfer ama uğraşıyoruz diye. Olursa var ya yani bütün bu rezilliği unuttur. Maaşı net halledersiniz yani. De bonservisi nasıl halledeceksiniz? Ya abo kanka öyle bir şey ki yani iki tane transfer attılar. Bu ona öyle bir tane daha adam aldık ya biz. Tamam da kanka, işte nasıl vereceksiniz sonra? Beşer beşer bonservis verdiler. Yani bunun bonservisi Talişka'nın 10 milyon euro istiyor adamlar. Hadi 15 olsun yani. Sponsor. Ya veremeyecek değilsin ki, kulüpte para yok. Muhabbetleri yalan abi. Sen şeyden haberin var mı? Ahmet Nur Çebi'nin milli servetinden diyorum. Kendi servetinden haberin var mı? Ya bir de abi Özbek futbolcuya 5 milyon euro veriyorsun ya abi. Demek ya ki para var ya. Tadiç'e maaş vermeyip 2 tane 5 milyonu bonservisli oyuncu olmak. Ya inanılmaz diye. Ya Ahmet Nur Çebi inanılmaz ya. Alper sizin FFP devam ediyor mu? Ben bilmediğim için soruyorum. Yok bitti galiba o. Ahmet. Bittiyse alırsınız ama bitmediyse oyuncu satmadan imkansız. Ya bu arada bugün Salih'e yaptıkları ne? Sözleşmeyi gördünüz mü? Gördüm. 18 milyon TL mi ne vermişler abi, galiba? Ya, şu an futbol oynasan muhtemelen Salih'ten fazla sözleşme alırdım ha. Ona ne 4,5 mu verdiniz? Kaç verdiniz? 18 milyon mu? TL. Ne? 18 milyon TL vermemişler mi? Adam 1 milyon euro istiyor işte yıllık. 1 milyondan az lan. Yok 1 milyona denk geliyor. İstediği. Komedi yani. Vermemişler. Canım, komedi yani. Beşiktaş 500 bin civarında bir şey veriyor. Yok bunlar kesinlikle şey ya. 10 onaya 4 milyon euro veriyorlar işte.
Saçma sapan. Performans döneminde kulübe sızdırılmış adamlar bunlar, net yani. 18 milyon kaç euro yapıyor lan? 300 bin 400 300 bin euroya falan yapıyor aynen. 300 bin euro işte, yapıyor. Yok yok, verdikleri rakam o işte. Adamın istediği 30 milyon euro. Şey 30 milyon TL. Abi elin bilinmeyen Türkmenistanlı adamına, Özbek mi Türkmenistanlı mı hiç bilmiyoruz. Futbolu konusunda hiçbir fikrimiz yok. 5 milyon euro ya, bilmiyorum nasıl hocam, çıkacak. Saçmalık, gerçekten saçmalık. Ya. Madem para vardı niye tadı hiç almadınız abi? Kurol diye bir gerçek var. Elinde Salih Uçan var. Ver yani 1 milyon euro ne ya? Bu arada o adamın ben şeyine girdim. Profiline girdim Transmark'ta. Adam her yerde oynamış. Forvet oynamış. Stoper oynamış. Öyle 3-5 maçta değil. 10 maç forvet oynamış. 10 maç stoper oynamış. Evet. Ya hocam Kerem Atakan keskin transferinin yenisi eklendi yani. Başka hiçbir şey değil. Bak şimdi giriyorum herifin profiline. Söylüyorum ya hangi mevkilerde ne kadar oynamış diye. Tabii bu hani siteden baktığım kadarıyla. Alper geldiğin iyi oldu ha. Vallahi ben anlatıyorum. Ben 8 almadı diye Galatasaray yönetimine kızıyordum abi. Alper geldi. Ahmet Nur Çebi'den bahsetti. Bütün sinirim, stresim ya. Kayboldu abi. Vallahi neler yaşıyor hocam, millet. Millet hocam, neler çekiyor. Bir saattir diyorum ki bunlar ne konuşuyor ya. Yani derdinize sövdüm yani. Alper üzülüyorum. Vallahi size üzülüyorum lan. Beşiktaş'ta arkadaşım da var. Yemin ediyorum size üzülüyorum ya. Yani kanka yani ben bir saattir kendi kelime diyorum. Bunlar diyorum ne konuşuyor ya. Bu şimdi transferi Bahtiyar Zaynettinov mu? Hı hı. Ha Bahtiyar. Bak şimdi abi söylüyorum bütün kariyerini. 3 maç santrofor, 24 maç sol kanat, 26 maç sağ kanat, 46 maç 10 numara, 13 maç sol açık, 28 maç orta saha, 2 maç ön libero, 17 maç stoper. Abi maç ne alaka? Stoper de geçen sene galiba. Evet, bu Necip ya bu arada. 20 maçta sol bek oynamış. Aa Necip forvet oynamadı ya. Kanattan stoper olabilir ya. Ayıp selam. Hoş geldin kanka. Ya tam Şenol Hoca'nın istediği model işte hocam. Abi bir şey soracağım. 5 milyon vermezsin oğlum böyle adama ya. E verilmez zaten. Ali bana soru sorsana kanka. Hakan sana soru sorayım kanka. Sor lan. Bugün Halil Dervişoğlu niye oyuna girdi kanka? Kanki o konu hakkında hiçbir fikrim yok ya. Başka bir soru sorayım. O kadar ağır, bu kadar ne bileyim bir insanın o dakikada oyuna girmesi çok tuhaf ya. Başka bir soru sorayım mı? Bu sefer bu sorunun cevabını bilebilirsin. Kayseri yakın. Tamam söyle. Kayseri'de bugün nemin derecesi kaç dereceydi abi? Bilmiyorum kanki o bahane değil. Ben net biliyorum %57. Belirleyici faktörler. Maçın kazananı nem mi oldu yani? Ne Kayseri kazandı ne Galatasaray nem kazandı abi. Kayserili oyuncular götüne buz dolabı mı sokup oynamış yani? Onlar da aynı havada oynadı. Kanka canlı canlı bakıyorum. Şu anda bile %50. Barış niye çıkmadı? Aynen. O bir bahane değil. Bu arada Okan Buruk öyle bahane sunduysa onun ben kalıbına sıçayım yani. Sunmuş hocam. Maalesef. Onun kalıbına sıçayım o zaman ben. Ya öyle de deme de yani hakikaten yanlış yani. Abi yakışmıyor yani. Şampiyon olmuş. Şampiyon yapmışsınız hocam sen bu takım yakışmıyor bak, bu yani. Maçın bak bu kaybedilen puanın tek sorumlusu Okan Buruk'tur bak. Tek sorumlusu. Başka hiç sorumlusu yok yani. Evet. Yanlış 11. Tamamen yanlış değişiklikler. Bu arada şey ve Zaha ve Icardi dışında. Ki onlar da ikinci yarıda almalıydı bence. Çünkü kesin. Takımın gidişatı çok kötüydü. Onun dışında hani bir şey diyemem yani. Bakan bu mesela çıkmayabilirdi yani. Çift forvete dönebilirdi. Bakan bu yani top getiremedik ya adama yani. Ben de öyle dedim. Oyunu da mesela adamı da soğutuyorsun böyle. Mesela Dubois niye çıktı ben hiç anlamadım. Sacha Boey ikinci yarı yoktu. Sacha Boey çıkıp Dubois oraya geçip oraya bir değişiklik yapılabilirdi. Yani ahenliyor mu, anciliniyor mu, nesi kimse. Oğlum Hakan ne güzel Beşiktaş'ı konuşuyorduk. Derdimi tasama atmıştım. Niye benim derde tasaya soktun oğlum ya? Beşiktaş'ın konuşulacak neyi var Allah aşkına ya? Adamlar bir oyuncu almış, her yerde oynamış ya. Ya hadi Talişka konuşalım azıcık ya. Hocam konuşmayalım, şunu yüreğime inecek yemin ediyorum. Talişka gelmeyecek abi, boşuna şey yapma. Ben başka bir şey soracağım. Çok tehlikeli ya. Ben başka bir şey soracağım. Abi bak biz 8 almadı diye ilk haftadan bu kadar transfere rağmen yangın yapıyoruz. Abi... Alper, o kadar Beşiktaşlı adamsınız abi. Beşiktaş ilçesinde kaç tane milyon tane adam var? Abi biriniz vardı. Rıdvan'la Emirhan 4 milyona gittikten sonra bu yönetime nasıl istifa ettirmedi abi? Ya hocam yani bunu bana bireysel soracağım bir şey değil. Çok haklısın bu arada. Yani tamamen hak veriyorum. Bak ben yemin ediyorum Burak Elmas olsa 3 ayda giderdi abi. 6 ay değil. 3 ayda gitmiş yani daha başkanlıkta. Sizin öyle bir durumunuz var. Ya şu küçük takımları konuşmaya devam etmeyin. Ya bu küçük takımlar hakkında, Anadolu takımlar hakkında falan konuşmayın. Tüy yolunda şundan ya. Ya işine bak yine geldi benim tadımı kaçıracak. Gitti bak. Geldi gitti bunu dedi ve gitti. Hasta herif ya.
Hocam haklısın bu arada. Yani bizim maalesef böyle bir yanlışımız var. Böyle bir eksikliğimiz var. Vallahi dertlendim peki, abi şu an. Peki daha da dertlendireyim. Afrika Kupası'nda Beşiktaş ne yapacak? Ocak Şubat'ı yok. Oo, evet, esas kilit soru buydu bu arada. Ben ümitliyim takımımdan. Bence bir başı. Tabii canım. Öyle her türlü soru, yani. Bana soru yok mu ya? Senin hocam kaleye geçecek muhtemelen. Şampiyon Fenerbahçe hayırlı olsun. Hayda. Verdi gazı gitti. Osman Hoca'ya ben soru sormak istiyorum. Yarın 5 tane yedik bile beyler. Hayır maçla ilgili değil. Osman Hoca sana ben transferle ilgili bir soru sormak istiyorum. Yarın 12'ye planlanmış bir tane Zadar uçağı olduğu söyleniyor. Ne kadar doğru? Doğru değil. Pazartesi planlandı. Yarın da değil. Zaten yarın pazartesi. Hayda. Ha, o zaman tamam doğru. Abi Göksel ne yazmış abi, gördünüz mü Göksel'in yazdığını? Gündoğan yazmış. Bana sorun diyor ya. Abi Anadolu takımlarını yorumluyoruz diye yayın başlığı atılsın. Bu ne arkadaş, Beşiktaş konuşuluyor yazmış. Pazartesi uçağa doğru Zaha'yı almaya gidiyormuş Koç 5 kiralık. Rezil herif. Ben de Almeyra'nın Livakovic'e girdiğini duydum. Almeyra kim Livakovic alsın abi? Fenerbahçe Almeyra'dan da transfer çalımı yemesin. Gözünün kurbanı oldum Ali Koç'a. Yemez ya. Livakovic olmasa namaz olur. İspanya ligi ama her türlü sonuç. Lan Almeyra lan. İspanya'nın küme düşen takımı. Doğru adam. Livakovic işi bitti de uçağın ne zaman işte. Uçağın önüne yatmayı düşünüyorum. Yere sert bir iş yapmasın canım kalecim benim. Kolları olan bir tane kalecimiz olacak sonunda. Artık koçtan hisse mi verir Livakovic'e %2? Her kurtarış başı %1 hisse falan gibisinden. Bir şey mi verir? Bir şekilde ikna etsin, getirsin abi. Yaptın oğlum. %1 hayatını kurtarır adamın zaten. Real Madrid Messi'nin şeye transferi. Real Madrid niye Livakovic'i almıyor? Pendikspor 100 gol üzeri yer mi? Real Madrid şeyi aldı. Kepa'yı aldı. Kamera soralım kanka. 100 gol yer mi? Real Madrid'in başına Ali Koç mu geçti? Bir yoğurt yeşi değişti gibi geldi bana. Benzema gitti, yerine adam almadı. Kurtuva sakatlandı, yerine Kepa almak nedir? Benzema'nın yerine adam. Kim abi adam? O şey mi? Joselu. Ne? Joselu'yu aldılar işte. Abi Joselu ne ya? Gözünün yağını yediğim ya. 33 yaşında forvet aldılar abi Benzema yerine. Evlatçılık. Kanka şey yapalım. Avrupa kulüpleri. Mbappé'yi alacaklar ya. Şimdi Osimhen'i falan çektiğini düşün. Mbappé yalan olacak. Ya o yüzden yalan etmemek için almıyorlar. Ben. Abi Mbappé alıyorlarsa alsınlar ama abi. Bak ritim kaçıyor. Ağustos sayı geldi. Eylül geliyor artık. Ne zaman alacaklar? Seneye aldılar büyük ihtimalle, bu sene olmazsa. Bu sene olmazsa bu seneyi forvetsiz mi geçirecek? Abi bu nasıl bir planlama ya? Adam her sene Şampiyonlar Ligi'ni onu bunu her şeyi alıyor mesela. Örnek veriyorum. Bir tane de bir sene de almasın. Feda etsin. Yani. Abi öyle şey mi olur ya? Geçen sene almadılar ki. Geçen sene hiçbir şey kazanmadılar. Ben diyorum ya, genel olarak her şeyi kazanıyorlar ya. Hani 80 gitti. O yüzden seneyi de feda eder, ne olacak? Ya o bence Real Madrid yapmaz abi. Bir tane adam alır, seneye satar. Mbappé'yi çeker. Koskoca Real Madrid. Şunu yapabilir. Ocak'ta Mbappé'yle sezon sonu için bedava sözleşme imzalar. Der ki madem sezon sonu zaten bize gelecek, parasını vereyim hani 30, 40, 50 neyse. Hani bedavaya gideceğine devre arası ver bana da. Aklıma ne geldi biliyor musun abi? Yemin ediyorum aklıma Eren Derdiyok, Sinan Gümüş'le bizi forvetsiz oynatan Mustafa Cengiz Başkan dönemi geldi abi. Nasıl kuruldum şu an? Kanka o yine forvet. Lan nasıl forvet? Sinan Gümüş forvet mi abi? Hayır şey Eren diyorum, yine forvet en azından. Şey demiyorum. Diyorum ya forvetsiz Real diyorum. Eren Derdiyok maçıyla biz Benfica Porto maçına çıktık ya. Porta. Benfica Porta mı? Değil. Porta. Porto maçına çıktık abi. Porta. Porto. Neyse işte. Hayvan gibi de pozisyon harcadık. Penaltı da kaçtı. Çok yazıklar da iyi oynamıştık. Olsun. Müthiş top oynamıştık. Oğlum, ha. Eren derdi yok. Hakikaten derdi yokmuş gibi oynuyor. Dertsiz kardeşim. Bir Rovaşat'a golü attı, başka yok. Bütün sene bir tane Rovaşat'a golünü konuştuk. Bu yayının tekrarını bırakacak mısın? Bırakacağım. Ben ne yapacağım? Savaş'ın yorumlarını dinlemek için yayın. Ben çok güzel vallahi. Chat'te Osman Hoca'ya sorular var. Hiç sövmüştür. Gördüm. Kimseyi sövmedim. Hocam, ben zaten hiç sövmedim. Sen izlenmez ya, yok. Kamer Hoca chat'te Osman Hoca'ya soru sormuş abi. Müsaadenizle onu okuyorum. Görüyorum. Hocam Osman Hoca'ya sorar mısın? Sevgili canım hocam. İçeriden bilgi var mı Fenerbahçe transferler için? Yeni gelen arkadaşlar bilmiyor. Osman Hoca Fenerbahçe üyesi abi. Oy kullanıyor bu adam. Ali Koç'u seçen adamlardan bir tanesi. Şimdi de gönderecek adamlardan bir tanesi olacak. Öyle de. Hocam aman dur. Kendini ifşa etme. Söyle bakalım. Hadi oğlum beni ne yapacak? Olur. Atar vallahi. İçeriden bilgi var mı? Fenerbahçe içinden, kurmaylarından adamsın. Yok yok, her şey zaten yazıldı haberlerde kanka. Onlar bilgiydi ne? Artık işte. Yıllık 50 bin veriyor mu lan Osman? Yok oğlum, bir seferlik de ben 15 bin verdim. Şu an 50 tabii.
Hayda. Son haberlere göre Livakovic geldi mi Osman Hoca? İçeri odadan haber gelmişti. İçeriden derken orada alıyorum. Arka odadan. 15 bin verince ne yapıyorsun? Kanka işte tesislerden yararlanabiliyorsun her şeyden. Ondan sonra işte ne var tesiste anlatsana azıcık. Kanka, her havuz mavuzu her şey var kanka. Vay anasını. Ömür boyu mu peki bu? Yıllık mı? Nasıl? Yok bir kerelik veriyorsun ya. Yıllık aidatı var da. Peki şey havuza ömür boyu girebiliyor mu? Efendim? Havuza ömür boyu girebiliyor mu? Ya üye olduğun sürece. Ya havuzun misal dedim de tesislerde ne varsa faydalanıyor kanka. Peki. Aa, ben biz de verelim Ali lan. İleride evladın olsa Kadıköy Lisesi'ne yazdırabiliyor mu çocuğunu? Bizde üniversite valisi yok kanka. Üniversiteye yazdırmada %15 indirim falan var mı? İndirim falan var ama kaç olduğunu bilmiyorum. Yüzde kaç olduğunu. Vallahi iyiymiş 15 bine biz de olsaydık var lan keşke Fenerbahçe'ye. Oğlum tabii lan havuza girerdik en kötü. He yıllık giderdik abi. Biz 15 binin parasını var ya çıkardık. Bir 6 ayda çıkardık biz 15 bin parasını. Üniversitede bu arada kötü yerde değil lan. Yeni sahaya giderken. Ali sömürürdü oğlum o 15 binin suyuna kadar her şey. İstanbul'da yemin ediyorum sokakta yaşardık. 6 ay boyunca havuzdan çıkmazdık. Ya. Ne sokakta yaşayacaksın? Tesiste kalırsın bir iki gün ne olacak ya? Saklanır abi, havuzda kalırdık abi. Şey var mı bilmiyorum. Orada uyuyacak yerler falan ama. Vardır vardır ne olacak? Ya ben Tadiş'te koyun koyuna yatarım bir şey olmaz. Ali Koç'a oy atardık gitmesin. Vallahi öyle. Atardım abi. Yoğurt yiyişimizden. Gerçi bu sene yoğurt yiyişi gayet iyi gidiyor bu sene, ama. Bu sene şey meyveli başka orada mi geçti kanka. Bu sene iyi. Ben 8 numarayı da çeker. 6 numarayı da çekerse bak. Al nasıl öttü 8 diye. Bir tane daha 8 geliyor. Kim? İsim vermeyeyim. Endombele mi? Yok lan sallıyorum onu şu an. Bilgi yok. Abi, Parades. Oğlum Parades 6. Alırsak yani. Peki. Ya oğlum 8 numara. Roma diyorlar ya kanka. Roma'ya gidiyor galiba. Fenerbahçe için isim vereyim mi direkt 6 numaraya? Söyle. Locatelli. Kanka Locatelli gelmez abi. Gelmez be. Transfer oldu. Gelirse Ali Koç başkanımın başkanlığını konuşturmam burada başka. Bir daha eleştirtmem yani. Locatelli gelsin. Ben Mbappé isterdim oğlum bu mantıkla. Mbappé'li Haaland'ı çekelim. Çok isterdim yani. Peki yerli Fabrizio Kamer hocanın büyüklük şaka mı abi? Fred transferini bütün basın muhabirinden önce söyledi abi Fenerbahçe'ye. Evet. Hangi site hocam link atabilir misiniz? Nereden yazdınız? Kamavinga mı geliyormuş? Nereye abi? Çay içmeye mi? Fener'e. Galatasaray'a. Keşke. İsterim. Kamavinga kiralık yer bulamamış. Abi De Bruyne'nin halini sormuş. Durumunu. Hani nasıl sakatlığın iyi mi değil mi? Ya, bu anlamda sormuşlar. Antibiyotik zaten mi kullansan? Bize iyi demiş. Göndermiş galiba. Kapı gibi 8 numara var diyorlar. Mustafa Kapı. Bir de Torreira ishal olması hakkında ne düşünüyorsun abi? Ulan ne düşüneyim ishal misal adam ne diyeyim ya? Çok güzel olmuş. Biraz daha. Devam. Orada kanka şey demeye çalışıyor herhalde. Torreira ishal değil bence demeye çalışıyor. He bence de değil. Onu ben de söyleyeyim. Bence de değil. İroni. Diğer ama mevzuları bilmiyorum. Diye ondan bence. Ya iki haftadır ishal olamaz herhalde bu adam. Bilmiyorum. Herhalde canım. Düşünse abi yalnız var ya şey gibi olur ha bu. Güvercinlere bir ara müsil vermişler ya bütün sahile sıçmış. Hatırlıyor musunuz o videoyu? Abi. İki hafta sürmez oğlum. İki hafta süren ishali de yani adam erir lan. Vallahi erir yemin ediyorum erir. Oğlum yürüyemez sıçar her yere ya. Bu şey gibi kim sıçmış Trabzonlu spor oyuncu? Evet Batra vardı. Vallahi ama Torreira da şey motor gibi koşuyor. Vallahi sıça sıça oynar da. Ne oğlum yedek kulübesinde oturdu bütün maç. Hiçbir yer tuvalete koştuğunu da görmedik. Oğlum var ya bıraka bıraka oynardı ama her şeyini verirdi adam Galatasaray için. Belki bez bağlamıştır oğlum adam sıçıyor. Ya saçmalama oğlum mantıklı bir şeyler konuşalım mümkünse ya. Bez bağlamıştır diyor ya. Niye oğlum yetişkin bezleri var adam rahat rahat sıçmak için bağlamıştır ya. Ya oğlum niye bez bağlasın? Yedek kulübesinde herif geldiğinde gider tuvaleti yapar. Aa. Ya Okan hocam bize ne yaptın? Burada Torreira sıçmış sıçamamış mı onu konuşuyoruz ya. Ne güzel 3 puan alsak. Atmak için bir tane isim söyleyeceğim. En büyük... Olur mu olmaz mı söyleyin sadece. Söyle. En büyük Okan hoca bu sıçtı bu arada bugün. Krunic Galatasaray. Yok abi istemem. Krunic Munic istemiyorum ben. Oğlum sözleşmemizi alıyor Milan'la şimdi uzatıyor. Bize olur mu olmaz mı? Sadece soruyorum ya Galatasaray'a uygun profil mi yani? Yok abi değil. Geçtik. Krunic olur bu arada ya. Uygun kanka. Net olur da tabii sen istemiyorsun. Ben çok net güzel olur bence hatta. Abi mümkünse Fenerbahçe mi alsın? Beşiktaş'a mı alsın? Kanka, olur. Ben Beşiktaş'a isterim Krunic. 8 ve 10 lazım oğlum. Oğlum Beşiktaş'a
Baran Ali Gezek de yasalar bugün Kayseri Spor'daki o ehliyetsiz çocuk. O da olur Beşiktaş'a. Ehliyetsiz o da olur. Ben bile hocam olurum yani. Afrika Kupası'nda Discord'dan takım çıkartalım Beşiktaş'a. Ya. Valla. Bizim Oynayacağız TV kadrosu Afrika Kupası'nda Beşiktaş'ın yerine sahada olacak abi. İlk 11 çıkartıyoruz. Alper oynayacak galiba Beşiktaş'ta. Çıkarmayalım suyunu. Suyu çıkmasın. Peki ben buradan çıksın. Savaş kardeşime bir soru. Adamız kaçmasın. Bir sor Hakan. Kerem Demirbay'ı nasıl buldun Mike? Çöp. Ya bence çok fazla dikini denediği için çok top kaybı yapıyor. Biraz daha yana geliyor oynamasını bilmesi lazım. Hani bugünkü maçta sonradan girdi ya oyuna. Skoru değiştirmek için belki biraz daha fazla dikini oynamayı tercih etmiştir de. Çok yorum yapamayacağım bence bugün ya. Yorum yapamayacağım o yüzden fazla. Bir dahaki maçlarda görürüz. Aynen öyle, ben de ayağı olmadığını düşündüm yani şahsen bugün. Ayağı yok herhalde dedim yani. Darwin Núñez gelmiş. Kerem Demirbay midemi bulandırdı demiş. Ben de bu arada Darwin Núñez'in bu seneki performansını merak ediyorum Liverpool'da. İngilizce öğrenmiş mi o? Bilmiyorum ki. Çalışmış mıdır? Çalışmıştır herhalde. Darwin Núñez kim oğlum ya? Adamın adında Mehmet yok amına. Oğlum ya, adam hayvan gibi forvetti ya Benfica'da. Hakan da bir tık babamın futbol bilgisini sezdim ya. Darwin Núñez ne oğlum? Darwin Núñez. Yeni topçu söylüyorum, o kim diyor ya. Rıdvan bilmem ne falan diyeceğim. Ali'nin Darwin Núñez'e şey yapması, zehirli ok atması geçen sene. Haaland'la beraber Haaland'dan iyi topçu falan deyip de gol kralı olur deyip de. Sonra adamın ağzına sıçtık ya. Adam bir daha performans vermedi bir daha. Dedim ki Darwin Núñez Haaland'dan daha iyi performans verebilir. Ondan sonra bir daha adamın futbol kariyeri bitti. Haaland 60 gol olmuş sezon yıl takvim şeyinde. 30 tane daha atarsa 2023'ün Aralık sonuna kadar Messi'yi geçiyor. Peki, atabilir. Guardiola hocamın ilk yarı bitiminde Haaland'a kızmasına ne diyorsunuz abi? İşte adam. Yani ben şov. Şovmen. Vallahi şovmen. En iyisi sensin, tamam. Yapma yani şovunu. Şovmen herif. Yani evet. Neyine kızıyorsun abi? İki tane sallamış adam. İlk bir tane mi sallamıştı ilk yarı? Kaç tane? İki tane mi sallamıştı ilk yarı? İki tane ya, salladı galiba. Evet. Forvetinden beklediğin ne gol atmak dışında? O kadar para veriyorsun lan. 120 sola veriyorsun. 55-60 sağ kanada veriyorsun. Bir zahmet topu forvete getirsinler. O da içeri atsın. İçeri atamazsa şey yap. Kız sanki pozisyon geliyor da adam atmıyor. Ulan geldiğini atmış adam. Gol kral olmuş. Daha ne istiyorsun? Bir de kameramanı falan ittiriyor. Şovmen. Başka bir şey vardır orada. Hani bir pozisyonda belki pas mı vermedi? Bir şey mi yaptı? Abi vermez ya. İki tane sallamış adam ya. Daha ne yapacak bu adam? Canını mı versin ya? Ya bir de geçen rekorları kırdıracakken adamı oyundan çıkartıyorsun. Altıncı gol atmasın diye. Beşinci gol atmış. Ama yani namussuzluk. Yaptı ya. Onun açıklamasını yaptı ya. Bu kadar erken rekor kırmasını istemiyor. Abi o da şov bence. Yalan. Yalan. Şov yapıyor orada Guardiola. Yani ben böyle büyük hocayım. Çıkmak şöyle. Rekor kıracakken. He kardeşim söyle. Alan çok rekor kırar ya da. O yüzden ben şey yapmıyorum, çok takım. Abi genç yaşta kırsın ya. Oğlum, kendi rekorunu geliştirsin. Şimdi 6 atar, bir dahaki sene 7 atar. Fark etmez, yine kırar ama. Ya. Tencere diyor ki, abi yanlış anlamışsınız. Ben öyle bir şey yapacak var ya benim hocam. Derim ki o Araplara giderim, derim ki ben bununla derim oynamam ya. Ben şey derdim abi, sen bir tane Grealish diye bir çöpe 120 milyon pound euro neyse vereceğine adam gibi bir kanat alsaydın da beni besleseydi derdim. Grealish'in X senesi. 2 sene önce mi gelmişti kardeşim? Evet. 2 sene oldu. 2 oldu böyle. Ama geçen sene ne top oynadı kanka? Vallahi. Ya bak, gol asist katkısı düşük ya. Vallahi Sterling daha çok şey yapıyordu. Tamam, evet, gol katkısı düşük ama yani oyun içinde katkısı bence çok büyüktü geçen sene. İlk abi, bak ilk sene neden 120 verildi dendi ama. Abi oturunca Tencere diyor ki bak abi Haaland Bernardo Silva el kol hareketi yaptı ve Bardo o yüzden uyardı. Hadi de tamam diyelim. Haaland'ı uyardın. Kameramanı niye ittiriyorsun abi? Şovmen. Ya o biraz şov evet. O biraz şov. Katılıyorum abi. Sterling de komanda Grealish'ten büyük topçu. Hatta bu Sané bile daha büyük topçuydu yani Grealish'ten. Bedavadan Sané'yi sattılar. Hocam Insta bakar mısın Grealish demişken? Şey mi attın? TRT1'deki o spikerin Grealish videosunu mu attın? Yok. Hemen bakıyorum canım. Hoş geldin Berkan. Oğlum koman bugün Berkan tuttu gibi oynadı falan. Hangi koman? Bizim koman. Vallahi mi? Bu arada kimlerle maç yaptık kanka tahmin edemezsin. Tahmin edemedim söyle. Ramos 53'ün e-spor takımıyla kim olduğunu biliyorsun orada. Kim? Bizden biri. Kimle oynadınız dediniz bir daha söyle. Ramos 53 var ya yayıncı, onun e-spor takımı. Muhammed hocalarla. Aynen ama o yoktu.
Hayırlısı. Hayda, nasıl olmaz ya? Hayda, Arsenal videosu gelmiş Alper. Çok acayip bir video. Arsenal ne yaptı? Kim Gusto? Ay 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 ay. Abi adamlarda para var, güldürme az onlar için. Sıkıntı olmaz, Grealish iyi ama. Abi saçma sapan topçulara bu kadar para... Manchester United mesela. Kimden aldı abi saçma sapan? Söyle abi. Mason Mount. Ya, bak Guardiola açıkladı ya. City, sırf City olduğumuz için 10 milyon fazla veriyoruz dedi diğer takımlara göre mesela. O da haklı yani. Adamdan fazla istiyorlar. O da istediği adam. Abi almak zorunda değilsin. Grealish sana ne katkı verdi? Ne verecek? Hayır. 120 milyonluk. Grealish özelinde değil. Adam o profilde birini istiyorsa şimdi en iyisi de yani en iyisini almak zorunda ya City. En iyisi de oysa mesela o istediği profilde yaptığı rolde mecbur onu alacak yani. Adamın hocanın istediğini alır kanka. City gidip de ikinci alternatif almazlar ya. Yani. Abi Manchester United'ı da açıyorum. Bu İngiliz takımları şovmen abi. Gereksiz Mason transfer Mount yapmasın. Hocam, en gereksiz. Mason Mount'u niye aldın abi sen? Leicester'dakini alsalardı. Kimdi o adam ya? Tilemans mı? Madison. Tilemans değil ya. Madison. Tilemans da olurdu bu arada. Serbest kalacaktı adam. Olurdu yani. Bu arada oğlum şeyi hatırlıyor musunuz? United'da Kim Min-jae ile Harry Kane konuşuluyordu. Onları alsalardı bitmişti mesela. Cuk oturuldu. Kime? Manchester United'da sezon başında şeyde yani. Haziran'da falan. Kim bak Mount'u ben demiştim. Madison alsalardı. Daha yani o takımda bile hayvan gibi top oynadı Madison geçen sezon. Abi United'ın kadroyu açtım. Stoperleri sayıyorum. Lisandro Martinez, Rafael Varane müzmin sakat, Harry Maguire, Lindelof, Eric Bailly. Şimdi. Hocam diğer stoperi de saysana Leicester'dan aldıkları. Bailly'yi Beşiktaş'a yazalım. John Evans. Leicester'dan aldıkları 40 yaşındaki adam. Maguire'yi de lütfen söylemezsen sevinirim. Yani. Ya bak işte şunu diyecektim. Stoperin yok. Tamam mı? 2 senedir belli stopersiz oynuyorsun. Senin De Gea emeklilikte yaşa takılmış, emekli olmuş. Adam ayrılmak istedi kulüpten sırf Maguire yüzünden. Pogba futbolu bıraktı. Kafasına Maguire geçirdikten sonra hani sinirden. Deli gibi topçu, dünya yıldızı, orta saha futbolu bıraktı adam. Tamam mı? Maguire yüzünden. Böyle bir kovan var stoperde. Senin stopere ihtiyacın var. Gitmişsin Mason Mount çöpüne 64 milyon euro para vermişsin. Abi Maguire de bu arada vallahi var ya etrafında kim oynuyorsa hepsini futbolu bıraktırdı. Pogba falan belini doğrultamıyor be. Ronaldo sana düştü. Daha ne diyeyim ya. Maguire öyle bir adam işte. Ya Ronaldo çöllere düştü adam Mecnun gibi ya. Casemiro şişip gelmiş. 500 kilo olmuş. Futbolu unutturdu etrafındakilere ya. Bir gönderemediler şunu. İngiliz statüsünden oynuyor. Vallahi ya. 80 milyon verdiler ya. Sakar. Alper neredesin çekeyim? Nereye düştün lan? Alayım seni bir yere hocam, gir alayım. Alper Beşiktaş gibi düşmüş maalesef. Aa hayda Alper'im bu lafı da yedin hadi görüşürüz. Allah'ım hadi iyi geceler. Bak nasıl diğer sinirlendim diğer ya. Transfere geliyorum. Abi. Baş oynasa şey yapardı kanka. DG'ye gitmiş abi. Henderson 6 milyon euro maaş alıyor. 60 milyon euro Onana çekiyorsun kaleye. Onana 5 milyon yani, maaş alıyor. Onana iyi kaleci. 60'tan atışlar ama iyi kaleci kanka. 60 fazla ya. Abi tamam da senin stoperin yok. Onana da kudurup gidecek. Geçen maç kudurmuş zaten yine. Şeye kızıyor yani Maguire'a. United'da Maguire'a kızın yanına dövüyorlar galiba ya. Bitmedi ya. Daha alırlar da kimi alırlar? Kim kaldı ki stoper? Belki Ramos. Ha Ramos'u bedavadan çekse bile iş yapar ya. Valla. Şu turup stoper atma yapar yani. Başka kim var ki piyasada şu anda stoper? Kanka, Nelson. Şey, United. Buradan Nelson'u kitlemeye buradan çalışıyorum. United yetkililerine sesleniyorum. Müthiş istikrarlı, kuzeyli, Danimarkalı. En azından kendi takım arkadaşının kafasını tekme atmaz ya. Ayrıca sadece 25 euro abi. Sadece 25 euro. 25 euro. 25 milyon euro. Ulan elin çöpü Maguire'a 120 veriyorsunuz Allah rızası için. Ulan 20 verseniz yeter vallahi bak. 5 milyonda indirim yaptık hadi. Yanına promosyon şeyi verelim mi Samet Akay'ın? Hocam kamer hocam bir haber gir. Adamın derini düşünme Osman ya dur. 23 milyona kakalayacağız işte. Hocam size Samet Akay'ın mı verelim? Ne diyorsunuz? Yok. Yok abi sağ Alper Hoca'ya diyorum Alper Hoca'ya. Alper alır. Afrika Kupası'nda oynar bak takımda. Abi Beşiktaş şu an o kadar transferi aç ki. Yani bir tane saatçi çevirip verse herifleri alırlar ya o dereceler bence şu an. Ya bu Maguire takımda Ronaldo varken kaptan falandı ya. Ya abi Ronaldo'ya yapılmış en büyük saygısızlık ya. United'a getirmek bir ya. Bir daha getirmek. İkincisi Maguire'ı kaptan yapmak abi. Kendisi de oğlum gelmek. Bu arada Ajax'tan da şeyi çekmişlerdi geçen sene. Lisandro Martinez'i çektiler. 60 verdiler ona da. Ya o adam da adamın kaderi değişti abi. O sene City'ye gitse Şampiyonlar Ligi'ni alacaktı Ronaldo.
Evet ya, keşke de gitse. Ünaycı da gitti. Coca-Cola'yı da karşısına aldı. Ferguson'a yazar kanka. Abi Severin nasıl gitsin City'ye mı kesecekti ya? Ya City'de o sene şey yoktu ki, forvet yoktu o sene City'de. Aha, bizde forvet oynadı. Alex'in şeyini attı hocam. Haaland vardı lan Haaland geçen sene. Haaland yoktu. Geçen seneden önceki seneden bahsediyorum. Gabriel Jesus. CL'yi almadı ki geçen seneden önceki sene. Almadı işte, yani alsa alırdı diyorum. Sezon. Gitse alırdı, forvetsiz oynadı. Ne çalsın ya ya. Jesus'a mahkum kaldıkları sezon. Gabriel Jesus'a. Evet, Gabriel Jesus oynadılar kanka. Şimdi bu ne abi? Sports bakayım. Bu hayal ettiğim gibi oynuyorlar abi. Alvarez, Haaland beraber bugün geçen mükemmel oynadılar ya. O sene işte Ronaldo'yu beklediler. Sonra Kane alacaklardı. Kane de karşıladılar, sözleşme imzaladı. Ronaldo, Ronaldo almazdı. Haaland sen direkt Ferguson'la konuştu. United'a gitti ya. Evet. Yok ya abi, adam Haaland'ı bile istemedi. Ronaldo'yu niye istesin ya? Messi bile boştayken hiç şey yapmadı yani. Messi ama dedi ki Messi'ni Barcelona'da bırakmasını istiyorum falan. Oraya gidecek haberleri vardı ya büyük ihtimal. Ya oğlum bilmiyor mu Guardiola gidip gitmeyeceğini? Başka bir manlık seviyesine geçelim o zaman. Guardiola'nın böyle abi Twitter'dan okuduğunu mu düşünüyorsun Osman ya? Aramıştır demiştir. Gidebiliyor mu? Messi de demiştir ki yok abi, yani maaş yetmiyor. Hocam şu doktor denilen elemanın şeyini kapatır mısın? Ya ben tweet hoşuma gitti de o yüzden açtım. Yoksa ben de sevmiyorum. O şahsın ismini kapatabilir misin peki aşağı kaydırarak? Tabii hemen hemen kaydırıp kapattım abi. Şu bir dakika. Yüz yüze geldim biliyor musun? Şöyle bak. Şöyle güzel oldu. Osman Hoca, ben onunla yüz yüze gelsem var ya yere çalarım onu ya. Ben mecburdum ama. Çok kinliyim o herife ya. Acayip kinliyim. Abi konuyu değiştiriyorum. Çok güzel bir konu açacağım. Bak bu kadar mallık seviyesi konuştuk. Şimdi mallık seviyesinin arşı alasını konuşacağız. Hemen söylüyorum. Evet. Chelsea'nin 800 milyon euro harcayıp hiçbir şey yapamaması. Yani otursun bir adamlar. O kadar bir sürü adam aldı. Onu ne yapacak bir sezonda? Yani. Osman'ınca onlar oturana kadar Chelsea batar yüksek ihtimalle. Nereye otururlar tartışılır abi bence. Hayda. O da bir tek ağır oldu hocam sanki. Kanka bak, çoğu kışın yaptılar transferlerini. Yaz transferinde de şimdi devam ediyorlar. Bu sene yapamazlarsa konuşurum ama. Yani adam sonradan... İşin garip tarafı transferlerin hepsiyle de böyle 7-8 senelik sözleşmeler imzalıyorlar. Gençler ya. Kadroyu kuracak, bırakacaklar. Bir daha adam almayacaklar. Onu şu an istiyorlar herhalde. Bu sene... Kutsu hocam. Kutsu oğlum, hocam ben Fenerbahçeliyim. Doktoru sevmiyorum. Bak Fenerbahçeliyim mi? Doktoru sevmiyorum. Şunu anlayın, bu Fenerbahçe'nin mal tayfasından bu adam. Hayda. Altay'ı öven tweetleri var bu adamın. Kim ya? Yapmayın. 50 yaşında falan galiba ortalama. O civarda bir şey. Tamam, ben buna vursam ölür o zaman herhalde. Abi niye vuruyor ne oğlum ya? Söylüyorum. Kinliyim çünkü. Altay'ı öven herhangi birine kinliyim ya. Abi bu arada Chelsea deyince aklıma geldi ya. Enzo Fernandez'i kaç verdi bunlar? Abi 80 milyon mu verdi? 120 milyon mu verdi? Bir şey verdi ya. 120 mi? Ya 120'ye 100 tane adam alırdım. Bak 20 milyonu da fakirle fukaraya dağıtırdım abi. Hazır 120 demişken Declan Rice'a ne diyorsunuz abi sen hele? Abi 105. Bir transfer de çok para. Mallıkta yarışıyorlar diyorum abi. Abi Premier League'de işte para çok olduğu için. Abi adam harcıyor. Aslında anlaşacak. Çok para vermeyecek aslında. Böyle düşürebilirler belki. Kimle anlaşacak kulüpler? Ya hocam protesto. Hayır yani. Açlık krevi. Benfica'dan Enzo Fernandez'i 120 milyona çekeceksin, tamam mı? Evet. Kimle anlaşacağım bunu 120'yi almamak için? Hayır. Ya da Mudrik'e nasıl 100 mü verdiler Mudrik'e? Ne kadar verdiler? Çok verdiler. Ligdeki tüm başkanlar toplanacak, diyecek. İşte çok para vermeyelim. Almadı adamı siktirelim. Sen ne saçmalı. Adam ne diyecek? Tamam ben çok para almayayım mı sizden diyecek ya. Abi. O zaman şunu mu diyorsun? Bir tane adama bütün kulüpler 20 milyon teklif yaptı diyelim. O diyecek ki zaten tamam ederi buymuş, 20'ye mi satacak? Biri gider 22 verir. Abi çok güzelim. Para veriyorlar ya. Az para verecekler. Abi. Oyuncu da ellerinde yarrak gibi kalacak. Kimse de satamayacak. Satmasın, adamdan performans alır. O da ben oyuncuyla da anlaşacaklar. Sözleşme imzalamayacak. Bedavaya siktirip gidecek. Öyle değil işte abi. Öyle şey mi olur? Sen de ne yaptın ya? Peki yeni konu açıyorum abi. United Altay'ı alsa Altay Maguire ikilisine ne diyorsunuz? Allah'ım. Var ya böyle. Zaten United'ı destekliyorum ufaktan ama kalp krizi falan geçittirir herhalde taraftarlara ya. Abi United gitsin abi. Yani bir tane yedek kaleci olarak Navas'ı çeksin. Navas'ı çeksin lan. 36 yaşında. Yedek kaleci olarak yaşlıları alıyorlar. Bu bir ara bizim ligde de oynayan bir kaleci var. Manchester City'nin 3. kalecisi. Scott Carson mı ne? Hmm. Evet, yedek evet, kaleye almıştı. Bursa'da oynamıştı. İngiliz kontenjanını alıyor. Yaşlı diye almıyor ki. Abim şey oynuyordu. Arjantinli kaleci oynuyordu bir tane. Caballero mudur nedir?
Abi, geldi Toşuncan değil mi hocam? Vardı. Ya, İngiltere altyapısından hani yetişme muhabbeti. Haberiniz de mi? O da oradan yetişti herhalde. O yüzden çünkü ondan alıyor. Kava yeri de İngiltere altyapısı doğru. Değil abi. Tecrübeli diye yaş almıyor adamlar. Hayır, bilmiyorum, tecrübeli alıyorlar ya. Hayır, tamam, tecrübeli. Hocam kural var ya, ondan bahsediyorsun hocam. Adam aynen kuralı uydurmak için. Abi kuralı altyapıdan topçularla tutarsın. Bir şey yok diye düzgün bir kural yok İngiltere'de. Bir dakika, Kabela İngiliz altyapısı değil abi. Arjantinli adamı nasıl şey yaptınız? Bakıyorum şu an geçip. Belli bir sene oynama şeyi var ya kanka, kuralı. Öyle de değil işte. Kaç yaşında gitmiş İngiltere'ye söyleyeyim. 2014'te gitmiş. 32 yaşında İngiltere'ye transfer olmuş. Ya şey, sene oynama şeyi var kanka işte, kuralı. O tam yaş olarak bilmiyorum da. Kardeşim 32 yaşında İngiltere'ye transfer olmuş. Kural falan kapsamıyor bu adamı yani. Onu demeye çalışıyorum. 40 yaşında kaleci niye yedek yaparsın? Abi tecrübeli diye alıyorlar. Avrupa'da öyle bir şey var. Bence ben tecrübe. Abi yedek olacak sonuçta. Tecrübeli kaleci olur ya. Karşılayabilir Osman. Bana bunu söyle. De ki 32 yani. Hangi kuralı karşılıyor? Bana onu söyle. 50 bir sene İngiltere'de oynama kuralı vardı onu, ama yaş olarak hani. Abi adam City'den önce hiç İngiltere'de oynamamış. Tatile bile gitmemiş diyorum sana ya. 32 yaşında direkt City'ye gitmiş herif. Mentor olarak da alıyorlar genelde. Katılıyorum Gusu'ya. Mental açıdan da alıyorlar. Ya Avrupa'da abi böyle yedek kaleci tecrübeli yaşlılardan seçiyorlar. Adam hatta 2-3 tane alıyor tecrübeli kaleci öyle. Bayern Münih'in şeyi aldı abi. Sommer'i aldı. Yani Sommer Bayern Münih kalitesinde mi? Adamı 3 ay sonra gönderdiler. Şey diye oğlum, Neuer sakat diye aldılar kısa vadede. Şimdi Neuer iyileşti, gönderdiler. O Alman nedenleri farklı yine. Abi tam tecrübeli aldı işte. Genç alabilirler veya oynatabilirler. Böyle genç alsa görseller hep şey. Neuer'i keser ona falan, ama onu aldı yolladı direkt. Ucuz. Yaşlı ucuz. Neuer'i kesiyorsa zaten oynasın, iyi olan kesmesin mi adamı? İşte Neuer'e güvendiği için onu kesecek birini istemiyor. Yani genç oğlum, alırsa da pahalıya alacak. Yaşlı abi, ucuz aldı. Çıkıp hani güvendiğin adamı kesiyorsa zaten güvendiğin adamdan iyi performans verdiği için kesiyordur. Yani Neuer'i kesecek kaleci bence kolay kolay olmadığı için, yani Almanya içinde. O yüzden abi işte onu hani diyorum. Adamlar tecrübeli oluyorlar yani. Sommer'e kadar bence daha çok bir sürü kaleci alabilirlerdi. İrfan Can Eğri Bayat. Altay ama. Gol yemede tecrübeli. Altay'ın yan topları da çok iyi ya. Yes. Bu arada Livakovic'in de yan toplar çok fazia yani, onu söyleyeyim. Reflexler müthiş. Yan toplar çok kötü. Kaleye gelen ilk top gol olmasın yeter. Ben başka bir şey istemiyorum ya. Evet ya, ne olur yeter. Bıktım artık. Kaleye gelen ilk topun gol olmasından bıktım ben ya. Vallahi bıktım, usandım. Bizim de öyle bir dönemimiz vardı. Vallahi sorma. Böyle. Hem de uzun bir dönem. Mondragon'dan sonra karpuzcu aldık. Lensleri unutmuşum dedi bir tanesi. Lensleri yoktu bir tanesinin. Leo Franco. Zapata, Leo Franco. Diğeri de DeSantis dönemi. Üçlü. Combo. DeSantis çok kötü değildi bence. Eli ayağı tutuyordu, evet. Diğerinin eli ayağı tutuyordu. Göre iyiydi. Peki en kötü hangisiydi sizce? Leo Franco mu? Zapata bence. Leo Franco da çok kötü. Vallahi bilmiyorum, ikisi de çok kötüydü ya. Hocam Leo Franco, Selçuk Şahin'in orta sahadan gol yemiş adam ya. Evet. Lensimi unuttum dedi herif ya. Oğlum kaleci alıyorsun, Zapata'nın da kolu yoktu. Zapata çok kötü. Cidden bence de birinci Zapata ya. Zapata bence de ya. Peki hani size yeri gelmişken sorayım. Hatırlamıyorum o kadar. Ramos Real Madrid yapar mı tekrardan? Militao da sakatlanmışken. Valla mümkünse United'a gitsin abi. Stoper ihtiyacı var. Hayrına. Hocam Eder Militao da sakatlandı sevindir bugün. Ancelotti bence çaprazları kopmuş ayıksan, olabilir. Durumu hiç iyi gözükmüyor dedi. Ramos yapamaz ya İngiltere'de. Çok yaşlı yani şu an. Valla var ya. Biraz kontenjanından Real yapmaz mı peki? Yapmaz ya. Ya yapabilir, bilmiyorum. Oğlum Jose Lu'yu almış takım anasını satayım. Jose Lu'yu almış yani. Tabii canım yapar. Ya öyle eski oyuncuların alma huyu olsa Ronaldo'yu alırlardı bence. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Ronaldo ile tartıştığı için almadı bence Perez. United'daki bütün stoperlerden iyi stoper bu arada şu anki Ramos. Performans olarak da daha iyi, hepsinden iyi bir. Doğru bu arada. Rüdiger'den iyidir de Militao'dan falan. United'dan diyorum. United olarak diyoruz ya. United'da diyoruz. United'da kim var abi şeyden iyi? Ramos'tan iyi performans verecek. Varan. Varan var. Müzmin sakat. Oyna, ilk 11'de oynamıyor hiç. Şey var işte, Lautaro Martinez, o da çoluk öyle çocuk. Sakatlığı bak, sakatlığı saymazsan yani Varan bir tek Ramos'tan iyidir, ya diğerleri değildir. Varan da değildir yani abi, bence Ramos'tan iyi ya. Abi, kanka hayır, sakatlığı sayma. Varan'la Ramos'u yan yana çok rahat oynatırsın. Kanka tamam da oynamıyor işte adam, sakat. Tamam o ayrı. Oğlum o kadar da sakat değil lan Varan, ne yaptı? Kanka kaç maç oynamış bilmiyorum geçen sene. Hocam bakayım bayağı. Bir bak Allah aşkına. Böyle bakıyorum, Rafael Varan açtım. Daha 20 30 yaşındaymış bu. Çıtır. Şu an Sandem'e oturunca bozmuyorlar da ya kolay kolay. 22-23 sezonu. Ya gitse abi, güzel olur 2670 ya. 2670 dakika oynamış 34 maçta. Ondan önce?
Çok oynamış. 21-22'ye bakayım. Sen ligde kaç oynadın sonra? Ligi söyle sadece. Sadece ligi söyle. Sadece ligi. 22-23'te 24 maçta 1915 dakika oynadı. Top oynamamış ligde, devam edelim. 3000 dakika, 3500 dakika oynuyor. Ondan önceki sene de 22 maçta 1800 dakika oynamış. Abi 2 senede, 2 senede ligde 3500 dakika falan oynamış. Normalde 3500 dakikayı ligde tek sezonda oynuyorlar. Bu maç sayısına göre dakikası neredeyse 90 dakika yakın oluyor ama. Kanka maç sayısına göre, sen maç sayısına göre neydi? 24 maçı var ama Osman Hoca. Premier Lig'de adamın maçı yok lan. Tamam. Şey diyorum. Sezonun yarısında yok neredeyse. 3'te 1'inde yok. Ama sakat olmadıkça 90 dakika neredeyse oynamış. Onu i̇şte ama sakat işte abi. Sıkıntı orada, sakat işte. Oğlum sakatlanır. Bir ay sakatlanırsın. Premier Lig'de bir ay sakatlanırsın. 6 maç kaçırırsın lan. Hocam bak. 22-23'teki 3 tane sakatlığı var. Ayak bileği burkulmasından 1 maç kaçırmış. Bacak sakatlığından 7 maç kaçırmış. 8. Ayak sakatlığından 7 maç kaçırmış. 15 maç kaçırmış bir sezonda. Lig sadece bunlar bir tane. Sonra diğer sezon. Kardeşim ben diyorum ki haftada bir maç olsa o kadar kaçırmaz belki ama Premier Lig'de 3 günde bir maç olduğu için 2 maç da kaçırır. Bir hafta sakatlansa 3 maç kaçırma şansı oluyor bir yandan. 24 gün 24 gün ve 23 gün sakatlandığında 7 maç kaçırmış işte. Yani gün olarak. Maç. Gün olarak. Bir ayda 7 maç kaçırmış. Bir ayın sakatlanmış. Tamam işte Ramos'u yazalım abi oraya da Galatasaray'da gelmesin, bu vesileyle Galatasaray'da almamış olsun ya. Hocam neden istemiyorsun Galatasaray'a Ramos'u peki? Abi şu maaş skalasına adam istemiyorum ben abi. Zaten malım yok. Adam satamıyoruz. Peki 2 maaşa falan okey misin Ramos'a? 2 milyona. 2 milyona gelsin, ben sırtımda taşıyayım her maç. 2 milyona gelme lan. 2 milyon euro maaş abi. Oğlum ben oynamam 2 milyon euro maaşı. Ben 2,5 falan alırım ben oynasam. Yani 2 milyona geliyorsa gelsin tabii canım. 2 milyona oynamam. Sana var ya 500 bin euro veriyoruz deseler, sen dersin ki ben emekleyerek gelirim oraya. Ne 500 oğlum, ben para veririm. Ben para veririm oynamak için her hafta. 2 milyona ben oynamam diyor ya. Bu da vallahi var ya. Ya şey olarak söylüyorum, hani 2 milyona Sergio Ramos oynatmak bayağı büyük bir olay. O anlamda söylüyorum. Kanka 5'ten aşağı istemez o adam. Abi atletik istiyorum ya. Bak sağ stopere Nelson'un yerine atletik. Kim var? Atletik stoper kim var? Şimdi bana onu söyle. Abi ben Scott varım ben. Ben Scott değilim. Ben çıkıp da burada ismi söyleyemem. Davinson Sanchez derim. Çıkmaz ağzımdan. Bizim şey kanka, şimdi ismim çok böyle duyulmadı etmedi. Böyle biraz yedek medek kaldı ya. Alındı ya Ciku. Mesela o çok atletik bir stoper. Evet. Biz de oynar mı oynamaz bilmiyorum ama. O senin şeyine uyar yani. Boyu kısa kanka onun da. 1.90'dan aşağı stoper istemiyorum. Rica ediyorum ya. Allah. Abi. Hem atletik olsun hem 1.90 boyunda olsun. Ayağı adam düzgün olsun. Kim bir şey istiyor bana. Abi bari 1.88 falan olsun. Gözünüzün yağını yediğim. Bak bir şey söyleyeceğim. 10 sezondur Galatasaray'ın müzmin stoper boyu 1.84 abi, bak sayıyorum. Semih Kaya 1.84. Bak. Bak bir dakika sayacağım hepsini. Bir dakika. Hakan Balta 1.84. Uyfaluji 1.84. Koray Günter 1.84. Serdar Aziz 1.84. Bak hepsi 1.84. Bak 85 değil, 84. Denayer daha kısa mıydı? Yok o da 1.84. Bayağı mana koyayım. Hocam sen bunların boylarını niye ezbere biliyorsun peki? Çünkü kafa top atamıyordu. Kanka Denayer 1.78'miş lan. He? 1.78. Yolun boyu kaçtı. Yani. Abi tamam da bunlar kafa topu alabilse neyse, kafa topu da alamıyor. Icardi 1.80 kafa topu alıyor. Serdar Rızkı. Wikipedia'da 1.8 gözüküyor. Yalan ha valla. 1.84'tü bu adam. Biz bakmıştık biz oğlum bir ara. Biz baktık hepsine abi. Biz baktık abi, bak Galatasaray'ın o dönem 5 tane stoperi vardı yedekleriyle beraber. Hepsinin boyu 1.84, yemin ediyorum bak. Ne 1.83 ne 1.80. 1.84 abi. Kısa boylu hava topları eksik oluyor diyorsun değil mi? Ama kesicilik ve hız olarak da uzun boylu'dan daha avantajlı. Yani. Abi bir şey söyleyeceğim. Emin saydığım stoperlerden hangisi hızlıydı? Allah aşkına Hakan Balta, Uyfalücü, Semih, bak Koray Günter. Bunlardan hangisi daha hızlıydı kanka? Oğlum Denayer çok hızlı bir stoperdi bence. Boyuna, bir, yani, tane, bir tane var ama. Bir tane yani. Vardı Denayer işte. Başka yok. O da sağ bek oynattık işte. Ve de alamadık da. Çok kötü bir stoperdi ama Dani çok hızlıydı. Mesela. Dani mi? Dani bence futbolcu değildi kanka. Bence Dani'yi saymak yersiz. Şimdi Dani'yi niye verdin? Bir şey daha söyleyeceğim. Bir şey daha söyleyeceğim. Şeycu vardı. Boyu kaçtı tahmin edin? 1.84. O da 1.84 evet. Bunlar gerçek mi? Ben bakacağım şimdi. Yemin ediyorum bak hepsi 1.84. Biliyoruz abi. Ali Hoca hepsinin boyunu ezbere biliyor. Ya. 1.84, 1.85 falandır. Şeycu 1.84. Yok 84 abi, eminim yani. Çünkü o dönem... Biz Savaş'la her gün bunu konuşuyorduk. Kanka kafa topu vurduruyoruz. Şuraya artık bir tane uzun boylu stoper alalım. En son bunu Luyendama ile kırdık. Onun da tedavisi doktorlar tarafından, adamın ayağı kopmuş, ona ağrı kesici verdiler diye bir daha o adamın futbol hayatı bitti.
Kanka, tamam. Yalnız Semikaya 1.83. Ne 1.84'tü o da. 1.83 değildi, 1.84 abi. Yanlış yazmışlar. Biz evet, onların hepsine bakacağım o zaman. Çekmiş herhalde. Çekmiş o, çekmiş. Küçülmüş. Uzun isteyip atletik, hızlı olsun, uzun olsun. Lan bunun saydıklarımızdan bir tek Deneyer atletikti abi. Rica ediyorum ya. Bunların diğerlerinin hangisi anam gibi atletikti? Maicon aldık. Onun boyu kaç tahmin edin? 1.84. Ya ben Maicon 1.84'ten uzundur lan. Bilmiyorum artık. Deneyer. Ya bir tane Chris Mırıs bir şey aldık. Bak Chris Mırıs bir şey aldık. Deneyer uzun. O uzundu. Yok uzundu, bir şey söyleyeceğim. Ulan uzundu da abi, ben böyle yavaş bir adam hocam, görmedim. Hocam Maicon 1.91'miş. Bok 1.90. Ya inanmıyorum, 1.84 abi. Maicon uzundu kanka. Hocam 1.91 tamam, yazıyor. Tamam Maicon'un boyu uzundu, bir şey demiyorum ama abi bak 6 tane adam saydım. Hepsi 1.84 ya. Deneyer 1.78'miş bu arada. Bu arada Chris dedin, Chris'in de boyu kısaydı ya. O hem kısaydı hem de yavaştı ya. Zaten 2 maç oynattık, daha da oynamadı ondan sonra. Sorma ya. Kalesi hoş geldin canım. Chris niye alınmıştı ya? Ulfoloji sakatlandı diye son dakika. Chris niye alındı söyleyeyim abi. Stoper diye bir adam lazım dediler. Getirdiler stoper diye bu adamı Chris. Ulfoloji sakatlandı transferin son gününde. Chris kim ya? Çaldılar yani. Ulfoloji'nin de futbol hayatı bitmişti ya. Meşhur transferi. Ya bu biraz böyle yani almak için alınan bir futbolcuydu. Yani tecrübeli değil mi? Tecrübeli. İşte yani. Yonman oynadı geldi falan. Burdusso da kaç ya? Burdusso vardı bir de. Burdusso da 1.80. Aa Burdusso da 1.84'tü bak yemin ediyorum. Ya da 1.86 falan. Ya yani 1.84'e çok yakın oldu diye hatırlıyorum Burdusso'yu, Arjantinli. O Mancini döneminde alınan, evet. Ocak ayında alındı değil mi ya? Mancini döneminde. Evet, Ocak ayında alındı o. 1.84 abi. Bakın Burdusso'ya bakabiliyor muyuz abi hemen boyuna? 1.89. 1.89. Yalan. Vallahi yalan. İnanmıyorum, yalan. Gökhan Zan boyu uzun olabilir abi. O zaten yerli. Servet de uzundu ama o dönem değil zaten. Bahsettiğimiz dönemde hakikaten yani böyle bir 10 stoperin 7'si kısaydı ya. 2-3 tane uzun vardır. Ve hepsi 1.84'tü abi. Evet evet. 3 tanesi 1.84. Liva geldi bize. Görkem fenerli misin kardeşim? Hayırlı olsun. Bugün de ama hayvan gibiydi ya onu. Liva yarın geliyormuş ya. Açıklanmış mı? Uçağın altına yatacağım sertin iş yapmasın diye. Açıklanmamış da içeriden mutfaktan bilgi geldi. Bak mesela şu andaki stoperlere sayıyor Payne. Kaan Ayhan 1.85. Emin Bayram 1.86. Şeyi söyleyeyim. 1.86 uzun bir boy ya. Abdülkerim mesela uzun gibi duruyor değil mi? Hayır. 1.85. Hocam ama zıplayabildikten sonra bence boy sorun abi, değil ya. Bence de. O topu. Ama ne kadar kafa gol atıyor, vuruyor, zıplıyor. Ya Abdülkerim iyi, tamam bir şey diyeyim. Şu anki stoperlerin boyuyla alakalı bir şey demiyorum. Ama artık ne olur bir tane uzun stoper alalım ya. Bizim Ciku da kısa. 1.82 1.83 ama çok iyi kafa topu vuruyormuş. Evet, 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 hocam Valencia'da mesela boyu kısa ama sıçrayabiliyor adam. Ama kafa vuramıyor. Donk. O yeni dönem topçusu. Biz hani şey anlamında söylüyoruz. 2012-2013 dönemindeki boy ortalamasını söyledik. Yani. Sen çok hani boya takılma kanka. O zıplaması varsa, kafası varsa. Yani. Önemli olan boyu değil işte. Bir. Kanka tamam da o dönem 2012-2013 döneminde hava topundan o kadar çok gol yiyorduk ki duran toptan. Takım şu hem kısa hem de atletik bir takım değildi. Ondan dolayı. Hakan Baltan'ın ağa gitmiş, vağa kalmış. Chris'in ağa gitmiş, vağa kalmış. Semikaya, yani. Ufoloji hepsi öyleydi. Şeju. Yani. Ya bize yani şu an yani havu toplarına çok etkili olmasına gerek yok bence. Dani'nin boyuna bakabiliyor muyuz? Dani Numku'nun boyunu merak ediyorum. Yani şimdi bak Dani falan da yani atletik bir 1.84 lazım. Dani de mi 1.84? Evet. Ama çok hızlıydı Dani oğlum. Çok da kuvvetliydi bu arada. Ronaldo'yu yıktığı sahneyi aşamıyorum abi. Ama şey ayağı yoktu ya kanka, ayaksız Sakar'ın tekiydi. Onu nasıl Beşiktaş'a kakaladık? Aklımdan çıkartamıyorum. Onu nasıl Beşiktaş'a kakalayıp bir de penaltı yaptırttırdık abi. Galatasaray maçında. Nereden getirdin aklıma şimdi onu ya? Abi çok iyiydi. Ulan yazıyorlardı Dani için. İnanılmaz penaltıydı o ya. Ulan var ya. Bir tane adamla uzunluğu yaparsın. Tamam mı? Kafacı mafacı yavaştır. Diğerinde hızlı kısa boylu atletik yerden kesici yaparsın. Bak bakayım nasıl uyum sağlar. Hocam, ya işte bizim stoperlerden ya ben Nelson'un şu an böyle çok daha olmazsa olmaz bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Çok uzun durmuyor mesela. O da kısa. 1.84. O da kısa. 1.85 diye biliyorum Nelson. Nelson kısa ve yavaş. Yani hızlı da değil. Evet. Tamam iyi bir stoper ama. Pozisyon bilgisi Nelson yüksek ama ne hızlı. Ama şey mesela demek istediğim oydu mesela. Kısa boylu olur en azından hızıyla fark yaratır. Şimdi hızlı da olmayınca kafa topu da vuramazsa sıkıntı olur ama Nelson yine şey iyi, ayakları iyi falan. 1.85 Nelson. Hocam ya, sence Ramos'un boyu kaç? Kesin 1.84'tür abi. Biz yani, alacaksak 1.84'tür abi. Pozisyon bilgisi yüksek bence. Ramos 1.84.
Ama yani bak biliyorum. Çok antal ya. Ramos sağ bekten devşirme süper oldu ya zaten kısaydı. Lan, dediler ki Ramos yavaş. Sağ bekle hücuma çıkamıyor. Bunu süpere çekelim. Süper için de hızlı oldu mesela o zamanlar. Gençlik zamanı. 30 devşirme kadar hızlıydı bu arada. Beğenmiyorum yani onu da söyleyeyim. Ramos adam Ramos beğenmiyor ya. Beğenmiyorum abi. İçinden geçmeyen bir ben kaldım herhalde. Ya hayda. Ya nasıl? Asıl Van Dijk'in içinden geçmeyen kalmadı. Van Dijk demedim ki ben. Şimdi niye Van Dijk dedin sen ya? Aya, Van Dijk nereden çıktı lan? Hayır. Hayır ne bak ya, ben diyorum ki Ramos'u beğenmiyorum diyorum yani. Adam Ramos ne? Allah'ını seviyorsan ya. Ramos diyorum kardeşim. Benim için Ramos sevmedim. Benim için de Ramos bu arada. Ben de şeyli söylemeyi severim. Ya. Adam süper oynadı. Dünyanın en iyi stoperi diye. Abi ya, dünyanın en iyi stoperi 2013 PES 2013'teydi abi. Değil mi abi? Hocam. Ramos dünyanın en iyi stoperi 2010 PES 13'te Ramos'tu. PES 13'te Pepe ile beraber ikisi. Vallahi ama abi bitti yani. PES 13'e kadar da bence öyleydi. 1 milyon euro artı her gün 5 tane midyeye geliyorsa gelsin, yoksa gelmesin. Hocam peki 5 midyede seni durduran ne oldu? Efendim? Yani 5 tane midye yani ne diyeyim şimdi, hadi yarım kokoreç olsun, çeyrek kokoreç. Yok, kelle paça çorbaya oynuyorsa gelsin abi. Yarım kokoreç kaç para biliyor musun? Nerede yediği de önemli. Ben bugün hadi yedim ama abi. Ben bugün yedim, 70 liraydı abi. Pahalı. Koskoca Ramos'a rezil kepaz yediniz ya. Burada açılmış abi Savaş. Bizim orada açılmış kanka. Bir güzel kokoreç yaptı adam. 70 liraya valla. Müthiş ama pahalı yani. Ramos bir kokoreç oynayacaksa oynamasın. Ya almayalım kokoreç abi. Kokoreç mi? Yarım. 70 lira. 75'ti galiba. Kanka çok güzel. Valla yapmış adam. Beğendim. Adam kanka arabada satıyordu geçen sene. Şey arabası. Ne derler bu? Ha. Sokak arabası mı derler? Ne diyorlardı onu? El arabası tarzı. Kokoreç onlar da yiyeceksin zaten hocam. Oğlum araba. Adam bu sene dükkan açtı kanka. Nasıl para kazandıysa herif. Oğlum bu yeni caminin orada bir tane tostçu vardı. Bir tane böyle küçük arabası vardı. Orada böyle tostun içine ne kaşar koyuyor ne bir şey. Salçayı sürüyordu, satıyordu. Şeylerden mi kanka? Açtı. Bu hani 5 liraya ikili satıyor, 10 liraya satıyor toplam. 2 tane tostu satıyor hani. Onlardan mı? Yok ya. Hatırlamıyorum o kadar. Ama yani seyyarda satıyordu. Sattı dükkanın önündeki dükkanı aldı ha. Yuh. Adamı batırdı önce, o dükkanı batırdı, sonra gitti kendi aldı. Yok, Sakarya'dayız biz abi, İstanbul'da değiliz. İyiymiş abi. Helal abi, olsun. Bunu yapman yok mu geze geze? En iyi yemeği seçiyorsun. Vallahi bilmiyorum. Abi şu an olmaz ya, çok acıkırım. Abi acıkırım ya. Yapmayın. Acıkırım, hiç açmayın lütfen. Ben açım zaten. Ekmek bekmek de yok evde, bir şey yemeği bir şey de yok, yapmayın. Ne diyeceğimi unuttum ya, bir şey diyecektim vallahi unuttum şu an. Şey diyecektim. Bizim tükürükçü usta vardı ya. Hatırlıyor musun? Tükürükçü usta ne? O ne ya? Ya yaptığı kokoreç. Midem bulandı gece gece Torreira gibi ya. Yaptığı kokoreçe şey köfte arası ekmeği falan tükürüğü bir lezzetli yapardı. Hatırlıyor musun kanka? Bizim köşemin yani orada. Tükürmüyordu oğlum. Sen ne anlatıyorsun hocam ya? Adamın teri düşüyordu şeyin içine ya. O geldi aklıma. Hocam. Oğlum ona tükürükçü usta diyorduk biz. Alnından damlıyordu, böyle burnundan lap diye düşüyordu. Ama bir ya lezzetli oluyor biraz artık. Lütfen Allah rızası için susur hocam ya. Yemek abi bir lezzetli ya oluyor, yemin ediyorum öyle bir lezzet. Ama ondan lezzet yapıyor kanka bu 70 liraya yediğim kokoreç. Hindistan abi, lezzetleri. Siz işte bu stat kenarında satılan köfteler niye ki zevkli oluyor sanıyorsunuz? Hocam tabii onlar kadar güzel bir köfte yemedim ben hayatım boyunca. Çünkü ya tükürüklü. Ya sözüm özü. Şu Galatasaray 8 numara alın abi, beni içeriden çıkartmayın, gözünü yanayım. 8 sanki lazım. Sanki bu gidişle bize 10 da lazım olacak. Bence Galatasaray'a Talişka lazım. Ya ne Talişkası abi, 8 bakın istiyorum Talişka'ya ben. Girin, bak valla Talişka'yı alırsak. Eline geçmesin. Eller Talişka. Abi Talişka'yı alırsak bunlar 8 almaz abi, ben biliyorum. Geçen sene yaşadık biz bu sahneyi. Rica ediyorum abi. 8. Talişka zaten bizde oynayamaz lan. Valla bak. Beşiktaş olur. Beşiktaş'a gitmesin hocam, sorun o zaten. Talişka'da Talişka 1 milyon euro. Yerli kim oynatacaksın? Oğlum Mertan Sirin. Kerem Aktürkoğlu. Abi yine Berkan oynar. Vallahi bak Berkan oynar 8'de yapmayın. Tete. Daha solda. Tete gidelim. Bir şey diyeceğim. Kerem oynatacaksın. Orta sahadaki Kerem'den bahsediyorum. Kerem ama. Kerem oynatacaksın. Evet. Barış Alper oynatacaksın. Solda oldu. Oldu. Bugün Barış Alper'i gördük. Bu adam 90 dakikalık topçu değil. Tamam bir dakika. Kazımcan'ı oynat abi. Amcilino'yu niye aldın o zaman? Vallahi çöp transfer. Beğenmiyorsun Amcilino'yu. Beğenmiyorum evet, ama niye aldın? Oğlum illa oynayacak mı her aldın? Abi hoca ben öyle değilim. Bana kalsa ben Amcilino'yu çekmezdim oraya. Orada bir tane yani sol bek alırdım daha iyi. Buradan yine. Gerekli durur. Bilmiyorum da. Hocam peki. Zaniolo gitmeyecekse Tete bir tık sakin. Abdülkerim Merih Demiral defans attığına ne diyorsun?
Ay ben isterim de savaş istemez. Ayaksız der abi Meri'ye. Ben Meri'yi böyle çok şey iyi dörtte de oynayabileceğini düşünmüyorum ya. Atletik hava topu var hızlı. Tam Merih Demiral. Hava topu var hızlı. Ayağı yok yanında, ama olsun. Nelson'da ayağı yok. Yanında Abdülkerim var ya. Abdülkerim'in ayağı var biraz en azından. Tamam Abdülkerim ayaklı. Nelson ayaksız baktığın zaman çok ayaklı değil Nelson. Abi adam Çağlar'la bile kötü performans sergiliyor yani. Abdülkerim'le nasıl performans verecek? Abi Merih aldığı topları Torreira'ya verir abi. Türkiye Ligi falan deyip geçmeyin abi ya. Dörtlü de oynayamaz bence. Beş üçlü de oynar. Kaç tane süper var, forvet var ki Merih'i zorlayacak. Türkiye Ligi'nde söylüyorum hani. 3-5 tane vardır yani. Öyle abi forvet niye Meri'yi zorlasın zaten yani? Futbol böyle bir oyun mu? Futbol yani. Forvet'i Meri mi tutacak? Ayrılmayacak mı dibinden? Kanat mı kaçacak arkasına öbür taraftan? Pozisyonunu kaybedecek, golü yiyeceksin. Hayır, öbür kanattan da diyorum oğlum. Tamam Kazımcan var öbür kanatta. Meri'nin defansına lafı. Çağlar'la Çağlar'la olmadı ya. Yalnız bir şey söyleyeyim mi abi? Meri'nin defansif zaveti var abi. Şey pozisyon bir zayıf bence. Bence de çok zayıf. Şey bir de Kaan gibi bir şey söyleyecektim. Kaan gibi çok fazla sağa sola kayıyor. Hani stoperde merkezi öne de çıkıyor. Evet, ama doğru. Biraz dengesiz okey ama şey değil kanka yani. Müdahalelerde ikili mücadele olsun, omuz olsun, yerden kesme olsun falan çok zamanında yapıyor müdahaleleri. Yani top kapması çok iyi üst düzey bence. Ama dediğin gibi illa ki bence de öyle. Abi forvet arkasındaki adamı basmaya gidiyor, tamam mı? Oradaki adam topu kanada atıyor, kendi mevkisi boş. Forvet attı oradan golü yani. Pozisyon gözümde canlandı. Ben diyorum ki dörtlüde oynayamaz. Üçlüde rahat oynar da dörtlüde olmaz bence. O zaman Ozan Kabak'a ne dediniz? Ya bak geliyorsa gelmez 800, ya. Geliyorsa 850 bin euro artı nohut pilav ve küçük ayrana gelsin abi. Ramos mu? Nohut pilava düştüm. Merih bu. Merih. Merih hem midye bile gitti. Bir şey diyeyim mi? Nohut pilava oynarım ya. Oynamam abi, tavuklu pilav olacak. Yanında turşu yok ama sadece nohut pilav bir de küçük ayran. Ben kokoreç oynarım. Pilava ben de oynamam. Ben bak para istemiyorum. Kokoreç her maç bana kokoreç alsınlar oynarım abi. Nerede yatıp kalacaksın? Abi Florya testlerinde yatar kalırım abi, ne olacak? Dışarı bir tane ev ayarlasın hiç. Koskoca. Ya ne dışarı çıkacağım abi? Torreira'nın arabaya binerim. Bir tane ev ayarlar Erdem Başkan ya. Ne yaparsın? Abi Torreira'dan çıkarım. 3-5 milyon. Torreira'nın arabaya binerim abi. Ne olacak yani? Torreira da bekliyordu. Ali gelsin de arabama binsin diye. İki hocam mini kuburası var mısın sen? Be. Abi o kadar para kazanıyorlar. Beni yanlarında yancı diye götürsünler. Para kazanmayacağım yani sonuçta. Torreira'yı alemlere akarsın hocam. Ya, bozdurtursun. Abi sana. Kimle takılayım? Kerem'le takılıp camiden camiye mi dolaşayım ya? Evet hocam. Senin için en hayırlısı o bence. Kerem para verir ya. Kerem'in yanında dolaşıyor. Belki Kerem'e camide top kaptırmamayı öğretirsin. Ya da Kerem camiye gittiği kadar top oynamayı bilse keşke biraz. Ama Kerem altyapı topçularına yemek ısmarlıyor orada. Altyapı topçularımla beraber yemek yemeye giderim. Hocam peki sen öyle para kazanırsan ısmarlar mıydın altyapı topçularına bir şeyler? Para kazansam tabii ki ısmarlarım. Hepsini ısmarlarım. Ne ısmarlar be? Bir kere 400 lirası vardı. Bir poğaça aldı hepimize ya. Abi bir dakika. Zaman askeri ücreti onu da söyleyeyim yani. Şu an 12 bin olan bir adamın sizi poğaça ısmarladığını düşünün yani. Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Milyonlardan bahsediyorsun. Abi o günü söylemek istiyorum bir dakika. He. Ulan nasıl beddua ettim sana? Ulan vallahi ya. Bak, de kaybetmiş. Abi bak o gün şu. Üniversitede okuyorum, tamam mı? Ablam evleniyor. Ablam evlendiğinden dolayı damattan, eniştemden yani 400 lira para aldım. Ve ben 400 lira para aldım diye o ara dediler ki babamlar da oğlum senin paran var. Hani o ay para vermeye gerek yok falan gibisinden bir şey oldu. Tamam mı? Ben de o 400 lirayla o ayı geçireceğimi düşünüyorum. Ama hani düşünürken de şimdi 400 lira da para aldım. Bu çocuklara da bir şeyler de ısmarlayayım. O arada biz ne yiyoruz abi buluşunca? Poğaça ekmek, 3 poğaça bir çay yiyoruz. 3 tane salçalı poğaça bir çay. Hatta bazısına gittim sosisli ısmarladım ya. Ekmek arası sosis ısmarladım. Sana yazıklar olsun. Sen arkadaşlarının bedduasını almış adamsın Savaş Hoca. Hayda. Bana ısmarlamadım. Ben poğaçaydım. Bak o dönemki askeri ücret arkadaşlar. Düzgün bitiremezsin yani. O kadar güzel çayı poğaça dedi ki direkt, canım çekti amına. Abi bir de salçalı ekmek getirseydin. Ya sen sosisli istedin de ben sana sosis yedirmedim mi? Sen sosis ya, yemek istedin de ben sana sosis yedirmedim mi? Sosisli mi istiyorum diyeceğim ya. İstiyorum diyeceğim. Ozan istiyorum dedi. Ya Ozan'ın poğaça kalmadığı için sen sosisli aldın. Ona da almayacaktın normalde. Yok artık. Öyle değildir lan. Öyleydi. Ozan poğaça istedi. Poğaça kalmadığı için mi ona sosis ısmarladı? Evet. Sen kimse bir şey istemedi. Sen poğaça ısmarlayacağım dedin. Sonuç olarak bir şey ısmarlamış yani. O da bir şey. Hı, aynen. Ozan, teşekkür ederim Osman. Osman şu an
Öyle de bir şey var. Bak, Ali kendince o parayla geçineceğim falan diyor ama şimdi arkadaşlara bir şey ısmarladım, biraz fazla tuttu, bana para verin de diyebilir. Normalde alıyormuş ya para. Hani o bir 200-300 lira fazla da alabilirdi belki. Abi asgari ücret o zaman 550 lira falan, 400 lirayla bir ay rahat geçinir diyorum ben size ya. İşte. Sen o parayı ne yaptın? Sonra kayboldu değil mi o para? Kanka işin kötü tarafı o paranın 200-300 lirası kayboldu ondan sonra. Ya işte beddua nasıl ettik. Nasıl kaybettin çünkü. Peki hocam? Biz beddua ettik. Abi ne oldu biliyor musun? Galiba. Bilmiyorum hocam. Anlat. Galiba cüzdanı ben bir yere koydum abi. Bir saat falan bir yere kadar gittim. Nereye koydum hatırlamıyorum. Evet. Peki hocam çok kritik bir soru soracağım. Evet. Cüzdanda o malum siyahi arkadaşının fotoğrafı var mıydı para yoktu. Kaybolduğunda? Vardı abi. Yoktu lan. Lise zamanıydı. Üniversiteye başlamıştık ya. Üniversite zamanıydı kanka. Vardı diye biliyorum. Aa, hocam. Ben 9. sınıf hatırlıyorum. Hatta yok, diyecektim kanka. Ki Zekeriya mı çaldı paranı? Yok yok. O benim şeyimi çalmıştı kanka. O peki benim yani, yeni silgi şey almıştım. Ulan Faber-Castell silgi aldım 40 yılda bir. Zaten para yok lisede. Tamam mı? Ulan. Senin siyahi arkadaş var yani. Haftalık 10 lira para alıyorum abi. Kanka, bak anılarım canlandı ya. Ali senin o siyahi arkadaşı getirip böyle cilalasak Beşiktaş'a satamaz mıyız? Abi Beşiktaş'ta şu an hepsi oynar. Hepsi oynar. Hepsi derken kaç kişilerdi? Bir taneydi oğlum. Hani kimi getirirsen o Beşiktaş'a transfer edilir. Herhangi bir siyahi adam oynar Beşiktaş'ta. Aynen. Ben Beşiktaş'a bu arada buldum bir tane scout transfer. Bak WhatsApp'tan görüştüm kendisiyle. Çocuk stoper oynayabiliyor. Sol bek oynayabiliyor. Sağ bek oynayabiliyor. Orta sağ oynayabiliyor. O ben. Ben değil miyim o? Siyahi sen siyahi misin? Ya olurum. Bir şey söyleyeyim mi? Savaş'ı siyah boyasak hepsinden iyi oynar ha. Siyah olacaksın oğlum. Sarışın adamsın yani. Tarık Ömür çıktı senden en fazla. Kömür banyosu. Kömüre boyanırım hocam. Savaş. O bile kurtar. İse boyanırım. Kanka sen esmer adamsın lan Savaş. Seni siyah boyasak var ya vallahi hepsinden iyi oynarsın. Ben esmer miyim? Ya hafif esmer. Bana göre esmersin. Oğlum kumralım lan. Oğlum ben beyaz değil miyim? Tamam ben de buğday tenliyim. Bana göre Savaş esmersin yani sonuç olarak. Değilim yani. O ne alakası var ya? Tamam buğday tenlisin. Seni siyah boyasak hepsinden iyi oynar mısın oynamaz mısın? Bana onu söyle. Kardeşim atletik miyim? Bence şu an atletik değilim yani. Kondisyonum yetersiz. Pozisyon hatası yapmasan en azından. Pozisyon bilgin yüksek. Yani. Ayağın iyi. Buranın sohbetini attım hocam. Kardeşimizin fotoğrafını. Tam topçu tipi yok mu? Bakar at bakayım. Mısın? Bakayım hemen abi. Bakayım. Görsellere mi attın? Tam Beşiktaş'ta oynayacak topçu hocam. Yayın odasının şeyini yayın odasına at. Ben onu indirip ben yansıtayım. Burayı görelim. Var. Ha, hakikaten tam Beşiktaş'ta oynayacak şey tipi yok mu ya? Çetede yansıtıyorum acaba abi. Yansıtacağım kimin ben bunu. Kimin çocuğu fotoğrafı yansıtım. Çok merak ettim amına. Abi yansıttım. Beşiktaş'a getirirdim bak ben bunu. Allah oynar. İsterlerse. Vallahi yemin ederim. Gambiyalı kendisi. Gambiyalı. Zaten... Tanıyor musun Apo? Gambiyalı Yusufa hocam. Hayda. Nereden tanıyorsun? Sen bunu... Nereden tanışıyorum bununla? Hocam arkadaşım Instagram grubu açıp böyle ne kadar tanımadığı insan varsa hepsini doldurmuş. Şans vay eseri aman. Bunu da almış. Nasıl aldığını ben de bilmiyorum. Böyle bir gurme bilgi de vereyim. Instagram profilinde köpek balığını tuttuğu bir tane resim var. Ya köpek abi. Balığı tutmuş. Yani cesur oğlum, adam yani. Evet. Agresif cesur. Oynar bak stoperde. Oğlum ona tamam. Bakılırsa Savaş da agresif. Adamın ayağını kırmışlığı var rakibinin. Adam West Ham'da kupa kazanmış amına koyayım. West Ham o şeyin formada atmış. Abi nasıl ayağını kendi kendine kırabilir bir insan? Allah rızası için bak halı sahada bir müdahale yapıyorsun. Rakibinin ayağı kırılıyor kendi kendine. O gün Ozan'ı bağırdık adam da anlattı yani ya. Bunu böyle anlatma herkese. El alem beni ayak kıran böyle sinirli bir tip sanacak. Halbuki pamuk gibi insanın bir sinirlenmiş mi? Kayarak topa müdahale ediyor rakibinin ayağı kırılıyor. Sizce sadece topa müdahale etmiştir yoksa rakibinin ayağı kendi kendine toptan mi kırılıyor? Belki bileğine hocam gitti ayağı. Olabilir. Abi... Adamın ayağı, ben adamın önüne kaydım, topu çatladı. Yani böyle ben nasıl çatlatabilirim adamın topuğunu önüne kayıp? Hocam peki size şöyle bir info vereyim ben. Sen Savaş hocasın. İlkokula mı gidiyorum? Ya ilkokul son ya da orta baş o civarda yani küçükken daha Smackdown'un etkisiyle kuzenimin üstüne uçarak ayağına kırmış adamım hocam ben de. Smackdown etkisiyle bildiğin üstüne uçtum. Yaptın. Hocam bu masanın üstüne çıkarttım. Oradan fırlattım. Masanın üstünden de üstüne uçtum. Yuh. Aferin. Bildiğinden düz uçtum. Başka bir info vereyim. Abi Savaş'ın o ayağını kırdığı adam bizim mahalleden abimiz Tolga abi. Mahalleden çok sevdiğimiz bir abimiz. Ne zaman maça çağırsak gelirdi. Maç tutkunu, futbol tutkunu bir adamdı. Ondan sonra gelmedi mi? Adam futbol izlemeyi bıraktı.
futbolu izlemeyi bıraktı, futbolu oynamayı bıraktı abi. Bir daha ne futbolu izledi, ne futbol oynadı, ne maça çağırdık geldi bir daha abi. Bak şunu söylüyorum. Stoper dediğin öyle olacak. Forvet'i topa küstürecek. Bence de. Savaş vurulumunu yapmış, hakkını vermiş şimdi. Benim gibisini zor bulursun stoperde. Halı saha maçlarını bekliyorum. Ayağım da düzgündür. Top oyuna da sokarım. Hocam, kaç para oynuyorsun? Ne kadar? Bana ondan bahset. Allah bir halı saha paramı karşılayın yeter be. Kaç o kadar para diyorsun yani. Sudan ucuzum. Sudan ucuzum. Ben, abi adam 6 ay boyunca şeyle dolaştı. Ayaklıkla dolaştı. Ayaklık mı derler ona? O nasıl bir yukarı? Kırılmadı adamı. Tamam ama 6 ay boyunca değnekle dolaştı. Sonrasında bir gün gördüm iyileşmiş. Dışarıdaydı falan. Abi dedim ya ne zamandır halı saha maç yapmıyoruz. Bir halı saha maç yapalım. Ne futbolu ya dedi. Ne futbolu ya dedi. Ben dedi. Öyle küstürmedim ha futbola. Ben dedi canımı dedi sokaktan mı buldum dedi. Ben dedi tövbe tamam, ettim dedi futbola. Abi herif fanatik Beşiktaşlıydı. Adam renkli giyinmeye başladı ya. Siyah beyazdan başka bir şey giymiyordu adam. Ya öyle işte. Stoper ne yaptın hocam daha ne istiyorsunuz ya? Doğarsın öbür bacağını da kırmamışım. Hayda. Kanka o ben, zaman fazla renkli. Ben de şöyle bir info vereyim o zaman. Aha. Benim gerçekten kaleciyi içeriye sokmuşluğum var bu arada. O nasıl oldu hocam? Bak adam fetişi varmış abi. Halı sahada gelen kornere direkt vole vurmuştum. Kaleci topla beraber girmişti. Abi yanlışlıkla falan aynı sahaya denk gelirsek ben şimdi Savaş Hoca'dan kaçayım ya. O gün bugündür kaleci sokmayı seviyorum. Vallahi indiririm ha. Çok çirkef oynarım. Ben de. Ya lan konu nereden nereye geldi? Saat 3.30 olmuş abi ya. Hocam bence bir CS'miz var. Bana da var gibi geliyor. Oo. Maç bir ara dedik ya toplanalım bayağı bir kişi. Hani FIFA'ya oraya kulüpte 30 kişi vardı. Adam çıkartırız. 6-7-7. Vallahi yapalım. Onu bir ara ayarlamak lazım da işte. Nerede ayarlanacak yani? Dur şu kramponlarıma ben bir naftalin koyayım anca çıkar. Kokusu. Ben daha bir şey yaparım. Bu ara hakem olurum. Kamerayı kaydederim. Sirvin Güllü kanalına da yapıştırırız. Editle üzerimize isimlerimizi yaz. Abi bu arada yeni sezon olduğu için Emre'nin Discord'daki banını kaldırıyorum. Fenerbahçeli arkadaşlara hayırlı uğurlu olsun. Ananı. Artık Emre kurtulmuş. Bizlerle Discord'da olacak. Eğer hocam kendisi de gelmek isterse. Hocam. Yeni sezon, yeni barışmalar, yeni anlaşmalar. Hangi Emre kurtulmuş? Fenerbahçeli. Emreci. Sorun çıkaran değil mi ya? Evet. Zeki Discord. Zeki kardeşim. Tamam. Zeki ama Zeki olmayan. Yok bence Zeki'ydi gayet. Ama biraz fanatikti kardeşim. Osman Hoca gibi. Osman Hoca Allah var yanında şey ya pamuk şeker. O bana oğlum diyen arkadaş değil miydi o? Aleykümselam bak yazdı. Biraz artık bundan sonra Hakan Hoca falan oğlum demez herhalde. Oğlum buradan derse bekliyordun lan. Onu oğlum yaparım gerçekten. Moderatörlere biraz daha saygıyla yaklaşır herhalde bundan sonra. Aleykümselam. Zeki kardeşim lütfen bak hatalarından ders aldığını umuyoruz. Bizde kolay kolay ban olmaz. Ban olduysa hata yapar. Benim niye banım vardı onu da anlamadım. Canın sağ olsun hocam. Oğlum işte moderatöre abin yaşındaki, baban yaşındaki adama oğlum demişsin. Tamam sen onu belki kötü niyetle demedin. Kötü niyetli demedim belki ama hani tanımadığın adam öyle demez. Adam banlamış. Ne? Banlamışlar o yüzden. Ben de bir, haklı tabii olarak bir şey diyemedim adam bana ya. Bakım hiç yani. Tartışmadayken dediyse. Bir de işte Galatasaray Fenerbahçe tartışması olmuş. Ha, tamam. Ya bir de aslında daha çok fazla tartışma oluyor diye banlandı muhtemelen. Hani çok fazla ateşli tartışmalar dönüyordu. Discord'daki tartışmalardan dolayı. Yani ateşli tartışma mı? En son Hakan'a oğlum dedi işte ondan sonra bir daha görmedik. Discord'daki tartışmaları ben yapmayacağım. Zeki'ye salıyorum tekrardan. Hayırlısı abi. Hocam var mı bir CS'miz ya? CS'miz var gibi artık yayını kapatalım. Zaten Okan Buru hocamın nemli tartışmalarından buralara geldi konu. Şu siyahi arkadaşın West Ham formalı siyahi arkadaşa geldik yani. Beşiktaş'a transfer edeceğim bu çocuğu. Hayırlısı. Olur. Hocam. Efendim canım. Bu arada neyse. Beşiktaş takımın boynunu büyütmeye çalışıyor yoksa başka bir şeyin boynunu büyütmeye çalışıyor. İyi geceler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Yayını kapatıyoruz.
geceler, geceler daha kötü. Ağzınıza sağlık abi. Ağzınıza sağlık. Ağlayacağım şimdi gülmekten.